Süleyman ve Süleymanpaşa Belediyesi'nin kıymetli bürokratları, yerel ve ulusal basınımızın kıymetli temsilcileri, değerli katılımcılar. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'in ortak olarak düzenlediği belediyelerimizin çalışmaları, projeleri ve yatırımları konusunda paylaşımlarda bulunacakları basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'in konuşmaları, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'ın konuşmaları, TESİ Genel Müdürü Doktor İbrahim Üçöz'ün sunumları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Kaan Gaytancıoğlu'nun sunumları, Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'in sunumları, basın mensuplarımızın sorularının alınması, kapanış. Sizleri öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'i ev sahibi belediye başkanı olarak konuşmasını yapmak üzere sahneye davetimi, kürsüye davetimi arz ediyorum. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, hem büyükşehrimizin hem de Süleymanpaşa ilçemizin kıymetli bürokratları, müdürleri, daire başkanı, genel müdürleri ve ilçemizin birbirinden kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin aracılığıyla bugün Süleymanpaşa'da yaşayan 205 bin hemşehrimiz, şehirde yapılan birçok hizmetten, yapılacak konulardan, kentsel dönüşüme, selebe, aklınıza gelebilecek birçok konuda bilgileri alabileceği, ilk elden ve doğru bir şekilde bilgileri alabileceği bir basın toplantısı olsun istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak, yanılmıyorsam 15 gün önceydi değil mi abi? Beni aradı. Cüneyt, böyle bir çalışma planladık. 11 ilçemizde de ilçe basın mensuplarımızla birlikte bir araya gelelim. Bu konuyla ilgili, ilçede olan bitenle ilgili herkes ne var ne yok bilsin. Basın mensuplarımız sorsun, cevaplayalım. Bilgi kirliliğini ortadan kaldıralım dedi. Eyvallah dedik. Gayet de güzel bir program oldu. Bizim ev sahipliğimizde ama fikir babası öncelikle Kadir Albayrak Başkanım olduğunu da belirtmek istiyorum. Biz de Süleymanpaşa'mızda inşallah bugün bu basın toplantısı vasıtasıyla, sizlerin vasıtanızla biz sosyal medya hesaplarından, sizin hesaplarınızdan vatandaşımıza bir sunum yapacağız. Sizlerin sorularını cevaplayacağız. Bence çok güzel, samimi bir toplantı olacak. İnşallah toplantımızda hayırlara vesile olur diyorum. Çünkü şehirde
Kulaktan duyma bilgilerle bilgi kirliliğinden kaynaklı özellikle kentsel dönüşüm konusunda, SELEP noktasında ve yatırımlarla ilgili birçok polemiklerle karşı karşıya kalınıyor. Sürekli telefonlar çalıyor. İşte biz şeffaf belediyecilik dediğimiz gerçekten her şeyi vatandaşımızla birlikte organize edeceğimizi, birlikte çalışacağımızı, yapılacak yatırımları birlikte değerlendireceğimizi söylediğimizde 31 Mart öncesinde bunu anlatıyorduk. İşte iki farklı siyasi görüş, yani ben AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanıyım. Sayın Başkanım da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet İttifakı'nın bir belediye başkanı. Ama ortak menfaatler, yani şehrin menfaatleri olduğunda bir yerden sonra artık siyasetin bir yerde kalması gerektiği noktasında hemfikir olmuş iki siyasi adam şu anda karşınızda. Tabii adam derken abi kelimemi yanlış anlamasın, büyüğümüz var. Dolayısıyla ben bu şehir için özellikle basın mensuplarımıza özel bir teşekkürüm var. Birçok noktada biz daha önce kentsel dönüşümle ilgili bir STK'larımızı, eski belediye başkanlarımızı bilgilendirmiştik. Ama önce siyasileri hem de bu konuyla ilgili eski belediye başkanlarımızı bilgilendirme yaptığımda hiçbir basın mensubumuz niye bizi toplamadın diye serzenişte bulunmadı. Biliyor ki bütün basın mensuplarımız bu konuyla ilgili bir istişare kararı var. İzlenen yol doğru. Zamanı geldiğinde bu konuyla ilgili detaylı açıklamalar da bize de yapılacaktır dediniz. O yüzden her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bu şehirde birlikte var olduğumuz sürece 205 bin hemşerimiz çok daha sağlıklı bir geleceğe, çok daha sağlıklı bir Süleymanpaşa'ya sahip olur. Bu konuda da duyarlılığınız için, ilginiz için canı gönülden şükranlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Sağ olun, var olun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'ı kürsüye davetimi arz ediyorum. Değerli Süleymanpaşa Belediye Başkanım, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, Süleymanpaşa Belediyesi'nin değerli çalışanları, bürokratları, Süleymanpaşa ilçemizin ve misafir ilçelerden gelen yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, böyle güzel bir günde Süleymanpaşa Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sizlerle beraber olmanın güzelliği içerisinde sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekirdağ bir elmas, Tekirdağ bir inci. Tekirdağ'ını işlemek için de iyi ustalara ihtiyaç var. Şu anda iki tane usta karşınızda. Altını çizerek söylüyorum. İki usta şu anda karşınızda. Biz birçok konuları ortaya getireceğiz, konuşacağız. Çok fazla yaptım, ettim. Bunlarla vakit almadan özellikle sayın basın mensuplarının soruları olacaktır. Uzun zamandır bir araya gelmedik. Sanıyorum 380 gün olmuş. Aldığımız haberlere göre. Çünkü Çorlu'da öyle söylediler. Onun için burada bugün bir araya gelelim, konuşalım. En azından özlem giderelim ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Tekirdağ'ımız 15 Ekim 1923'te Edirne vilayetine bağlı bir sancakken il olmuş. Ve 30 Mart 2014'te de büyükşehir oldu. Yani 91 yıl boyunca hep Tekirdağ dedik burada oturanlar. Benim de 65 yıl, 72 yaşında olmama rağmen demek ki 65 yaşına kadar hep Tekirdağ demişim buraya. Kolay değil. Ve 6360 sayılı kanun çıkıyor. Bir gecede senin ismin Süleymanpaşa oldu deniyor. Veya bir gecede 100 yıllık, 200 yıllık, 500 yıllık köy geleneği sen Sabahleyin mahalle oldun deniyor. Veyahut da referandumla belediye olan 23 tane belde belediyemiz belediye olurken referandum yapılarak belediye olmak istiyor musunuz diye sorulan belediyemiz bir gecede bir kanundan sabaha kadar yatıyor herkes şehirli, köylü, mahalleli, köylü ve beldeli bir kalkıyor sabahleyin herkes mahalleli olmuş, şehirli olmuş. O nedenle burada bizim bir sıkıntımız var. Sıkıntımızın ana kaynağı hepimizin kabahatları var.
Ben o zaman Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'ydım. Bizim kabahatımız var. Milletvekillerin, o günkü yöneticilerin, valilerin, kaymakamların, ne olursa olsun yani o günkü herkesin, sivil toplum kuruluşlarının Tekirdağ ilimizi büyükşehire iyi hazırlamadılar. Vatandaşlarımız bunu bilmiyordu. Neyle karşılaşacak? Vatandaş neyle karşılaşacağını bilmiyor. Bilmeyince de işte böyle büyükşehir olup ondan sonra da iki gün sonra da koltuğa oturup makamına yeni oturduğu gün 34 yıllık İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya İzmir Ankara veya 24 yıllık Konya Kayseri gibi bu belediyeden istenen talepleri vatandaş bizden istemeye başladı. Haklı. Beni madem mahalleden, köyden mahalleye çevirdin, Tekirdağ'ın Ertuğrul Mahallesi'nde ne varsa ben de Osmanlı Mahallesi'nde bunu istiyorum diyor. Yani bunları çok detaya girmeden şu özet olarak söylemek istiyorum. Ama Allah'a şükür o günler bugünlere geldi ve 91 yıldır Tekirdağ dediğimiz Süleyman Paşa oldu. Çorlu ikiye bölündü. Ergen ve Çorlu diye. Çerkezköy ikiye bölündü. Kapaklı ve Çerkezköy diye. 11 ilçemiz oldu. Ve hepsinin ismi Tekirdağ oldu. Allah'a şükür bugüne geldiğimiz noktada artık Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde yerlerini almıştır ve güzel de kendini hissettirmektedir. Bu nedenle 2019 seçimleriyle beraber ilk dönemde 10-11 büyükşehir belediyesinin ve 11 ilçe belediyesinin ve bir büyükşehirin tamamı Cumhuriyet Halk Partili belediyeden oluşurken 2019'dan itibaren 3 belediyemiz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir belediyemiz Demokratik Sol Parti'den ki sonradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne transfer oldu. Yani 4 belediye şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi belediyesi. Ama bir şey var. Tekirdağların bir özelliği var. Geçen dönem 60 büyükşehir belediye meclisinde alınan 6950 kararın %92,3'ü oy birliğiyle alındı. Ki o mecliste 15 tane de AK Partili arkadaşımız vardı. Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız vardı. Bu mecliste daha fazla muhalefet var. Ama baktım dünkü akşam rakamlara bugüne kadar 2 senede alınan kararların %93,5'u oy birliğinde. Yani Tekirdağ siyasi partiler ne olursa olsun Tekirdağ'ın menfaatleri olunca herkes birbirini kucaklıyor. Ben şurada gayet net bir şekilde Sayın Başkanıma söylüyorum. Biz de elbette ilk zamanlar yeni gelmişin bir takım yanlış anlaşmadan veya yanlış anlaşılmanın verdiği bir takım sıkıntı olmuştur ama artık bundan çok geride kalmıştır. Biz iki kardeşiz. Biz iki kardeşiz. Bu iki kardeşin kavga etme şansı yok. Çünkü ikisi de Süleyman Paşa'ya ve ben tabii diğer ilçelerde hizmet ediyorum. Bu hizmet içerisinde bu birliklerimiz olacaktır. Dedim ki ben de 11 belediye başkanımla basın toplantısı yapayım. İşte ilkini Çorlu'da yaptık. Çorlu basının karşısına çıktık. İkincisini Süleyman Paşa'da yapıyoruz. Ben bu güzel organizasyon için Süleyman Paşa Belediye'mize, başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel olmuş. Haftaya Çerkezköy, ondan sonra Kapaklı böyle. En son 19 Mart'ta da Rasim Başkanımızı aldık. Onu da sağlıklı görmenin güzelliği içerisindeyiz. Değerli arkadaşlarım, Tekirdağ'ın bir özelliği daha var. Onu söyleyerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Tekirdağ ilinin geneli aslında en büyük özelliklerinden birisi Türkiye genelinde göç alan bir ilimiz. Nüfusu süratle artan %2,69 gibi yıllık nüfus artışı olan bir ilimiz. Ve biz bu göreve geldiğimiz zaman nüfusumuz 874.475'ti. Şimdi 1.055.412. Sanıyorum 15 gün sonra da adrese dayalı nüfus kayıt sistemi açıklanacak. Ve tahmin ediyorum bir 25-30 bin daha artacağız. Yani Tekirdağ'ın nüfusu her sene bir Hayrabolu kadar, bir Şarköy kadar artıyor. Süleyman Paşa'ya geldiğimiz zaman 2014'te büyükşehir olmasıyla beraber Süleyman Paşa Belediye'miz neydi nüfusu? 176.239. Şimdi 204.001. Yani 26.750 nüfusu artmış. Bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman ama Tekirdağ'ın bir özelliği daha var. Demografik yapısının bir Şarköy gibi, pardon bir Çerkezköy, bir Kapaklı gibi değişmemiş. Kısmi olsa da korumuş. Ve bu ilimizi, il merkezimizi, Büyükşehir'in merkezi, zaten yasa diyor ki merkezi Süleyman Paşa olmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kurulur. Valilik burada, emniyet müdürlüğü burada. Onun için ben
bütün belediye başkanlarından birbirlerine rekabet sana az yapıldı, bana çok yapıldı, buna değil. Herkese ihtiyacı olan yapılacaktır, yapılmaya devam ediyor. Bu toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bütün bu toplantılardan sonra, alınan kararlardan sonra kazanan Tekirdağ'ımız olsun, kazanan ülkemiz olsun, kazanan Süleymanpaşa olsun, her şey gönlümüzde olsun. Sağ olun, var olun. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de sunumlarını yapmak üzere TESİ Genel Müdürümüz Doktor İbrahim Üçöz'ü kürsüye davetimi arz ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Süleymanpaşa Belediye Başkanım, Büyükşehir çalışma arkadaşlarımız, TESKİ'deki çalışma arkadaşlarım, Süleymanpaşa'daki çalışma arkadaşlarım ve basınımızın değerli temsilcileri. Sizleri saygıyla selamlayarak sunumuma başlamak istiyorum. Biz TESK olarak sunumumuzda 2014 yılından 25 Ocak 2021 yılına 21 tarihine kadar yapmış olduğumuz çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tamam başkanım. Yapmış olduğumuz çalışmalar 241 kilometre içme suyu, 508 kilometre kanalizasyon, 83 kilometre yağmur suyu olmak üzere toplamda 833 kilometrelik bir altyapı çalışması gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunun karşılığında ödemiş olduğumuz tutar 95 milyon 336 bin TL'dir. Yine bu süre içerisinde 11 adet içme suyu kuyusu açmış bulunuyoruz ve bakım onarım çalışmalarımız tabii ki doğal olarak devam ediyor. Bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışmalar 54,5 milyon TL tutmaktadır. Diğer çalışmalar dediğimiz asfalt, parke ve benzeri imalatlar, tesis revizyonları, kamulaştırma ve atık su arıtma tesislerinin revizyonları bunlar da 59,4 milyon civarındadır. Yine TESKİ adına Nayip Barajı kapsamındaki yatırımlar var. DSİ tarafından yapılmış olan yatırım. 2019 yılında bize teslim edilmiş olan bir yatırım. Bunun tutarı da 164 milyon TL'dir. Bu harcamaların birinci döneme ait olan kısmı 264 milyon 650 bin TL olurken ikinci döneme ait olan kısımları 210 milyon civarındadır. Devam eden işlerimizden kalan tutarlar da 33 milyon civarında olup Süleymanpaşa ilçemiz için gerçekleştirmiş olduğumuz toplam harcamalar 25 Ocak itibariyle 507 milyon 896 bin TL'dir. Tamamlamış olduğumuz işleri de sizlere arz etmek istiyoruz. Burada ilk önce 2013 yılında imalatına başlayıp 2014 yılında bitirilen içme suyu depomuz var. Hürriyet Mahallemizde yapmış olduğumuz bu içme suyu deposuyla Hürriyet Mahallemizdeki vatandaşlarımıza hizmet etmekteyiz. Tintindere Mansap Islağı, bu da ilk başladığımız yıllarda Tekirdağ'dan aşağıya Perşembe Pazarı'nın bulunduğu bölgede gelen yağmur sularının denize kavuşamamasından kaynaklı gerçekleştirmiş olduğumuz bir yatırımdır. Bu yatırımla yukarıdan gelen yağmur sularının denize ulaşmasını sağlamış olduk. Karacakılavuz Mahallemizde içme suyu deposunu tamamladık. Yine burada güncel olarak yenilenmiş terfi merkezimizi oluşturduk. Ayrıca bu kapsamda 10 kilometrelik kadar altyapı çalışması gerçekleştirdik. Sarılar ishale hattımızda Süleymanpaşa ilçemizde su sağlayan Sarılar bölgesindeki ishale hattımızdaki buradaki terfi merkezimiz vardı. Terfi merkezimizin durumu oldukça kötüydü. Bunun yanında iki defa sel baskınına uğradı. Bunun nedeniyle burada başkanımızın talimatıyla bu terfi merkezimizi yeniledik. Bu terfi merkezimizi 2016 yılında yeniledik. Bunun için toplam harcamış olduğumuz tutar 6.6 milyon TL'dir. Bu iş kapsamında bir adet teknolojik terfi merkezi, iki adet 1000 metreküplük biriktirme deposu, yine 5.118 metre terfi ve ishale hattı imalatı,
10 adet betonarme kuyu binası ve mekanik aksam, yine trafo konulması, yine Çorlu Deresi üzerinde 32 metre açıklığında köprü üzerinde askıda ishale hattı işini tamamladık. Askıda ishale hattımızı Ergene Nehri'nin içerisinde kalıyordu bizim ishale hattımız nehrin içerisinde. Burada yine başkanımızın talimatıyla herhangi bir aksilik olmaması amacıyla askıda geçişi tamamladık. Altınova mahallemizde taşkın sorunu vardı. Bu Altınova için hayati öneme sahip olan bir projedir. Bu projeyle Altınova'da yaşanan taşkınların büyük ölçüde önüne geçilmiş olundu. Bu 2016 yılında başlayıp 2017 yılında bitirilen bir proje olup tutarı 6.8 milyon TL'dir. En önemli yaptığımız işlerden biri, JICA kredisiyle yapmış olduğumuz iş, ilçe merkezi kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatları ile atık su arıtma tesislerinin genel görünümü burada karşıda yansıda görülmektedir. Bu çalışmamız 3 kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım, ikinci kısım ve üçüncü kısım. Buradaki çalışmanın kredisi JICA tarafından, İller Bankası tarafından sağlanmış olan kredidir. Tekirdağ Belediyesi zamanında 2012 yılında gerçekleştirilmiştir bunun anlaşması. Daha sonraki yıllarda ihalelerine kısmi olarak başlanmış. Birinci kısımdaki yapmış olduğumuz kapsamda birazdan detaylara yine göreceğiz. 271 kilometrelik bir hat tamamlanırken ikinci kısımda 77 kilometrelik bir hat ve üçüncü kısımda da bitme aşamasında olan bu kısımda da 69 kilometrelik bir altyapı yatırımı gerçekleştirilmiş olup toplamda 418 kilometrelik bir altyapı çalışması gerçekleştirilmiştir. Burada birinci kısım kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatına baktığımızda hafızalarımızda sanıyorum halen tazeliğini koruyordur. Gerçekten zorlu çalışmalar yapıldı şehir merkezinde. Bunlardan bir meydanda yapmış olduğumuz çalışmalar, yine direkler altında yapmış olduğumuz bütün ana caddelerde yapılmış olan kazı işlemleri burada görülmektedir. 2013 yılında başlamış olan bir projedir ve 2017 yılında tamamlanmıştı bu proje. Yani Süleymanpaşa Belediyesi zamanında bunun ihalesi yapılmıştı. TESKİ kurulduğunda biz bunu aldık ve devam ettirdik. Bu kapsamda yapmış olduğumuz işler 233 kilometrelik kanalizasyon hattı, 38 kilometre yağmur suyu hattı olmak üzere çalışmalarımız devam etmiştir. Burada görsellerde yağmur suyunun yaşamış olduğumuz taşkınlar yine hafızalarımızdadır. Yapmış olduğumuz çalışmalardan birkaç örnek var. Yine köprübaşı ve sahilde sürekli olarak yaşanan yağmur suyu sıkıntılarının önüne geçmek için yapılmış olan çalışmalar yansıda görülmektedir. İkinci kısım kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı. Bu TESKİ kurulduktan sonra gerçekleştirilen bir çalışmadır. Burada 2014 yılında bu iş yapılan ihale 2017 yılında tamamlanmıştır. Bu kapsamda büyük ölçüde büyük çaplı borularla çalışılmıştır. Özellikle sahil kısımda Altınova'ya kadar kazı yapılarak büyük çaplı 1200 milimetre beton borular bu hatta döşenerek buradaki kanalizasyon iletimi sağlanmıştır. Yine burada sağ tarafta görülen yansıda sağ tarafta görülen resimde terfi pompalarımız görülmektedir. Terfi pompalarımız burada çok zorlu bir çalışmayla buraya konulmuştur. Fore kazıklarla donatılan bu çevrede şu anda görmüş olduğunuz pompalar deniz seviyesinden 12 metre aşağıdadır. Deniz seviyesinden 12 metre aşağıda imalatı gerçekleştirilmiş ve şu anda çalışır durumdadır. Yine bu çalışmalarımızdan örnekler yansıda görülmektedir. İçme suyu imalatı da gerçekleştirdik bu arada. 2016 yılında başlayıp 2018 yılında kısmi olarak içme suyu hatlarımızın yenilenmesini sağladık. Buralarda düktil borular kullandık. Böylelikle sağlıklı ve uzun ömürlü boruları bu alanda kullandık ve 132 kilometrelik su imalatı, yani su ishale hatlarıyla ya da su hattı gerçekleştirdik. Barbaros mahallemizdeki kanalizasyon sorununu çözdük. Bu amaçla 2015 yılında yapılan ihale 2018 yılında tamamlanmış olup şu anda bunun tutarı o günün koşullarında 16.8 milyondu. Bu kapsamda 73 kilometrelik kanalizasyon hattı, 9 kilometrelik yağmur suyu hattı, toplamda 82 kilometrelik bir altyapı çalışması gerçekleştirilmiştir.
Yine Kumbağa mahallemizde yapmış olduğumuz çalışma yansıda görülmektedir. Kumbağa mahallemizdeki çalışma oldukça zorluydu. Açılan tranşeler deniz seviyesinden daha aşağıda olmasından kaynaklı tranşelerin suyla dolma olasılığıyla zorlu koşullarda çalıştık. Ama 2018 yılında bu çalışmamızın da yani Kumbağa'nın büyük bir bölümünü tamamladık ama bir kısmı daha devam edecek. Yine il genelinde yapmış olduğumuz çalışma vardı, ihaleye çıktık. İl genelinde yapmış olduğumuz ihaleden Süleymanpaşa Belediye'mize 4 milyon 740 bin TL'lik bir pay ayrılmıştır. Bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışmalar 12.803 metre kanalizasyon hattı, 4.220 metre içme suyu hattı, 2014 metre yine yağmur suyu imalatı, bunun yanında 5.343 metrekare kilit taşı ve 842 metrekarede asfalt yol çalışması tamamlanmıştır. İl genelinde yapmış olduğumuz diğer bir ihalede de Süleymanpaşa Belediye'miz için harcanan tutar 3.4 milyon olup bunun karşılığında 8.436 metre kanalizasyon, 2.292 metre içme suyu, 2.289 metrede yağmur suyu imalatı gerçekleştirilmiş olup ayrıca 45.882 metrekare kilitli taş, 31.045 metrekare asfalt yol çalışması tamamlanmıştır. Tamam başkanım. Sarılar içme suyu terfi merkezinde enerji nakil hattımızı yeniledik. Buradaki sık sık arıza yapıyordu. Bu arızanın önüne geçmek adına biz bu işleri yer altına aldık. Bıyıkalı mahallemizde içme suyu deposu açtık ve bunu yeni yaptık. 2019 yılında yapmış olduğumuz bir çalışma. Su sondaj kuyularının açımını gerçekleştirdik. 11 adet. Mazgal imalatı yaptık. Yansıda görüldüğü gibi Süleymanpaşa ilçesi için harcanan rakamlar yansıdadır. Bakım onarım çalışmaları yaptık. Bu kapsamda yapılan harcamalar il genelinde yapılmış olan ihalelerdi. Bu kapsamda yapmış olduğumuz tutarlar yansıda görülmektedir. İçme suyu depolarımızın temizliği ile ilgili yıllık ihalelerimizi yapıyoruz ve depo temizliklerine dikkat ediyoruz. Yıllık olarak bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Atık su arıtma terfi merkezlerimizde çalışma gerçekleştirdik. Barbaros Atık Su Arıtma Tesisi'nde revizyona gittik ve çalışır duruma getirdik. TOKİ Atık Su Arıtma Tesisi'ni revizyonunu gerçekleştirdik ve çalışır duruma getirdik. Barbaros İçme Suyu Arıtma Tesisimizin iyileştirilmesini sağladık. Kumbağa'da Naip Mahallemizde paket arıtma tesisi kurduk. Buradan Yazır Göleti'nden Kumbağa Mahallemize giden, hiçbir işleme tabi tutulmadan giden suyun arıtılarak gönderilmesi adına yapılmış bir tesistir. Şu anda bu tesisimiz Naip Mahallemize içme suyu sağlamaktadır. Evet, Naip Barajı hakkında sizlerle bazı bilgileri paylaşmak istiyoruz. Naip Barajı, DSİ tarafından bizim adımıza yapılmış olan bir çalışmadır. Bu kapsamda Naip İçme Suyu Arıtma Tesisi, ishalatları ve 7500 metreküplük bir su deposu kurumumuza kazandırılmıştır. Bunun karşılığında biz TESK olarak 164 milyon TL bedelle borçlanmış bulunuyoruz. 2019 yılından yılından itibaren ödemelere başladık. Bu tesisimizden 280 litre bölü saniye su almaktayız. Yine Süleymanpaşa ilçemizin yüzeysel su kaynağı ihtiyaçlarını da yine paylaşmak istiyoruz sizlerle. Naip Barajı'nda almış olduğumuz su Süleymanpaşa ilçemizin 1/3'lük su ihtiyacını karşılamaktadır. Diğer 2/3'lük kısmının karşılanması için yapılması gereken iş İnecik 1, İnecik 2 ve Dedecik barajlarının yapılmasıdır. Bu amaçla DSİ ile görüştüğümüzde bu yıl içerisinde İnecik 1, İnecik 2 barajlarından bir ya da ikisinin ihale edileceği yönünde bize bilgi verilmiştir. Altyapı bakım onarım çalışmalarımız devam etmektedir. Sağda görmüş olduğunuz çalışma şehir hastanemizin altında kalan su hattının değiştirilmesiyle ilgilidir. Bunun deplasesi sırasında arkadaşlarımız özverili bir çalışmayla zorlu koşullar içerisinde su kesintisi yaşanmadan bu çalışmayı tamamlamışlardır. Kırsal mahallelerimizde çalışmalarımız devam etmektedir. İnecik, Mahramlı, Evciler, Karansıldı, Genelli, Taşumurca, Otmanlı mahallelerimizde Malkara'daki İbribey Terfi Merkezi'nden alınan suyla buraların su ihtiyacı karşılanmaktadır. Osmanlı, Çanakçı, Demirli, Yağcı mahallelerimizde çalışmalarımız olmuştur. Bu önceki dönemlerde yine yapmış olduğumuz çalışmalardan Mermer Kaptaş Tesisi zorlu bir çalışmaydı. Burada teleferik kurarak bu çalışmayı gerçekleştirmiştik.
Naip mahallemizin içme suyu ihtiyacını karşıladık. Şu anda bu sorun çözülmüş durumda. Verimli modernizasyona önem veriyoruz. Verimli pompalar kullanıyoruz. Özellikle de ISO 50001 enerji verimliliği ve modernizasyon kapsamında 7 adet terfi merkezimizi yüksek verimli pompalarla donatmış bulunuyoruz. Kamulaştırma için harcamış olduğumuz bedel 11 milyon TL'dir. Devam eden işlerimiz var. Devam eden işlerimizden Doğu Arıtma Tesisinin Nisan ayı gibi devreye alınması söz konusudur. Bu tesis devreye alındığında oradaki Namık Kemal Mahallesi ve Bahçelievler Mahallelerinin kanalizasyon sorunu da çözülmüş olacaktır. Bakım onarım çalışmalarımız devam etmektedir. Ve en sonunda buradaki önemli bir konu, terfi merkezi 2 ile 12 arasında kanalizasyon terfi hattı inşaatımız bugünlerde başlamak üzere. Bu ihalemizi gerçekleştirdik. 9 kilometrelik bir hat gerçekleştireceğiz. Bunu yapmamızın nedeni geçen yıl yaz ayında yaşamış olduğumuz, Kumbağa'daki yaşamış olduğumuz kanalizasyon sorunudur. Orada İller Bankası ile arada bir anlaşmazlık oldu. Arıtma tesisinin yapılacağı yerle ilgili sıkıntı yaşandı. Bunun üzerine başkanımızın ve yine Cüneyt Başkanımızın da, Kadir Başkanımızın da onayı alınarak bu proje gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapmış olduğumuz iş, terfi merkezi 12'ye Kumbağa ve Barbaros'taki atık suların ulaştırılması yönünde bir çalışma gerçekleştirdik. İhalemizi yaptık. Bu yaz ayına kadar da bunun tamamlanmasını umut ediyoruz. Biz TESK olarak Süleymanpaşa ilçemizde 833 kilometrelik bir altyapı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ve 7/24 hizmet bitmeye çalışıyoruz. Saygılarımı da arz ederim. Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Şimdi sunumlarını yapmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Doktor Kaan Kaytancıoğlu'nu davetimi arz ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Süleymanpaşa Belediye Başkanım, değerli mesai arkadaşlarım ve basınımızın güzide mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adım Kaan Gaytancıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısıyım. Sizlere bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Nisan 2014'ten günümüze yaptığı çalışmaları özetlemeye çalışacağım. Özetlerken de sayısal verilerden yararlanmayı ve bu yaptığım analizleri de size sunmayı ve bu çalışma kapsamında da çeşitli bilgilerle takviye etmeyi planlıyorum. Müsaadenizle sunumuma başlamak istiyorum. Büyükşehir Süleymanpaşa için çalışıyor mesajıyla sizlere sesleniyoruz. Otogar yerleşkesinden Fenişleri Şantiye binasına, Kadın Danışma Merkezi'nden Hal binasına, tüm daire başkanlıklarıyla burada teşkilatlanmış 566'sı kadın, 1121'i erkek, toplam 1687 personeliyle 7/24 görev yapmayı kendisine şiar edinmiş. 1 Nisan 2014'ten bu yana 283.971.091,98 liralık yatırım, mahsuplaşma, ortak proje ve diğer harcamalarla Süleymanpaşa için bütçesini ayırmış bir Büyükşehir Belediyesi. Tüm hizmetlerimizin merkezinde vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımız çalışmalarımızın bu anlamda ortak paydasını oluşturuyor. Hem ilçe belediyemizin hem de muhtarlarımızın hem de bizim. Alo 153 çağrı merkezine gelen, WhatsApp şikayet hattımıza gelen talepler, istekler, şikayetler bizim için iş adımlarımızı oluşturan temel unsurlar. Bu bağlamda
1 Nisan 2014'ten bu yana 50.536 adet istek ve şikayet tarafımıza iletilmiş. %98,7'si olumlu sonuçlandırılmış. Halihazırda 659 iş ve işlem takibi ilgili birimlerimiz tarafından yerine getirilmektedir. 30 Büyükşehir Belediyesi arasında ISO 10002 vatandaş memnuniyet sistemini kurmuş, bunu yıl sonu itibariyle belgelendirmiş müstesna belediyeler arasındayız. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde vatandaşlarımızın taleplerine daha bilimsel ve analitik çözümler getirme gayretinde olacağız. Muhtarlarımız bu dönemde dediğim gibi ilçe belediyemizden sonra bizim en önemli yol arkadaşlarımız, paydaşımız. İlk hizmet dönemimizde kendilerine mahallelerinin hizmetlerini daha icraî bir şekilde yürütebilmeleri adına akıllı cep telefonu tahsisi edilmiş ve hem ilk hizmet dönemimizde hem de ikinci hizmet dönemimizde bu hatların faturaları düzenli olarak ödenmiştir. Dijital kent uygulamaları olmazsa olmaz geliştirme alanımızdır. Dijitalleşme çağımızın en önemli çalışma aslında laboratuvarıdır da aynı zamanda. Bu bağlamda Wi-Fi ücretsiz kablosuz ağ hizmetimizi sahil dolgu alanında ve diğer hizmet birimlerimizde vatandaşımıza bir hizmet olarak sunmakla birlikte hem çalışanlarımızın hem de birimlerimizden hizmet alan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına 226 adet güvenlik kamerası, 27 adet kayıt cihazı ve 21 adet kesintisiz güç kaynağıyla tüm hizmetlerimizi belli bir güvenlik çerçevesi arasında icra etmekteyiz. Çeşitli yazılımlarla da vatandaşlarımızın yerel yönetimlere ulaşımını, erişimini kolaylaştırmaktayız. Yol yapım ve dere ıslahı çalışmalarımız da mesaimizin önemli bir kısmına tekabül etmekte. Bu bağlamda 51.951 metre silindirle sıkıştırılmış beton, 64.152 metre bitümlü sıcak karışım, 186.940 metre safi kaplama olmak üzere toplamda 303.042 metre yol çalışması gerçekleştirilmiş olup, başta Cevizlik Deresi ve Maymun Deresi olmak üzere toplam 5.797 metre kesit dere temizliği ıslah çalışması da ilgili dairemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra 150.150 metrekare kaldırım, 17.803 metrekare parketaj, 3.587 metre baskı beton işi ve 10.637 metre bordür yapım işi de tamamlanmıştır. Yol çalışmalarımızdan bazı örnekler vermek istersek başlıcaları, Hükümet Caddesi'nde prestij projemiz kapsamında yapılan çalışma, Ruşen Güneş Caddesi'nde yaptığımız çalışma, Soğancılar Caddesi'nde yapılan yol çalışması ve şehir hastanesi bağlantı yolları örnek olarak gösterilebilir. Park bahçe faaliyetlerimiz kapsamında 7.530.161 adet mevsimlik çiçek dikimi, 7.908 adet ağaç dikimi, 46.413 adet çalı dikimi, 27 adet çocuk oyun grubunda tadilat, bakım, kurulum, salıncak ilavesi, 13 adet fitness grubu. Bunların yanı sıra çeşitli mahallelerimize bank, piknik masası, kamelya, dağıtım işi ilgili daire başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmekle birlikte 32 farklı noktada boyama, bakım ve onların faaliyetleri de gerçekleştirilmiştir. Yine ilgili dairemiz tarafından sahil dolgu alanı ve 19. Fırka anıtında çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirilmiş ve kentimize bu anlamda yeşil alan kazandırma noktasında da faaliyetler yürütülmüştür. Çevre temizlik konusunda sorumluluk sahamızda bulunan ve toplamda 51.425 metre uzunlukta 23 cadde, 2 bulvar, 1 meydan, 1 sanayi sitesinde toplam 68 personelimizin mesaisi ve özel araçlarıyla, özel donanımlı araçlarıyla bir mesai yürütülmüş ve kentimizin daha temiz bir şehreye kavuşması için çalışmalar yapılmıştır. Yine çevre denetim hizmetlerimiz kapsamında gürültü, hava kirliliği, koku başta olmak üzere 1878 adet çevre koruma ve denetim faaliyetleri icra edilmiştir. Çevre dostu faaliyetlerimiz kapsamında atık pil eğitimi öğretmenlerimize, atık pil toplama ekipmanları, 8 metreküplük konteyner, cam kumbaraların sahada numaralandırılması, atık pil ve tıbbi atık toplayıp ve bunların geri dönüşüme kazandırılması çevre dostu faaliyetlerimiz arasında yer almıştır. Atığı yönetmek ve geri dönüşümünü sağlamak için de 6 Mayıs 2020 tarihinde imzalanan faaliyet sözleşmesi kapsamında 29 Ekim 2020 tarihinden itibaren enerji üretimine başlanmıştır.
Kurulacak olan entegre katı atık tesisi çalışmalarına da devam edilmektedir. Emlak yönetimi ve kamulaştırma faaliyetlerimiz kapsamında belediye hizmet binası projemiz için, miras atölyesi 1 çalışmamız için, kentsel sit alanı meydan düzenlemesi projemiz için, ördekli dere yol projemiz için, demirli 2. ve 3. lot atık düzenleme depo alanı projesi, yol ve mezarlık alanları tesisi için de kamulaştırma faaliyetleri yapılmış, birçoğu tamamlanmış ve şu anda da kamulaştırma faaliyetlerimizde birçok noktada da yine devam etmektedir. İmar ve şehircilik hizmetleri bağlamında 251 adet plan değişikliği, 180 adet imar şikayeti denetimi, 34 adet kent estetik kurulu kararı, 66 kültür varlığının çizimi projelendirilmesi, 16 adet kültür varlığı restorasyon işi, 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında 273-274 plan notu değişikliği düzenlemeleri ve 38 adet imar uygulaması, bunlar kendi taşınmazlarımız Büyükşehir Belediyesi hizmet noktaları için yapılan imar uygulaması işlemleridir. Deprem ve afet yönelik çalışmalarımız da Süleymanpaşa özelinde bizim için çok büyük önem arz etme ve vatandaşlarımızın da en büyük beklentileri arasındadır. Bu bağlamda 4 adet afet ve acil durum konteyneri yerleştirilmiş, 3 adet geçici barınma merkezi belirlenmiş, 71 adet afet toplanma alanı tespit edilmiş, Barbaros Kumbağ mahallelerinde 1750 hektarlık alanda zemin çalışmaları yapılmış, deprem simülasyon tırı ile 31.258 yurttaşımıza ağırlıklı öğrenci, depremden korunma ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiş. Konutlara QR tarama koduyla bölgedeki afet toplanma alanlarını gösteren bilgilendirici görseller konulmuş ve halen konulmaya devam edilmektedir. 7.740 hektarlık alanda kentsel dönüşüm master planı ile 7 bölgede 18 etaptan oluşan kentsel dönüşüm alanları belirlenmiş. Altınova mahallemizde 14,5 hektarlık alana ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla kabul edilmiş. Projesine başlanmak için gün sayılmakta. İlçenin muhtelif yerlerine de 3 adet deprem kayıt cihazı konulmuştur. Ulaşım ve otogar hizmetlerimiz bağlamında da çalışmalarımız yürütülmekle birlikte sayısal verileri çok net olarak şu anda paylaşmak, süreyi uzatmaması için geçmek durumundayım. Bu anlamda otogar faaliyetlerimiz kapsamında 720.898 toplu taşıma aracının otogara giriş çıkışının yönetilmesinden bahsetmek isterim. Bu giriş çıkışların yapılması esnasında yurttaşlarımızın ve otogar çalışanlarımızın hırsızlığa, yangına karşı güvenliğinin sağlanması, zabıta ve vezne hizmetlerinin icra edilmesi, temizlik faaliyetlerinin yapılması yine ilgili daire başkanlığımız hizmeti tarafından ortaya konulmuştur. İtfaiye olaylara müdahale bağlamında 18'i fabrika, 118'i iş yeri, 629'u ev yangını, 300'ü araç yangını olmak üzere bunlara ilaveten anız balya yangını, sevimli dostlarımızı kurtarma çalışmalarımız, kapı açma, kilit açma çalışmalarımızı da eklediğimiz zaman 12.847 adet itfaiye olaya müdahale edilmiş durumdadır. Kırsal mahallelerimizde olay yerine ortalama ulaşım süremiz 15,1 dakika, kentsel mahallelerde 5,5 dakika olarak standartlarımıza yansımıştır. Tarımsal desteklerimiz de Süleymanpaşa için çok büyük önem arz etmekte. Bu bağlamda Süleymanpaşa Ziraat Odamızda 1 adet katı gübre dağıtma römorku, 1 adet çalı kesme ve parçalama makinesi alımı, arıcılığı geliştirme ve polinasyon projesi kapsamında 448 yetiştiricimize 5549 adet arı kovanı dağıtımı, mera iyileştirme ve yönetimi projesi kapsamında 390.050 kilo 20x20x0 kompoza gübre dağıtımı, 35 mahallede 86 yetiştiriciye 126 baş koç dağıtımı, tarla yollarının açılması, bakım ve onarımı kapsamında muhtelif mahallelerde 377 gün ve veya 3016 saate karşılık gelecek şekilde grider ile çalışma, üreticiye 19.415 kilogram yem bitkisi dağıtımı, yine muhtelif mahallelerimizde hayvan içme suyu göleti yapımı, onarımı bakımı, suvat tesisi ve büs alımları yine ilgili dairemiz tarafından gerçekleştirilmiş. Eğitim yayın projesi kapsamında çeşitli eğitimler tertip edilmiştir. Sosyal yardımlarımız da yine mesaimizin farklı bir alanını oluşturmakta. Süleymanpaşa Kadın Danışma Merkezimizde 778 danışana sosyal ve psikolojik destek verilmiş. 1506 engelli ve yaşlı yurttaşımıza sağlık merkezlerine ulaşım hizmeti sağlanmış. 593 haneye evde temizlik hizmeti verilmiş. 3 yurttaşımıza yaşam konteyner alınmış. 1301 yurttaşımıza 1.794.231 TL nakdi yardım yapılmış. 8 adet akülü, 3 adet manuel engelli tekerlekli sandalye dağıtımı yapılmış. İlk COVID dalgasında
6603 haneye gıda erzak kolisi ve ikinci dalgada da COVID hastası, hanesinde COVID hastası bulunan ailelerimize de 873 paket gıda ve hijyen desteği sağlanmıştır. Sağlık, gıda ve veterinerlik işlerimiz bağlamında 562 hasta nakli, çeşitli bilgilendirici eğitimler ve faaliyetler, 243 çölyak hastası yurttaşımıza 2194 paket çölyak gıda paketi dağıtımı, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 2 adet tiyatro etkinliği, tansiyon ölçümü çeşitli muhtelif noktalarda 1220 yurttaşımıza, yine ilk yardım eğitimleri, vektörel mücadele kapsamında da 574 JİT alanda kışlak mücadelesi verilmiştir. Defin hizmetlerimiz ilçe merkezindeki 3, kırsal mahallelerdeki 77 mezarlığımızda ilgili personelimizle takip edilmiş ve 5816 yurttaşımızın defni gerçekleştirilmiş. 6562 cenaze de il içi ve il dışı, karayolu ve havayolu olmak üzere memleketlerine uğurlanmıştır. Kültürel etkinliklerimiz bağlamında 228 gezi faaliyeti, buna 8771 yurttaşımız katılmış. 68 adet tiyatro, 49 adet konser, 315 adet muhtelif etkinlik, 2 adet festival, 26 adet söyleşi, 2 adet sempozyum, 27 adet yarışma, 5 adet iftar, 2 adet sahur organizasyonu, 4 adet hıdrellez kahvaltısı, 15 film gösterimi, 12 adet sergi, 82 adet temek kursu, 22.081 saate tekabül eden ve 1260 sertifika alan kursu yerimiz bu kurslarımız sonunda. İlk hizmet dönemimizde 45 amatör spor kulübüne de 852 bin tutarında nakdi yardım yapılmıştır. Tamamlanan projelerimiz Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yaya Üst Geçidi, Sebze ve Meyve Toptancı Hali, Özel Proje Alanı 1 Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlenmesi, Merdivenli Park, Fenişleri Prefabrik Bina ve Hizmet Yerleşkesi, Su Ürünleri Toptancı Hali dün itibariyle inşaat tamamlanmıştır. Açılış için gün sayılmaktadır. Yine muhtelif mahallelere Atatürk büstü ve heykeli yapımı, Hacıköy Asfalt Şantiyesi Laboratuvarı, Fenişleri Dairesi Başkanlığı Atölye Binaları, Sahil Özgürlük Parkı'na Rakoçya heykeli, Gündoğdu Mahallesi halı saha yapımı ve yine ilçenin çeşitli yerlerindeki tadilat ve yapım işleri tamamlanan projelerimiz kapsamında yer almış. Devam eden projelerimiz kapsamında ana hizmet yerleşkemiz ve otobüs terminali inşaatımız devam etmektedir. Nihai olarak şunu söyleyebiliriz. Bütçesinin her yıl ortalama %43'ünü yatırıma ayıran, entegre yönetim sistemini 5 yıl önce kurmuş ve belgelendirmiş, kurumsal mükemmellikte 5 yıldız almaya layık görülmüş, 11 ilçeyi 11 okul projesinde olduğu gibi kentin temel ihtiyaçlarına çözüm üretecek projeleri önceden görebilen ve kurumsallaşan ve deneyimi artan bir büyük şehir Süleymanpaşa için çalışıyor ve sizlere hizmet vermekten gurur duyuyor. Saygılarımı arz ederim. Genel Sekreterimize teşekkür ediyoruz. Şimdi Süleymanpaşa Belediye'mizin çalışma, proje ve yatırımlarıyla ilgili sunumunu yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'i kürsüye davetimi arz ediyorum. Kıymetli basın mensuplarımız, bizleri canlı yayından izleyen kıymetli Süleymanpaşalılar, hızlı bir şekilde toparlamaya çalışacağım. 21 aylık bir çalışma performansını sizlerin takdirlerine sunacağım. Yalnız şuradan üstüne basarak belirtmek istiyorum. Ben ana başlıkları aldım. Çok detaylara girmedim. Sportif aktiviteler, temizlik işleri, sosyal aktiviteler, bir sürü konular var. Ben ana başlıkları almadım. Daha somut, daha elle tutulur verilerle karşınıza gelmek istedim. Öncelikle bizim sürekli karşımıza çıkan iki belediyenin arasında, izniniz olsun Kadir Başkanım, bu konu hem Süleymanpaşa hem Büyükşehir açısından çok ciddi anlamda aydınlığa kavuşturulması gereken bir nokta. Birkaç defa billboardlarda yer verdik ama burada şöyle bir sıkıntımız var. Vatandaşımız neyden istediğini, yani ilçe belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin hangi işleri yaptığıyla alakalı bir soru işareti olan bir dönem. Süleymanpaşa Belediyesi ne yapıyor?
Süleymanpaşa Belediyesi ana caddeler dışındaki ara cadde ve sokaklar Süleymanpaşa Belediyesi'nin sorumluluğunda. Ana caddeler dediğimizde sahil, belde ve mahalle bağlantı yolları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. Bununla ilgili Ördekli Dere, Hükümet Caddesi gibi caddeler Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda olan alanlardır. Yollar, ara sokakların tamir, bakım, bordür, tadilat, kaldırım işleri tamamıyla Süleymanpaşa yani ilçe belediyesindir. Park bahçeler ilçe belediyelerindir. 15 bin metrekareye kadar olan kısmı. Zabıta işlemleri, trafik haricinde hemen hemen her şey zabıta ve hükümet caddesinin sorumluluk alanı, kendi sorumluluk alanındaki alanlar, zabıta hizmetleri ilçe belediyelerindedir. Larva ve uçkurla mücadele ilçe belediyelerindedir. Sokak hayvanları ilçe belediyelerindedir. Çöp ve atık hizmeti toplama yine kendi sorumluluk alanındaki yerler ilçe belediyelerindedir. Biraz önce söyledim. Park bahçeler 15 bin metrekareye kadar olan park bahçelerin bakım, onarımı, temizliği ilçe belediyelerindedir. Büyükşehir'in sorumluluğunda neler vardır? Tüm ana caddeler, sahil, köyler, yani eskiden köy diyorum, köyler arasındaki bağlantı yolları, beldeler arasındaki bağlantı yolları, tamir, bakım, bordür, bütün işlemleri Büyükşehir'dedir. Ulaşım Büyükşehir'dedir. Otobüs ve minibüs güzergahlarının belirlenmesi, durakların yerlerinin belirlenmesi, durakların konulması Büyükşehir'in sorumludur. Sahil ve kumsalların düzenlenmesi Büyükşehir'dedir. 15 bin metrekarenin üzerindeki parklar Büyükşehir'dedir. Trafik zabıtası Büyükşehir'dedir. Mezarlık işlemleri Büyükşehir'dedir. Cami bahçelerinin düzenlenmesi Büyükşehir'dedir. Desibel ölçümleri Büyükşehir'dedir. Baz istasyonları Büyükşehir'dedir. Hepsini ben ayrı ayrı yazmadım. En çok 259-59-59 numaralı telefona gelip de karmaşa olduğunu hissettiklerimizi buraya aktardım. Yani iki belediyenin farklı sorumlulukları olduğunu belirtmek için bir görsel hazırladık sunumun başında. Bunu öncelikle girmek istedim. Tabii bir de TESK'imiz var. TESK'imizde yerin altında vatandaşlarımızın özellikle bilmesi gereken konu, yerin altındaki su ve atık suyla alakalı bütün konular TESK'in sorumluluğundadır. Bazen bu konuyla ilgili farklı farklı sorular geliyor. İlçe belediyeleri, sadece Süleymanpaşa için söylemiyorum, 11 ilçe için aynı şey geçerlidir. Yerin altı ile ilgili, bastığınız yerin altı, Büyükşehir'in, yani daha doğrusu ona bağlı olan kurumun TESK'inin sorumluluğundadır. Atık su ve temiz sudan bahsediyorum. Onunla ilgili de 185 de TESK'inin müracaat hattımızdır. Bunu özellikle de bilinmesini istiyorum. Patlaklar ve su baskınları yine vidanjör hizmetleri de TESK'idedir. Buradan devam edelim. Biz Süleymanpaşa Belediyesi'ne 21 aydır görevdeyiz. Bunu ben siyaset olsun diye koymadım. Niçin söylediğimi biraz sonra anlayacaksınız. 75 milyon TL bir borçla devralmışız. Ne kadar borcumuz var bugün itibariyle? 77 milyon lira. İğneden ipliğe her şey. Bütün kalem kalem çıkarttırdım. Vergi dairesinden diğer kurumlara kadar, piyasa borçlarına kadar tamamı Süleymanpaşa Belediyesi'nin şu anki borcu 77 milyon TL'dir. Kasamızda yaklaşık 7 milyon lira civarında bir paramız var. Bu rakamı çok önemsemiyorum. Şimdi bundan sonra anlatacaklarım için önemli. Yani biz belediyemizi ekstra bir borç yüküne sokmadan şimdi yaptıklarımızı yapmışız, gerçekleştirmişiz. Biraz önce söylediğim gibi somut verilerle gidiyorum. 21 aylık görev süremiz boyunca toplam 100 milyon TL'lik yatırım yapmışız. Net rakamlarla konuşuyorum, resmi rakamlarla konuşuyorum. Bunun içerisinde özellikle sosyal aktivitelerle ilgili olan rakamları, yani somut olmayan işçilik giderlerini vesaireyi koymadık. Sadece biraz sonra şimdi göreceğiniz rakamların içerisine koymuşuz. 21 ay içerisinde 100 milyon TL'lik yatırım yapmışız. Nelermiş bunlar? Arkadaşlar kısa videolar da koymuş sıkılmayın diye. Kısa bir geçiş yapmışlar. ...100 milyonluk TL'lik yatırımla neler yapılmış? Bu araçlar bunun içerisinde mesela dahil değil. Araç filomuzu arttırmışız. Yaklaşık filomuza, ki bugün burada da Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür edeceğim bir konu var. Kompresör noktasında çok ciddi sıkıntı yaşıyorduk. Sağ olsun ara ara bu konuda bize destek olduğunda en azından geçen yıl kârını söyleyeyim 3 milyon lira. Yani sokaklardan söktüğümüz o kırık taşlar yollarda tekrar kullandığımızda 3 milyon civarında kâr elde ettik. Kompresör sayesinde. İnşallah bu hafta başkanım bir kompresör alacağım. Artık kompresör derdinden sizi kurtarmış olacağım. 5 tane Fiat Florin almışız, kargo arasöz almışız, eskavatör almışız, bekoledir almışız, 2 adet traktör almışız. Bu hafta Allah nasip ederse alımına çıkacağımız, bu bizim için çok önemli bir konu.
Dediğim gibi 11 ilçenin de tamamında ihtiyaç vardı. Hepsini büyükşehirin sırtına yüklemiştik. Bu hafta itibariyle inşallah konkursörümüzü alacağız. Bir tane de eskovatör alacağız konkursörle birlikte devam etsin diye. Yaklaşık, şimdi verilerde de anlatacağım, üst yapı çalışmaları çok ciddi anlamda bir üst yapı çalışmasına ihtiyacımız vardı. Yaptığımız çalışmada bizim toplam sorumluluk alanımızda 2370 kilometre yol ağımız var. Yarı yarıya diyebiliriz, 3 aşağı 5 yukarı. Bir kısmı işte şeyde siz söyleyin, kırsal mahallede, yarısından fazlası da merkez mahallelerde yol çalışması var. Biz göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 922.240 metrekarelik yol yapmışız. Yaklaşık 1 milyon metrekare daha yola ihtiyacımız varmış, kırsal mahalleler dahil. İnşallah bunu da 2021 ve 2022 yılları içerisinde toparlayacağız. 370 bin metrekare kilit taş yapmışız. 551 bin metrekare de asfalt yapmışız. Kilit taşın içerisinde tamirler, kendi yaptığımız tamirler dahil. Cadde düzenlemeleri yapmışız. Yavuz, Ertuğrul, Orta Cami, Çınarlı, Çiftlikönü, Barbaros 100. Yıl Hürriyet Mahallesi gibi. Bunlar da yaptığımız caddelerin, düzenlemelerin fotoğrafları. Üstüne basarak söylüyorum, 21 aylık süremiz içerisindeki çalışmalarımız. Eski sanayi, 100. yıl, yeni sanayinin bulunduğu hattın girişleri, resimlerdekilerine göre tek tek saymıyorum. 100. yıldaki yine belli başlı, sol taraftakiler bozuk yollar, sağ taraflar yapılmış alanlar. Burası Atatürk Mahallesi, yeni mahalle yaptığımız Atatürk Mahallesi, hiç yol yoktu burada. Örnekleri, özellikle bu konu çok önemliydi. Bunu da Büyükşehir'le birlikte koordineli yürüttük. Tekirhan önünden başlayan o meydan, Aydoğdu Mahallesi merkezden tekrar Hükümet Caddesi'ne kadar olan bütün hattı yeniledik. Bu yol, 3 mahalleyi birbirine bağlayan, maalesef bununla resmi evraklarla konuşuyoruz. Karayolları kabul etmedi, Büyükşehir kabul etmedi. Yerli bize kaldı. Aydoğdu Mahallesi, Çınarlı Mahallesi, Aydoğdu Mahallesi ve Zafer Mahallesi'ni birbirine bağlayan yaklaşık 2.3 kilometrelik yolla yeni yaptığımız yol burası. Bağlantı yollarını bu yaz itibariyle bitireceğiz. Yol çalışmalarında çok fazla vaktinizi almamak için hızlı hızlı sadece görselleri geçeceğim. İnsan onu çabuk unutuyor biliyorsunuz. Yaptığımız cadde düzenlemeleriyle ilgili. Lise Caddesi, Tintinpınar Caddesi, Mehmet Serezli Caddesi, bu alanların hepsi komple yenilendi. Yavuz Mahallesi ki, Yavuz Mahallesi'nde neredeyse %70'in tamamını yeniledik sayılır. Bu yaz itibariyle Yavuz Mahallesi, yani bizim eski yerleşim bölgemizin olduğu o hat, altyapı çalışmalarından dolayı sürekli kazıldığı için artık yenilenmeye ihtiyaç vardı. Komple yeniledik. Burası Kumba. Kumba'da yol çalışmalarımızda sadece bir adamımız kaldı. TESKİ'yi bekliyoruz. Bu sene altyapısını bitirirlerse inşallah İbrahim abi bu konuyla ilgili tamam dedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız gereğini yapın demiş. Kumba'da, burası Güldal Plajı'nın hemen arkası. Buraların tamamı bitti. Sadece Kumba Deresi'ne gelmeden, Kumba Köprüsü'ne gelmeden sol tarafta kalan adamız var. Altyapı çalışmaları TESKİ'nin var. Doğalgazın bitti. Bu yıl içerisinde bitirdiklerinde artık Kumbağa'da da yol sonu konuşulmayacak. Bir kısmında Barbaros'ta kaldı. Onu da aktarma istasyonu ile birlikte orasını da bitirmiş olacağız. Şöyle bir özelliği var. Bazen eleştiriler alıyorum başkanım bu konuda. Niçin bu kadar Kumbağa? Arkadaşlar burası Tekirdağ. Tekirdağ'da İstanbul'un yan bahçesi. Kumbağa'da Hüseyin abi buralardaydı. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde cumartesi pazar 150 bin ekstra nüfusun geldiği bir şehir, bir mahalle düşünün. Yani hemen dibimizde bizi sürekli mahcup eden bir alan oluyordu. O yüzden biraz öncelik vermemiz gerekiyordu. Yine yol çalışmaları ile ilgili örnekler, çarşıda düzenlemeler. Burası Altınova'nın hattı. Yine bakıyoruz. Barbaros çalışmaları. Şehir merkezi, devlet hastanesi. Soldaki hali görüyorsunuz. Şehri... Yani yamalardan dolayı, tamir yamalarından dolayı buna ilgili çok sıkıntımız vardı. Kilit taş üstü asfalt yaması diye bir şey çıkmıştı. Bunların hepsini ortadan kaldırdık. Soldaki alttakileri görüyorsunuz. İnşallah bu yaz itibariyle şehir merkezinde birçok noktada yenilemeyi yapıp bu özellikle taş meselesinden kurtulup şöyle bir sıkıntı var. Onunla ilgili de eleştiri alıyoruz. Neden kilit taşın üzerine söküp asfalt yapıyorsun? Kilit taşı değiştirmiyorsun. Bakın arkadaşlar, kilit taş, bir önceki kilit taşla bir sonraki kilit taş birbirine kilitlenmiyor. Kilitlenmediğinde kesme yapmanız gerekiyor. Kesme yaptığınız birbirine kilitlenmeyen kilit taşlar da çöküyor. Dolayısıyla biz bu konuyla ilgili solda gördüğünüz bu rezilliği daha fazla yaşamamak için kilit taş devrini kapatmaya çalışıyoruz. Dekoratif olanlar hariç. Mesela sağ görüntüdeki. Buralar yine asfalt çalışmalarımızla ilgili 21 ay, yani 2 yaz sezonu içerisinde, aslında 1,5 yaz sezonu içerisinde yaptığımız çalışmaları, üst yapı çalışmalarını görüyoruz. Soldaki yine bizim yanılmıyorsam Yavuz Mahallesi olabilir.
üst solda gördüğünüz yollar çok kötüydü. İşte bunların hepsi kırılanlar, dökülenler. Artık sağ taraftaki gibi görseller yenilenmiş haliyle şehrimiz yeni bir görünüme kazanmış oluyor. Şehrimizin en önemli sorunlarından biriydi. Bunu yıllardır çok konuştuk. Menfezlerle ilgili, yani bizim üç mahallemiz yeni mahallelerimizle birlikte birbirinden kopuk bir şekilde hayatlarını geçiriyorlardı. Bu da trafik anlamında çok ciddi sıkıntı yaratıyordu. Hürriyet Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi. Hürriyet Mahallesi'nde Karlık Sokak, yani Hürriyet Mahallesi sadece iki arter üzerinden giriş çıkışı olan, birbirine bağlanmayan bir mahalleydi. Alkaya'nın bulunduğu bölgede, yani Cumhuriyet Mahallesi'nde de aynısı vardı. Bir de Namık Kemal Mahallesi'nde, özellikle İstanbul Toki'de oturanlar, çevre yoluna inip ondan sonra tekrar hastaneye gitmek durumundalardı. Artık böyle bir şey kalmadı. Üç mahallemizde de artık yapılan menfezlerle bu yazda yollarını bağladığımızda burası Hürriyet Mahallesi Karlık, burası Cumhuriyet Mahallesi Güneş Sokak, Derazım olduğu yer. Burası da Bahçeevler Toki'nin bulunduğu menfezler. Üçünün de imalatı bitti. İnşallah bu yaz itibariyle yollarını bağladığımızda artık birbirine kopuk mahallelerimiz kalmamış olacak. Şehrimizde çok eskiden beri ihtiyaç haline gelmiş olan merdivenlerimiz vardı. Şu anda yanılmıyorsam 4 merdivenimiz daha var. Bu yaz onları da yapacağız. Orta Cami, Çiftlikönü, Ertuğrul mahallelerindeki solda gördüğünüz özellikle yol boyunda olup da çok kötü görüntü içerisinde olan merdivenler hepsi yenilendi. Soldaki, sağdaki, soldaki eski, sağdaki yeni. Burası Ördekli Dere'deki merdivenler soldaki haliydi. Sürekli çamur akıyordu. Vatandaşımız çok şikayet ediyordu. Kadir abiye kızıyorlardı, bana kızıyorlardı. Halbuki bizim sorumluluğumuzdaydı. Ondan sonra yaptık çok şükür, bitti. Tezkiyeyi bekledik biraz. Yer altına bu hatları indirmesi gerekiyordu. İndirdi. Merdivenler yapıldı, bitti. Bunlar da şehir merkezindeki merdivenler. Şöyle daha rahat çekiyor herhalde. Caddeler haricinde bir de meydanlarımız vardı. Acilen düzenlenmesi gerekiyordu. Selanik Meydanı, Alparslan Türkeş Meydanı, Ahmet Karaevli Cumhuriyet Meydanı, Sunakan Caddesi meydanlarında düzenlemeler yaptık. Burası biliyorsunuz artık dizilerde bile kullanılır oldu. Selanik Meydanı ki batı tarafındaki saat 9:05 geçişte bıraktık. Atatürk ismini verdiğimiz, bence çok da güzel anlamı olan bir meydan oldu orası. İnsanların fotoğraf çekilebileceği. Yine diğer meydanlarımız, Cumhuriyet Meydanımız. Kadir Başkan'dan rica etmiştik. Burasını artık rezil oluyoruz. Burasını toparlamamız lazımdı. Sağ olsun. Sol taraf Bülent Ecevit Parkı. Sağ taraf Cumhuriyet Meydanı'nın olduğu alan. İnşallah Bülent Ecevit Meydanı'ndan sonra da şimdi bir de rahmetli Erbakan için bir güzel bir meydan düzenlemesi yapacağız. Çok kötüydü burası da. Bizim sorumluluğumuzda bu park. Meydan Büyükşehir'indi. Ama ikisini bir anda elden çıkarttık. Geçti. Şu anda güzel de kullanılıyor. 55 tane köyümüz, 4 tane beldemiz var. Arkadaşlar, 55 köyün neredeyse %90'ının tamir tadilat işleri, yani binalarla ilgili tamir tadilat işleri bitti. Yıllardır girilmiyordu kırsal mahallelere. Neler yaptık? Kahvanelerini, camilerini, muhtarlıklarını, sağlık ocaklarını komple elden geçirdik. Dediğim gibi %90'a yakını bitti. Bütün kırsal mahallelerden bahsediyorum. Bunlar da köylerde yapılanlar, yapılan yenileme çalışmaları nelermiş? Tuvaletleri yıkılmış, camisi, minaresi bozulmuş, parkı kötü hale gelmiş, kullanılacak olmayan abdesthaneleri varmış, muhtarlık binaları varmış. Bunlar, bu görüntülerin hepsi ortadan kalktı. Soldakiler eski, sağdakiler düzenlenmiş halleriyle köylerimize, yıllardır el değmemiş köyleri elden geçiriyoruz. Bir yandan da yollarını toparlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu yazda köylerimizdeki, kırsal mahalledeki köylerimizi, mahallelerimizi inşallah yol sorunlarını komple bu yaz itibariyle ortadan kaldırmış olacağız. Binalar bitti, sayılır. Yolları da bitirdiğimizde kırsal mahallelerimizde, işte burası Banarlı, sağdaki, başkanım siz de oraya gittiniz. Sağdaki o düğün salonu olduğu yer, içi de dışı da çok kötüydü. Komple yenilendi. Sadece Karacakolovuz'da yaklaşık 25 bin metrekare yol yaptık. Kilit taş yaptık. Asfaltı söylemiyorum. Bunlar köylerimizdeki akan ortak kullanım alanları olan köylerimizde imamlar görev yapmak istemiyordu. Neden? Evleri çok kötü durumdaydı. Neler yaşadık? Bu gördükleriniz binaların işleri, hali düzenlenmiş halinde size burada ufak ufak görüntülerle göstermeye çalışıyorum. Yani dokunulmamış yer bırakmak istemediğimiz için çok yoğun bir tempo ile götürdük. Vatandaşlarımız bazen kızıyordu, başkanım sana ulaşamıyoruz diye. Eğer ki işinizin başında durmazsanız o iş sağlıklı yürümez diye. İnancımız böyleydi. Hep de böyle gittik. Hatta yine babaannemin lafı var. İşim varsa başındadır. Teknem varsa bir yerinde dur diye. O yüzden biz işimizin başında durmayı tercih ettik bu 21 aylık süre içerisinde.
Bunlar köylerimizde yapılan çalışmalar. Eski hali, yeni hali. Görüyorsunuz sağ üstte nelermiş, sonra ne hale gelmiş. Dediğim gibi 55 köy, 4 beldemizin 2 beldesi Kumbağa ve Barbaros'u dışarı koyuyorum. Yaklaşık 57 tane kırsal mahallemizde bu çalışmalardaki yapılanın tamamı, neredeyse %90'ı bitti. Yollarımız kaldı. Hızlı hızlı geçeyim, fazla bu konularla sizi yormayayım. Köylerdeki yapılan çalışmalar. Tabii bunları biz çok fazla yayınlamıyoruz ama yayınladığımızda da vakit bulduğumuz basın mensupları varken de bunları anlatmak isterim. Atatürk büstleri vesaireler, bunlar bayrak direkleri, hepsi çoğu yenilendi. Çatıları görüyor musunuz bilmiyorum. Ne haldeydi? Şimdi Süleymanpaşa'da 4 tane köyümüzde imamlarımızın kalacağı yerler yoktu. Eskiden biliyorsunuz okullar açıkken okulların oradaki lojmanları kullanılıyordu. Artık onlar da kalmayınca 4 tane köyümüzde Süleymanpaşa konuk eviyle ilgili ihalesini yaptık. Herhalde Şubat ayı içerisinde inşaatına başlayacaklar. 4 tane köyümüzde, 4 tane mahallemizde de artık konuk evleri yapılmış olacak. Artık imamların kalma sorunu ortadan kalkmış olacak. Diğer biraz daha büyük işlere geldiğimizde neler varmış? 64 gün yanılmıyorsam 65 günlük bir süreçte tamamladığımız 3 katlı bir aşevimiz var. Bu aşeviyle şu anda günde biz bugün itibariyle yaklaşık her gün 1000 kişiye sıcak yemek veriyoruz. Pandemi ortamında günlük 1800 kişiye sıcak yemek verdik. Her gün bu. Şu an itibariyle 1800 kişiye günlük 4 çeşit ekmeği dahil yemeğini veriyoruz. Sadece o değil tabii. İçerisinde Adem Dalgıç aşevi ve hayır çarşısının içerisinde bir de hayır çarşısı var. Özellikle bayramlarda öksüz yetim çocuklarımızı, ihtiyaç sahibi çocuklarımızı sayı gözetmeksizin 300-500 bin demiyorum. Bu rakamlara da çok girmek istemem. İhtiyaç sahibi çocuklarımızı burada biz giydirdik, yedirdik, içirdik. Elhamdülillah bize verilen, vatandaşımızın verdiği görevi yerine getirmek istedik. İskele meselesini çok zaten hepiniz biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili şu anda şehir için bence çok da güzel bir yer oldu. Allah'a hamdolsun. Pandemi olmasaydı çok da verimli çalışabileceğimiz bir yerdi. Yani inşallah şu birkaç ay içerisinde şu illetten kurtuluruz. İskele tekrar eski haline kavuşur. Sadece iskele değil tabii. Burada çok daha büyük projelerimiz var, anlatacağım. Burası Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı. Bitti. Bugün itibariyle içerisindeki restoran, kafeterya bölümü de montajı yapılıyor. Allah nasip ederse belki 15-20 gün, 1 ay, 2 ay ne zamansa artık pandeminin sürecine bağlı olarak açılışını yapacağız. Ya pandeminin hemen bitmesiyle birlikte açılış yapalım istiyorum. İstesek bugün devreye alabileceğimiz haline geldi. Çok güzel seyir terasları var içerisinde. Görüyorsunuz bu fotoğraf biraz eski. Seyir terasları yapıldı. Hemen şu ağaçların olduğu yerde çok güzel bir kafeteryası gelecek. Sol altta engellilerimiz için giriş noktası olan, yukarıdan giriş çıkışı olan 4 tane seyir terasından fotoğraf çekilebilecek çok güzel bir yer oldu. Büyükşehir sağ olsun ön tarafta da bir altyapı bağlantısını yaptı. Biz de kaldırımlarını düzenledik. İnşallah şehre yeni güzel bir nefes alacak bir alan daha yapmış olduk. Ahmet Ergün Gençlik Merkezi vardı. Ahmet Ergün ve Adem Dalgıç döneminden yapılmış olan. Burasını komple elden geçirdik. Yaklaşık 500 bin liraya yakın bir maliyeti oldu ama çok güzel artık bir sağ altta göreceğiniz tesislerimiz var. Evet. Zabıta binamız çok kötü durumdaydı. Zabıta için yeni bir bina yaptık. Osman Taba kapalı pazar yeri, ki biraz sonra söyleyeceğim. Bunun gibi çok daha fazla kapalı pazar yerleri bu yıl içerisinde hizmete girecek. Burası pazartesi başkanım şöyle bir karar aldık. Buradan da duyurmuş olayım. Pazartesi günü artık pazartesi pazarı yoldan kalkıyor. Kapalıya geçiyor. Yolu açıyoruz. Pazar günü tekstili pazar günü sosyete pazarı, Süleymanpaşa sosyete pazarı kuruyoruz. Hükümet Caddesi esnaflarımızın da tezgah açabileceği, bütün Trakya'da Trakya'ya hizmet verecek. Aslında Yunanistan ve Bulgaristan konusunda da bir kent konseyimiz çalışıyor tanıtımı anlamında. Esnaflarımızı pazar gününde, biliyorsunuz pazar günü çok bizim ölü geçer ağırlıklı olarak, yani asosyalizdir. Pazar günü vakit geçirebilecek, alışveriş yapılabilecek çok güzel bir sosyete pazarı kuruluyor. Pazartesi pazarı da bunun içerisine yerleşiyor. İşlemleri bitti. Bugün yarın açılışını yapacağız. Akçözüm Merkezi, bu bizim için de çok önemliydi. 259-59-59 numaralı telefondan 7/24 hizmet veren ve benim de Şubat 1 itibariyle kadar süre verdiğim, yani artık bundan sonra her işin vatandaşımızın bizi aradığında, dedi ki yolum çöktü, işte taşım bozuk vesaire. Artık hepsinin bir saati var, günü var.
Bir vatandaş bir talepte bulunduğunda hangi konuyla ilgili kaç günde kaç saatte çözeceğimizle ilgili artık bir veri tabanı oluştu. Şubat ayı itibariyle AK Çözüm Merkezi'ndeki sistem çok daha farklı işlemeye başlayacak. Bunu da anlatmış olayım. Süleyman Paşa kurban kesimleri, bunu biliyorsunuz. Bu konuda ki ileride biraz sonra anlatacağım. Çok soruluyor. Eski sanayi, yeni bir sanayi sitesi kuracağız dediler. Neresi? Kurban kesim yerinin hemen arkası. Burasını da düzenledik. Çok kötü durumdaydı. Bu sene daha derli toplu bir kurban kesim yerimiz oldu. Çiftlikönü Mahallesi aslında bu çok amaçlı bir alan. Çiftlikönü'ne söz vermiştik kampanya döneminde ki bitirdik çok şükür. Bununla birkaç gün içerisinde açacak duruma gelecek. Burası mahalle konağı, taziye evi ve Çiftlikönü Mahallesi spor tesisleri. Sadece futbol değil birçok branşta çocuklarımızın eğitim alacağı bir tesis oldu. Bu yıl 2021 yılı gençlerimizin yılı olacak dedik, spor yılı olacak dedik. 28 tane noktada spor tesisi kuruyoruz. Kısa bir video hemen izlettireyim. Sıkılmayın diye ara ara video girdim. ...28 noktada spor tesisi kuruyoruz. Bunların 7 tanesi çok amaçlı sahalar ve çocuklarımızın eğitim alabileceği yerler. Çok amaçlı derken hemen hemen bütün branşlarda çocukları eğitebileceğimiz, özellikle şu kahve kültüründen, sigaradan, alkolden uzak tutabileceğimiz yatırımlar yaptık. İnşallah Nisan ayı itibariyle hepsini açmaya başlayacağız. Belediyemizin kendi personelinin çocukları eğittiği, insanlarımızın, vatandaşlarımızın çocuklarını bize emanet edebileceği, sağlıklı bir şekilde yetiştirebileceğimiz alanlar yaptık. Spor Bakanlığımız da bu konuda bize destek oldu, sağ olsunlar. Kent mobilyaları konusunda biliyorsunuz bir kadememizi artık biz çok sıkı çalıştırıyoruz. Hemen hemen bütün kent mobilyaları biz kendimiz üretiyoruz. Dışarıya para vermiyoruz. Bu da çok önemli bir konu. Yani gördüğünüz korkuluklar, demir aksamlar, bu yapılan ki şeydekiler tamamıyla Rumeli iskelesindeki yapılar tamamıyla bizim çalışmalarımızdır. Bunun yanında da artık muhtarlık binalarına bir çeki düzen vermemiz gerekiyordu. Çoğunu değiştiriyoruz bu şekilde. Bunlara da bir kısmını kendimiz yaptık. Birkaç yetişmeyeni dışarıdan da satın aldık. Kendimiz yaptığımız için de fiyatını iyi biliyoruz, maliyetini iyi biliyoruz. Ona göre de rahat çalışabiliyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı evi yıkılan, sokakta kalan, ters bir durum olduğunda hemen yerleştirebileceğimiz küçük küçük böyle konteyner tarzında evler yaptık. Taksi duraklarımızın bir kısmını bu şekilde değiştirdik, merkezi noktada olanları. Bu gördüğünüz aparatları tamamıyla kendimiz yapıyoruz. Sadece bu elektrik direğini 600 TL istemişlerdi, biz 250 liraya mal ettik. Yüzlerce kullanılıyor, düşünün. Hayvanlarımız özellikle bu konuyla ilgili çalışmalarda, hayvanların evleriyle ilgili çok noktada bunu da değerlendiriyoruz. Kendimiz marangozhanemizde yapıyoruz. Park çalışmalarıyla ilgili bunların da çoğunu biz kendimiz yapıyoruz. Burası Tekirhan'ın yanındaki yer. Çok kötüydü. Sonra bu hale geldi. Parklarımız. Bu yıl içerisinde Allah nasip ederse 20 tane buna benzer parkımız daha olacak. Barbaros'taki Fikret Yılmaz Allah rahmet eylesin parkının hali. Şimdi devam eden çalışmaları da anlatayım. Toparlayacağım. Burası kampanyamda da anlatmıştım. Yaklaşık, başkanım bu çok önemli bir proje bizim için. Bu konuda da Büyükşehir Belediyesi plan değişikliğine sağ olsun destek vermişti. Atatepe Spor Kompleksleri. Burada doğrudan 15 bin çocuğumuzun eğitim alabileceği bir tesis. Sadece spor anlamında değil, kültürel aktivitelerde, kütüphane hizmetlerinde, tiyatro faaliyetlerinde, aklınıza gelecek her şeyde. İçerisinde kapalı havuz da var şu sol altta. Bu projeyle ilgili her şey hazır. Projesi çiziliyor. İnşallah en geç Mayıs, Haziran gibi temelini atmayı planlıyoruz. Ki Allah nasip ederse de önümüzdeki yaz faaliyete girecek. Bence o bölgedeki, yani Atatepe'nin arkasında biliyorsunuz okullar bölgesi. O bölgede de 15 bin çocuğumuz eğitim alıyor. Artık çocuklarımızı buradan içeri girdiklerinde bize emanet etmiş olacaksınız. Tamamen kapalı. Büyükşehir Belediye Binası'nın, yeni Büyükşehir Belediye Binası'nın arkası burası. Süleymanpaşa Kapalı Okçuluk Merkezi. Projesi bitti. Bu ihale sürecini bekliyoruz. Bugün yani ihaleye çıkacağız. Farklı branşlarda çocukları eğitebilmemiz için. Biraz önce söyledim ya 2021 yılı gençlerin ve çocuklarımızın yılı olacak dedim. Onunla ilgili projeler. Burası Atatepe. Özellikle bu yolla ilgili zaten biraz sonra anlatacağım. Atatepe'nin projesinde Anıtlar Kurulu'ndan izinler bekleniyordu. Bitti. Şimdi Atatepe'nin projesi üzerine çalışılıyor. İnşallah bu yıl içerisinde ihalesine çıkacağız.
Çıktığımız bu ihaleyle birlikte tabii biz 2025 için bir söz verdik. Teleferik meselesi var biliyorsunuz. Onunla ilgili altyapısının yani buradan aşağıya inebileceğimiz ihalede ufak tefek projede değişiklikler gerekiyordu. İnşallah Atatepe'de tüm Trakya'nın bence cazibe merkezi olabilecek, turizm anlamında bize ciddi getiri sağlayabilecek bir proje. İnşallah birkaç ay içerisinde sizlere projeyi anlatacağım, sunacağım. Bunun bütün perde duvarları bitti, arka taraf kaldı. İnşallah onu da yapacağız. Aynı zamanda bu yolda genişletme çalışmaları ile ilgili Büyükşehir'le birlikte çalışıyoruz. Mezarlık, eski mezarlığın duvarlarını bazı yerlerde 3 metre, bazı yerlerde 5 metre çekerek, burada mı ilgili daire başkanımız bilmiyorum, eyvallah, burada, çekerek bu yolda genişliyor. Her şey bitti, Anıtlar Kurulu'ndan onayını bekliyoruz. Anıtlar Kurulu'ndan bittiği gün artık bu yolda genişlemiş olacak. Büyükşehir mezarları geri çekecek, biz de yolunu yapmış olacağız. Böyle bir iş görev dağılımımız var. Atatürk Mahallesi kapalı pazar yeri, Teske Su Deposu'nun hemen arkası, projesi bitti, artık ihaleye giriyoruz. O sokak aralarındaki pazarlar artık kalkıyor. Karda kışta üşüyen esnafımız, karda kışta üşüyen ablalarımız, teyzelerimiz artık böyle bir dert çekmeyecekler. Kapalı pazar yerlerine geçiyor. Pazartesi pazarının kurulunun aynısı biraz daha büyüğü. Burası Atatürk Mahallesi, yani eski adıyla Hürriyet Mahallesi'nin bulunduğu kapalı pazar yeri. Burası Altınova Mahallesi. Kamulaştırma ile ilgili sorunu vardı, bitti. Proje ile ilgili bir iki taslakta değişiklik vardı. Yanılmıyorsam bunda Mayıs, Haziran gibi en geç ihalesine çıkmış olacağız. Altyapısını hazırladık, bitti. Altınova kapalı pazar yeri. Salı pazarı kaldı. Salı pazarı ile ilgili bir plan değişikliğimiz vardı, yaptık. Şimdi de projesine çalışıyoruz. Bu sene yetişir mi bilmiyorum ama yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Kadın Yaşam Merkezi ve Emekli Aktivite Merkezi. Bu konuyla ilgili de kampanyada söz vermiştik. İlkini Çınarlı Mahallesi'nde yapıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi ve Gönül Evleri Projesi. Yine ilkini arazi mevcut olduğu için Çınarlı Mahallesi'nde yapıyoruz. İkisinin de temelini Allah nasip ederse özellikle Kadın Yaşam Merkezi ve Emekli Aktivite Merkezi'ni bu yıl inşallah temelini atıp bitirmek istiyorum. Diğeri Engelsiz Yaşam'la ilgili belki yetişmeyebilir ama en geç önümüzdeki yıl başında da yetişirse, bu yıl yetişmezse önümüzdeki yıl başında da ihalesini yapmış olacağız. Engellilerimizin de artık engelsiz bir evi, gerektiğinde kalabilecekleri, kurs alabilecekleri, tamamen merdivensiz bir bina düşünün. Çok güzel bir proje. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu da göreceğiz. Altınova boyu, Altınova sahil boyu, Millet Bahçesi bitti işlemleri biliyorsunuz. Şu anda TOKİ projesini çiziyor. İnşallah Nisan ayı gibi de biz bu konuyla ilgili projenin lansmanını yapacağız. Çok güzel bir alan, 70 dönümlük bir millet bahçesi. Allah nasip ederse Tekirdağ'ın Süleymanpaşa'nın artık kullanımına açılmış olacak. Seracılık'ta kadın eli projesi bitti. İhale aşamasındayız. Belki ihale günü alınmıştır. Bence çok önemli bir proje. Ne olur biraz izleyelim onu. Hem de dinlemiş olursunuz. Çok uzatmayayım. Burası 120 dekar alan içerisinde yaklaşık 60 dönümü ilk etapta sera olan, aynı zamanda içerisinde lavanta bahçeleri, çilek bahçeleri, oyun parklarının olduğu. Neresi? Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün yol boyundaki arazisi. 120 dekar arazi üzerinde Tarım Bakanlığı'ndan tahsisleri yapıldı. Projesi bitti. Kalkınma Ajansı'na da ortak bir şekilde bu proje, onların da desteği var. Onaydan geçti. İhalesi herhalde bilmiyorum ama 15-20 gün, bir ay içerisinde de ihalesine çıkmış oluruz. Burası inşallah bu yaz sonunda, burasını değerli toparladığımızda Süleymanpaşa'daki kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın nefes alabileceği güzel bir yer olacak. Bence şehir için önemli bir projeydi. Aynı zamanda da hani diyorduk ya balık tutmayı öğretelim diye, biz şu anda Allah nasip ederse bu seralarda ben çalışmak istiyorum, evime ekmek götürmek istiyorum diyen çalışmak isteyenlere de, ailelere de inşallah kapalı seralarda evlerine ekmek götürecek imkanlar yaratacak bir proje. İlk etabı 60 dönüm, inşallah bunu biz 100 dönüme kadar çıkartacağız. Burası Yazar Mehmet Serez Caddesi, hemen bizim
sahil belediye binasının az ilerisindeki merdivenlerin üst önündeki park. Bu yaz inşallah burasını da düzenlemiş olacağız. Projesi bitti. Hızlı hızlı geçiyorum. Altınova sahil düzenlemesi. Burası biz tahsisini bakanlıktan aldık. Şu anda bu alan tamamen bizim tarafımızdan düzenleniyor. Sağ altta görüyorsunuz. Bu sağ, başkanım bu sağ alttaki ki Teski İbrahim Çözük Genel Müdürüm de geldiğinde gördü. Arazide kaymalar söz konusuydu. Arazide yarılmalar söz konusuydu. Ve gelişigüzel atılmış taşlarla sahil kullanılamaz haldeydi. Biz şimdi burasını komple değiştiriyoruz, yeniliyoruz. Kaba işimiz neredeyse bitmek üzere. Bu yaz itibariyle Altınova gerçekten ismine yakışır. Altından böyle güzel bir sahile kavuşmuş olacak. Parklarıyla, küçük kafeteryalarıyla, paşa kentlerle, sahil oyun alanlarıyla çok güzel bir alan olacak. Palmiyelerle biliyorsunuz donattık. Palmiyelerin hepsi de tutuyor. Bakıyorum eleştirenler var ama kusura bakmayın. 100 tane ağaçtan da 20 tanesi tutmayabilir. 120 tanesi tutmayacak diye de biz yapacağımız işten geri duracak halimiz de yoktu. Çok da güzel oldu. Burası Değmen Altı ile Alkaya'nın bulunduğu alan. Daha önce bu zamanında doldurulmuş buralar. Biz burada yaklaşık, başkanım, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bununla ilgili bize bir yazılı talimat verdi. Burada toprak kaymaları vardı. 1,5 kilometrelik perde yaptık. Şu anda Değmen Altı ile Dere Ağzı, bu inşallah bu yaz bittiğinde göreceksiniz. Değmen Altı ile Dere Ağzı çok güzel bir yürüyüş alanı, bisiklet yolu ve yeşillikler içerisinde, kafeteryalar içerisinde oturulabilecek çok güzel bir yer oldu. Bu görüntüler sonbaharda yanılmıyorsam veya yazın sonuna doğru çektim diye hatırlıyorum. Tabi bundan sonra bayağı bir değişiklikler oldu. Burası şu bu gördüğünüz alan Süleymanpaşa Belediyesi'ne tahsisli alan. Bakanlıktan tahsisini aldık buranın da. Çok güzel. Şehire sadece bununla gezi alanları değil, kafeteryalar değil, su sporlarının da yapılabileceği çok güzel bir alanımız oluyor. Biz bayağı bir yol kat ettik. İnşallah bittiğinde hep beraber zaten açılışını yapacağız. Barbaros ve Kumbağ mahallelerinde iki tane mahalle konağı yapıyoruz. Projeler çizilme aşamasında. Bunu ben taslak olsun diye koydum. Geçen Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aldığımız yetkiyle, benim kendi ilçemde aldığımız yetkiyle eski Barbaros Belediye binasının bulunduğu binayı yıkıyoruz. Eski Kumbağ Belediyesi'nin bulunduğu binayı yıkıyoruz. İkisine de birer tane mahalle konağı yapıyoruz. İçerisinde hem taziye olacak hem kadınlarımızın kurs alabileceği noktalar olacak. En üst katta da küçük küçük odalarda da ayrı ayrı faaliyetler yapılabilecek. Çok güzel iki tane mahalle konağımız oluyor. Barbaros ve Kumbağ mahalleleri. Aydoğdu Mahallesi'nde gençlik merkezi yapıyoruz. Projesi neredeyse bitmek üzere. Aydoğdu Mahallesi'nde çocuklarımızın daha sağlıklı yetişebileceği, devlet eliyle birçok kurstan yararlanabileceği, çocukları biz meslek sahibi yapabileceğimiz çok güzel bir gençlik merkezi geliyor. Onu da hemen hemen her şey bitti. İhale aşamasında bu yıl içerisinde bismillah diyoruz. Yahya Kemal, yani bu binanın bulunduğu alan burası. Kültür merkezi. İçerisindeki kafeterya Süleymanpaşa Belediyesi Paşakent Sözleşmesi'ni yaptı. İçerisinde çok güzel. Çocuklar burada kurs derslerini, faaliyetlerini yaparken bu kafeteryada, deniz manzaralı kafeteryada çok güzel vakit geçirebilecek. Burası Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Eğitim Parkı, K9 Eğitim Parkı aynı zamanda. Projesi bitti. Bu yaz içerisinde ihalesine çıkıyoruz. İnşallah yaz sonunda da bitirmeyi hedefliyorum. Deprem en büyük risklerimizden biri çünkü. Hızlı geçiyorum. Trap ve atıcılık alanı, buz patenin hemen arkasındaki yer. Projesi bitti. Önümüzdeki ay büyük ihtimal ihalesine çıkmış olacağız. Bu da çok önemli. Yıl bölü gün ortalamasında 40 bin araç geçen Süleymanpaşa'dan köylümüz çok fazla yararlanamıyor. Malkara yolu üzerinde sağlı sollu iki noktada gerekli tahsis ve çalışmalar bitti. Projeleri bitti. Bu yaz inşallah Malkara'nın girişinde de gelişinde de yani 40 bin aracın geçtiği güzergahta köylülerimiz organik pazar noktalarında satış işlemleri yapacak. Bu neymiş? Bu da çok önemli. Benim kayınpederimin köyü diyelim, Kadir abinin de sizin de kayınpederiniz değil mi abi? Anne köyü müydü? Özür dilerim. İnecik Mahallesi mahalle konağı. Bunun tahsisini biz de bu hükümet konağını komple revize ediyoruz. Projesi bitti. Alt katı tarım müzesi olacak. Üst katı hükümet konağı. Yani muhtarlık faaliyetlerinin devam edecek şekilde devam edecek. Aynı zamanda biz o bölgede de İnecik'teki meydan düzenlemesiyle ilgili meydan düzenlemesini yapıyoruz. Niye böyle atladı? Geçti. Hemen bunun önündeki meydanı da açıyoruz. Kamulaştırma izinlerini de aldık. Bir ufak bir mahkemelik bir mesele var. Çözebilirsek artık o İnecik eski haline tekrardan kavuşmuş olacak. Biliyorsunuz Kiraz Festivali Naip'ten başlıyor. Naip'le ilgili meydan düzenlemesini eğer bu sene Kiraz Festivali inşallah yapabiliriz. Yapamazsak bilmiyorum ama her halükarda meydan düzenlemesi Naip'in projesi de bitti. Onu da gireceğiz.
Süleymanpaşa'da ilk olacak bilgi evi açıyoruz. 50. yıllık yönetim okulunun yan tarafındaki eski tarihi binayı devrini aldık. İnşallah burası bilgi evi olacak. Bu bölgedeki çocuklarımızın ve kadınlarımızın eğitim aldığı bir yer olacak. Ben yerini göstermek için bunu özellikle koydum. Biraz önce konuşmamda söylemiştim. Karlık Caddesi. Arkadaşlar görüntü gitti. Siz gelin. Ne oldu? He? Anlamıyorum. Çöpe mi geldiniz? Karlık Caddesi'ni geçtiniz. Muhammed, duyuyor musun beni? Bunu daha önce anlatmıştım. Bu program Türkiye'de bence yapılmış ilk program. Ucuz yollu, sıfır maliyetli bir program diye söylüyorum. Başkanım, bu programda şöyle bir şeyimiz var. Kırmızı gördüğünüz noktaları biz özellikle çöplerini aldırtmadık. O kırmızı gördüğünüz şu noktalar çöpü aldı. Ses gelmiyor Muhammed'in. Sahil Belediye binasının önünde bu konteyner. Kırmızı gördüğünüz nokta, görüyorum ben ki çöp konteyneri alınmamış. Şimdi çöp konteyneri aldırttığımızda orası yeşile dönecek. Böyle bir programımız var. Biz bunu tek tek nokta nokta koordinatlarını çizerek yaptığımız ve tamamen Süleymanpaşa Belediyesi'nin kendi çalışanları tarafından yapılmış bir program. Bunun sayesinde artık biz hani çöpümüz alınmadı, şu oldu, bu oldu veya gerçekten bizim hatamız olabilir. Bu programla artık çöplerin alınıp alınmadığını hepsini görmüş olacağız. Muhammed, sizin sesi gelmiyor çocuklar. Oğlum ses ver bari lan. Şöyle yapalım, sen aracı, ben sunumu bitireyim, vakit kaybetmeyeyim. Sen aracı aldığında biz o yeşili, kırmızısını görebilecek miyiz bakalım? Heh, geldi. Bu çöpü biz boşaltmadık, boşaltmadığımız için kırmızı gözüküyor. Yeraltı konteynerlerini tamamen değiştiriyoruz. Bu arada onu da anlatayım. Diğer yeraltı konteynerleri ciddi anlamda sorunlu ve maliyetli, taşımaları da maliyetliydi. Artık çok basit bir sistemle, yağlı sistemle çalışıyor. Yeraltı konteynerine, makineye, kendi kendine asansörlü, artık bunu da kendimiz imal ediyoruz, onu da söyleyeyim. O yaklaşık 55-60 bin lira bir bunun boşaltma makinesi. Biz bunu eski tip çöp konteyneri makinesiyle, boşaltma makinesiyle yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir aparat var. Takıyorsunuz, hemen bu çöp konteyneri, yeraltı konteyneri basıyor. Şimdi asansör sistemiyle kalkıyor. Bunu biz kadememizde kendimiz üretiyoruz. Ve 20 bin liralık veya 25 bin liralık araçla aynı aracı çöp yeraltı konteynerini boşaltabiliyorsunuz. Çaça dedikleri bir makine var. Çok büyük, maliyetliydi bize. Evet. Tamam, bunu geçelim. Kırmızıyı sonra görelim. Devam edin bakayım. Sonra da yeşile döndüğünü gösterin bize. Devam edin sunum arkadaşlar. Evet. Etüt merkezine devam ettik. Karlık Caddesi'ni söyledim. Karlık Caddesi, başkanım burası yol genişletme çalışmaları ile ilgili biraz önce sizinle anlattığım mesele. Şu anda iki araba buradan geçmiyor. Yani anıtlarda onaylandığı gün itibariyle bu yaz inşallah burayı bitireceğiz. Kırsalda pilot destek çalışması varmış. Biz de kırsalda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Onun da bir bilgilendirmesini yapmış olayım. Bu yıl deneme olarak başlattığımız hayvancılık işletmelerimize tohum desteği, özellikle yulaf hasadımızı yapmışız. Belediyemize ait 22 dönüm arazimizde bu pilot çalışmayı yapmışız. Hayvancılıkla işletme sahiplerine ücretsiz dağıtılarak 400 dönüm yer ekmesine ve yaklaşık olarak 200 ton yulaf elde etmesine imkan sağlamışız. Bu sadece pilottu. Kırsal mahallelerimize hayvancılık işletmeleri sahiplerine yulaf otu balyası dağıtımı yapmışız. Bu yıl içerisinde bence çok önemli bir konu, 55 dönüm ekilecek nohutla aşevin ihtiyacını karşılayacağız. 7 tonla 10 ton arasında nohut bekliyoruz kendi tarlalarımızda. 40 dönüm yeşil mercimekten, 40 dönüm alanda yeşil mercimek, yaklaşık 4-5 ton yeşil mercimek üretmiş olacağız. 345 dönüm ayçiçeği ekili alanımızda Trakya Birlik'le yaptığımız çalışmada 5 litrelik tenekeler halinde 35-40 ton yağ elde etmiş olacağız. İğnecik mahallemizde 66 dönüm arazimizde lavanta ve çilek üretimi yapmayı planlamışız. 1570 dönüm arazimizde 370 dönüm yulaf, 810 dönüm arpa, 390 dönüm buğday ekimi gerçekleştirmişiz. 370 dönüm yulaf otu ekili olan arazimizin yaklaşık 1000 ton yulaf sılacı elde ederek bugün bundan süt üreticilerimize destek olacakmışız. Yani 1000 ton yulaf sılacı dağıtacakmışız.
İnşallah bu yaz itibariyle, yaz sonu itibariyle bitimden sonra köyümüze ciddi anlamda destek olacağız. Sosyal projeler konusuna da buradan gireyim. Pandemi döneminde toplamda 20 bin erzak dağıttık. Çok net rakamlarla konuşuyorum. Aşevimize yaklaşık 1800 kişiye pandemide yemek verdik. Şu anda 1000 kişiye veriyoruz. Merkez mahallemize, üniversitemizle birlikte sıfır maliyet bizim için. Üniversitemiz sağ olsun bu konuda bize destek oldu. Yüzey dezenfektanı ücretsiz vatandaşımız elde edebiliyor. Hayır çarşımızda çocuklarımızı giydirebiliyoruz. Ona rakam koymayın dedim çocuklara. 2019 Ramazan ayında 50 bin vatandaşımızla iftar açmışız. İnşallah bu yıl Ramazan'ı sokakta açabilirsek 75 bin hedefimiz var. Kiraz Festivali'nde yaklaşık 2 milyon hemşerimizi bölgemize ağırlamışız. Mahallelerimiz, yeni kurulan mahallelerimizi biraz önce basın mensuplarımıza verdim. Atatürk Cumhuriyet Çiftlik Önü, İstiklal Top Ağaç Vatan, Cumhuriyet Mahallesi hariç diğer mahallelerimizde 7 Mart'ta mutarlık seçimleri var. Onun da duyurusunu yapmış olayım. Bu da önemli. Bu alanda gördüğünüz bu alanda 2 tane çok büyük, hatta 3 tane büyük bir projemiz var. Herhalde Mayıs ayı gibi bu konuyla ilgili vatandaşımıza soracağız. Maliyetleri yüksek çünkü. Hangisini tercih ediyorsunuz diyeceğiz. Hangisini tercih ediyorlarsa o projeyi yapacağız. Bu şehir Allah nasip ederse önümüzdeki yıl çok daha farklı şeyleri görmüş olacak. Vatandaşımızın isteği doğrultusunda bu alan içerisinde çok fazla detay vermeyeceğim şimdi. Kentsel dönüşüm konusu başlı başına bir konu. Hemen ona da girelim. Evet. Bizde toplamda yapı stoğunda 62.512 tane binamız varmış. Bakan Bey'e anlattığım sunumu size arz ediyorum. 36 bin bina merkezde, 26 bin bina kırsaldaymış. Toplam 204 bin nüfusa göre planlanmış. 182 bin vatandaşımız merkezde, 21 bin vatandaşımız kırsal mahalledeymiş. Merkez mahallede 2001 yılı öncesi 36.289 binanın 26.765'i 2001 yılı öncesi yapılmış. Yani eski deprem öncesi bina demektir bu. 2001-2007 arasında 1121, 2007-2018 arasında 6840, 2019 sonrası yapılan 1230 tane binamız varmış. Yani 2001 yılı yönetmeliği öncesinde bu şehirde şehrin binalarının toplamda %74'ü 2001 yılı öncesine aitmiş. Merkez mahallelerde 26.765 binanın 12.346 adedi 1 ve 2 katlı binalardan oluşuyormuş. Risk altında olan 3 kat ve üzeri yapı stoğu diye biz göz önüne almışız. 14.449 tane 2 kat ve üzerinde bina varmış. Çok ilginç bir veri vereceğim basın mensuplarımıza da. Hani kaçak kaçak vesaire diye konuşuluyor ya sürekli. Bakın Barbaros'ta ne olmuş size anlatayım. Başkanım çok ilginç veriler çıktı karşımıza. Barbaros'ta 3.866 tane bina var. Daire demiyorum arkadaşlar, bina. Bu binaların 1957 adedi ruhsatlı. 1909 adet binanın ruhsat bilgisine ulaşılamamış. 1909 adet bina belediye kontrolünde olmadığı için eski yapı statüsünde görmüşüz. İşin özüne bakıldığında 2001 yılından sonra yapılmış Barbaros'ta 512 adet bina, 1103 adet bağımsız bölüm bulunmuş. Yani bu 3866 tane binanın sadece 512 tanesi 2001 yılı sonrasında yapılmış. Yani 1 ve 2 katlı binaları böyle çok riskli gibi görmez isek baktığımızda 1964 tane bina 3 kat ve üzerinde 2001 yılı öncesinde. Sadece bir mahalleyi söyledim size. Niçin kentsel dönüşüm bizim için çok önemli olanı anlatıyorum. Burada bina sayıları var. Çok fazla vaktinizi almamak için girmiyorum. Şöyle bir şansımız da var. Bizim Süleymanpaşa ilçemizdeki binaların %93.55'i 1 ve 4 kat arasında, 5 ve 7 kat arasında 6.23, 8 kat ve üzerinde 0.22. Yani çok böyle yüksek binamız olmaması bizi biraz da rahatlatıyor. Burada bir sıkıntımız daha var. Kentsel dönüşümle ilgili olanı söyleyeyim size. Burada ya hem binanın yapısı itibariyle hem zemini itibariyle de problemli olan konular var. Ona gireceğim. Bu binaların toplam binaların %84'ü betonarme, %14'ü kagir yığma bina. Şurada hemen size şöyle bir bilgi vereyim. Yapılaşmaya uygun olmayan, hem bina eski hem de bulunduğu zemini kötü. Bunun gibi 2001 yılı öncesinde 2581 tane bina var. Yani sıkıntılı, yani bina kendisi de eski, zemini de eski demek. Zemini de kötü dediğim. Bu ciddi bir sayı. Şarköy depremi olmuş 1912'de 7.4'te sallanmış. Herkes İstanbul'u anlatıyor.
ama asıl Tekirdağ depremi var kapımızda. Bunun farkında değildik. O yüzden bu konuyla ilgili Büyükşehir'le birlikte koordineli yürütüyoruz çalışmalarımızı. Şarköy depreminde 2806 kişi, ki o zamanın nüfusundan bahsediyorum, 1912 yılında. 2836 kişi vefat etmiş, 7353 vatandaşımız yaralanmış, 24.980 ev yıkılmış, 15.000 ev hasar görmüş, 83.633 kişi evsiz kalmış. Çanakkale hattına kadar vuran bir deprem bu. Sonraki deprem tarihleri Gölcük, Ege, Silivri 7.6, 6.9, 5.8. Yani bizim acilen bu konuda kentsel dönüşüme ihtiyacımız var demektir. Birçok diğer soruda Süleymanpaşa Belediyesi Ekolojik, Lojistik ve Endüstri Bölgesi ile ilgili. Bunu çok vaktinizi aldığım için videoyu sorarsanız videoyu es geçeceğim. Selep ile ilgili bir çalışma var. Sorular olursa da onunla ilgili cevaplamış olayım. Var mı arkadaşlar bundan sonrası ile ilgili bir şey? Bitti mi? Ah, döndü mü? Evet, çöp alındıktan sonra biraz önce şu ortada gördüğünüz kırmızı olan harita yeşile döndü. Artık yani biz teknolojiyi doğru kullanmaya çalışıyoruz. Bu şehirde alınmamış çöp kovalarını, konteynerlerini anlık görebiliyoruz. Dolayısıyla bu proje sayesinde özellikle bizim belediyenin hatası olup da atlanan yerler artık sorun, şikayet ortadan kalkmış olacak. Bunu da arkadaşlar göstermiş oldu. Muhammed, teşekkür ederim. Sağ ol. Devam edelim. Bitti mi? Arkadaşlar, tamam mıyız? Evet. Bizim sunumumuz bu kadarmış. Ben 21 aylık görev süremizde dediğim gibi birçok müdürlüğümüzün yaptığı faaliyetleri buraya almadım. Sadece belli başlı somut verilerin olduğu çalışmaları aldık. İnşallah önümüzdeki kalan süremizde de çok daha güzel şeyleri hayata geçireceğimizi de vatandaşımıza göstermiş olduk. Tekrardan sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli basın mensupları, şimdi toplantımızın soru cevap kısmına geçiyoruz. Burada soru sormak isteyen basın mensubu arkadaşlara vesaire arkadaşlarımız mikrofon uzatacaklardır, bilginizde. Şöyle mi yapalım, soruları not alalım. Allah, herkes sorsun. Ondan sonra mı cevaplayalım? Yok, yok, sorsun. Soru herkes. Cevap mı yapalım, evet. Ses. Tamam. Merhaba, Atılgan Alkıran. Teşekkür ederiz. Çok uzun bir aradan sonra Kadir Başkanımız böyle bir toplantı yaptığı için. Şimdi çok soru sormamız gerekiyor ama çok kişi var. Bize kısa kısa. Cüneyt Başkanım'a da teşekkür ederim. O zaten yapıyordu. O yüzden ayrıca teşekkür ederiz. Şimdi Cüneyt Başkanım, 100 milyon lira yatırım yaptık dediniz 20 ayda. Büyükşehir Belediyesi 7 yılda 284 milyon lira yatırım yaptı. Siz bu finansmanı nasıl planladınız, nereden karşıladınız bu 100 milyonluk yatırımı? Büyükşehir'in 234 milyon 7 yılda yaptığı yatırım. 283 milyon. 283 milyon. Yıllık 40 milyon yapmış. Siz nasıl finanse ettiniz? Onu sormak istiyorum size. Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a da şimdi Sayın Kaytancıoğlu anlattı ama Kadir Başkanımız da söyledi birçok yeni işte hazır olmadan büyükşehir olduk diye. Sizin yaptığınız hizmetleri İl Özel İdaresi 600 kişiyle yapıyordu. Siz 1600 kişiyle yapmaya çalışıyorsunuz. Yapmaya çalıştıklarınızda çoğu yarım kalıyor, hala yarım kalıyor. İşte Süleymanpaşa Belediyesi'nin 2 yıllık bütçesi, Malkara Belediyesi'nin 10 yıllık bütçesine değer bir büyükşehir belediye binası yapmaya çalışıyorsunuz. Yani hazır olmayan bir büyükşehirde öncelik o muydu yoksa yatırım mıydı? Mesela köylerimize hala hizmet gitmiyor. Otobüs durakları var, otobüs yok. Kumbağa Barbaros seferleri durduruldu ulaşımda. Ayrıca Süleymanpaşa'mızda 7 yıldır numara taş sorunu var. Çok büyük bir sorun. İnsanlar tapularda, ilçe belediyelerde büyük sorunlarla karşılaşıyor. Hala bunlar yapılamadı. Numara taş işlemi yapılamıyor. Bilmiyoruz neden. 7 yıldır çok büyük maliyeti de olduğunu sanmıyorum. Mezarlıklardan çok problem cevap soru geliyor bize. Hatta gidip gördük. Bakımları falan aksatıldı. Personel eksik olduğu söyleniyormuş. Personel yetersiz olduğu belirtiliyormuş. Ve en son olarak da şu
Ereğli'den çıkıp Tekirdağ'a sadece ışıklarda 30 dakika kaybediyoruz. Bu 10 yıldır planlı olan kavşak düzenlemeleri veya dalçıklar ne zaman yapılacak? Bunları soruyorum. Teşekkür ederim. Önce ben cevap vereyim. Bana sordun madem. Yani biz 100 milyon TL yatırım yaptık ama ben size söyleyeyim, bu rakam 125-130 milyonlar bandında. Yani bu özellikle fen işlerinde kullandığımız personelimizin bu işçilik maliyetleri sanki yatırım kalemi içerisinde değilmiş gibi. Yani bir ürün elde etmek için harcadığınız işçiliği koymama şansınız var mı maliyet giderinizde? Yok tabii ki, ama biz koymadık bu rakamlar içerisine. Birçok diğer müdürlüklerle ilgili yatırımları koymadık. Çoğu araçları koymadık. Yani bizim personel ve diğer noktaları koyduğumuzda bu rakam 125 milyon civarında bir rakama geliyor. Ciddi bir rakam. Nasıl finanse ettik? Herhangi bir borçlanmamız da olmadı. Dediğim gibi 70'te aldık. 70'te şu anda aynı banttayız. Ki bunu resmi verilere göre konuşuyorum. Yani biz ekstra bir şey yapmadık aslında. Yani sadece vatandaşımız bize güvendi. Aldığımız vergilerle, ekstra bizim borçlanma aldığımız yetkilerle, akıllı borçlanarak bir yandan da borçları ödedik, bir yandan da borçlandık. Allah yardım etti. Çok şükür şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Çok polemik konusu oldu işte. Cumhurbaşkanlığından para geliyor, şuradan para gidiyor, buradan para gidiyor. Arkadaşlar işte denetleme komisyonları var. Nereden ne parası geldiğini herkes görebilir. Yani aldığımız bir iki tane hibeyle bu 100 küsür milyonluk yatırım yapılmadı elbette. Biz sadece gelir gider dengesini doğru tutmaya çalıştık. Fuzuli masrafların hepsini kestik. Mümkün olduğu kadar ihale, kendimiz bazı şeyleri yapmaya çalıştık. Müteahhitlik kârını ortadan kaldırdık. Asfalt meselesi, yani bugün biz işte burada karayollarından geçme, kıymetli daire başkanımız da burada. Asfaltı biz bu sene ihale yapacağız ama ben işim düz ediyorum. Niye? %30'a yakın kâr veriyorsunuz adama. Biz asfaltı bu sene, bu gördüğünüz yaklaşık 550 bin metrekarelik asfaltı tamamıyla kendimiz yaptık, ihale etmedik. İşte Kadir Başkan'ın plantinde pişirdik. Gittik Ereğli'nin plantinde pişirdik, asfaltımızı yaptık, serdik. Ama bu rakamlar asfalt deyip geçmeyin, belki de 50-60 milyon tutuyordur. %30 deseniz 18 trilyon demektir. Eski parayla konuşuyorum. Yani biraz ticari mantıkla yürüttük. Allah da yardım etti. Bu yıl ki şu gördüğünüz yatırım, nereden baksanız en azından bir 100 milyon yakında. Şimdi bu yılın yatırımı var yani. Evet. Şimdi Sayın Atılgan, sorduğun soruları sorarken sanki bir yarış var gibi sorma değil. Sayın Başkan'ın kulvarı farklı. O bir kulvarda koşuyor, ben 11 kulvarda koşuyorum. Birincisi bu. Ama şunu bir netleştirmemiz lazım. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kurulduktan bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyar katrilyon yatırım yapmış. Tezkire Büyükşehir beraber. 2,5 katrilyon. Bunun 5 kat daha yapsam yutacak kadar Tekirdağ'ın ihtiyacı var. Önce bunu sormaktan ziyade 2,5 katrilyonu niye, yani niye az yaptın, yok değil. Tekirdağ niye bu kadar yatırıma ihtiyacı var? Çünkü Tekirdağ Avrupa'nın göz bebeği, Avrupa'ya komşu, Trakya'nın göz bebeği, Avrupa'ya komşu ama maalesef Tekirdağ yeterli yatırımı almamış. Gerçeğini ortaya çıkarıyor. Sayın Başkan 56 dakika konuştu. 16 dakika yaptıklarını anlattı. 40 dakika da yapacağını anlattı. Çok önemli. Yapacağım diyor daha. İhtiyacım var diyor. Yaptıkları da bir kere öncelikle çok gururla izlediğimiz bir çalışma tarzı. Buna saygım var. Çok tebrik ediyorum kendisini de. Ve yapacaklarını da anlatıyor daha. Tekirdağ'ın daha ihtiyacı da var. Ben de diyorum ki bu kadar süre içerisinde 2,5 katrilyon yatırım yapmışım. Daha da bunun 5 katı yapsan yutacak kadar bir ihtiyaç var. Önce Tekirdağ niye bu hale geldi? Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili. İktidar Partisi'nin. Ana Muhalefet Partisi'nin ikinci başkanı, genel başkan yapısı Tekirdağ Milletvekili. 7 tane milletvekilimiz var. Hepsi birbirinden değerli. 3 dönem, 2 dönem çalışanlar. Ama Tekirdağ hala yatırıma ihtiyacı var. Sayın Başkan haftada 2 defa Ankara gitmek zorunda kalıyor. Biz Ankara gitmek zorunda kalıyoruz. Bunların çoktan gelmiş olması lazım. Önce bunu konuşalım. Biz şimdi ne yaptık bu arada? Bütün bu dönem içerisinde. Önce kurumsallaştık. Önce kurumsallaştık yani. Tamamen sıfırdan bir büyükşehir olarak aldık bu işi. 24 daire başkanı oluşturduk. Ya biz örnek verdim. Ben genel sekreterimi 75 günde atayabildim. Tesis genel müdürünü kurulduğunu 60 günde atayabildim ki buradaki üniversiteden buraya nakil gelecek. Yani böyle bir sistem içerisinde
aldın tamam diyorsun ki senin yaptığın özel idare 600 günde 600 kişi yapıyor diyor. Onu da anlatacağım. Ama o gördüğün özel idareden devraldığımız zaman %80 makine parkurunun hepsini makine kimyaya gönderdik. Hepsini. Fenix'e daire başkanım burada. Ha ben şimdi enkaz aldım diye söylemiyorum bunu. Ama büyük şehrin daha güçlenmesi gerekiyor. Şimdi veya bundan 2 sene öncesi veya birinci dönemi tamamladığınız zaman bütün gücü arkasına almayı Büyükşehir Belediye Başkanı var karşınızda. İstediğin yatırımını yapacak güce sahip. Ama bunlar buraya geldiği kadar epey mesafe aldı yani. 74 daire başkanlığı var. 70 şube müdürlüğü var. Buraya eleman atacaksınız ve bunlar çalışacak. 1680 tane eleman aldığı bir havuzda geldiğimiz zaman hiçbirine bir erkek bizi bekliyor. 6 aydır da beklemişler. Onları kutulara yerleştirip organizasyon şemalarına ondan sonra yatırıma giriyorsun. O nedenle birinci dönem için çok iddialı konuşmuyorum ama o günün şartlarına göre yapılanları bence çok iyi irdelemeniz lazım. Şu anda Sayın Başkanım 900'e yakın elemanı var. Benim de 4380 tane elemanım var. Teski dahil. Şimdi bu iki kulvarda Sayın Başkanıma da bana yarış sorusu sorarsanız yanlış sorarsınız. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde çoğunun yapamadığını bu 5 senede yapmış bir Büyükşehir Belediyesi. Şu an tarımsal hizmetlerde 30 Büyükşehir'den en önde olanlardan bir tanesiyiz. E-Devlet'i kullanan 17 tane kalemde kullanan tek Büyükşehir Belediyesi'yiz ve 5 yıldız aldık. Bu 5 yıldız öyle al sana 2 yıldız, 3 yıldız verdim demek de olmuyor. O kurumsallaşmanın gerçeğidir onlar. Bütün entegre sistemler her sene denetleniyor. O nedenle bu zaman bir de şimdi şunu söylemek istiyorum. Borç aldığım falan, hiç bak ben bunu söylemedim bugüne kadar ama madem burada borç aldığım konusu söylendi. Bu gördüğüm Büyükşehir Belediye Başkanı makamına oturmadan önce oturduğu gün önünde 264 trilyonluk borç vardı. 604 trilyonluk da TESKİ'nin borcu vardı. Kurulduğu gün. Ama bu yatırımlar yapıldı. Bugün gene borcum var. Borcum yok değil mi ki? Borç almamak, ya ben borç almayacağım, yapmayacağım da hizmet de yapmayacağım. Yok öyle şey. Türkiye'nin şartlarında bugün borcu olmayan tek Büyükşehir Belediyesi yok. Önemli olan bunu döndürmek. O nedenle aldığımız, yani çok detaya girmek istemiyorum. Fazla da sizi sıkmak istemiyorum. Başka sorulara da cevap verme durumundayız ama şu anda Tekirdağ'ın yol ağı 2150 kilometre. 2150 kilometre yol ağı var. 420 kilometresi sorunsuzdu devraldığımız zaman. O günden bu yana 1750 kilometre yolu hepsini elden geçirdik. Ama ne yaptık? Tamam bitti mi? Bitmez. Çünkü bu yolların tamamı o bahsettiğin yapıldı dediğin 600 kişiyle yapıldı dediğin özel idare döneminde yazın yama yapılmış, kışın kar yağmış, tekrar yaz kış derken artık alt taban malzemesi kalmamış. Biz bunların her birine birer metre, ikişer metre malzeme koyup da yapıyoruz bunu. Onun için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne Sayın Atılgan soruları teşekkür ederim sorular için ama sorarken şu bir Süleymanpaşa konumuz Süleymanpaşa diğerlerine bırakalım isterim. Şu şeyden bir gir bakalım Hüseyin Yaz'dan. Bütün bir dolar bakalım neler göreceksin. O zaman bana bak, buyurun efendim. Sayın Başkan. Kalkacak bir dakika. Şimdi Ulaşım Master Planı'nın ikincisi yapılmak üzere. Onun ihaleye çıkıyoruz bugünlerde. O planın içerisinde o bahsettiğin kavşaklar var. Birden bir olmuyor. Samimi söyleyeyim yani. Daha bu kavşakların çoğu yeni bize geçti. Karayollarından devraldı. Buyurun efendim. Sayın Başkanım Tarık Eski. Sizlere teşekkür ederiz. Bütün bürokratlarınızla beraber bizim huzurumuzdasınız, basın huzurundasınız. Hep beraber. Sayın Başkan Cüneyt Yüksel 20 dakika sizin ifadelerinizde konuyu özetlemeye çalıştı. Yaptıklarını, 21 ay içerisinde yaptıklarını hep beraber dinledik. Siz de bizlerle beraber dinlediniz. Ve sıra dışılıklar biliyorsunuz ki basit sıradanlıklardan ortaya çıkar ve vatandaş da bazı noktalarda çok zekidir bizim insanımız. Bir takım manipülasyonla yönelik sorular gibi algılanacak konuları merak ederler. Evet. Şimdi 20 dakika, 21 aylık icraatını sayan döken ve sizin de belirttiğiniz gibi iki usta diye tabir ettiğiniz belediye başkanımız var. Siz Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın dışında karakterinizle, doğru sözünüzle, özünüzle bilinen insanlısınız. Her şeyi kalben konuşursunuz. Bundan sonra yaşamını,
Süleyman Paşa da sürdürecek. Ve torunlarıyla, ailesiyle birlikte hayatına Süleyman Paşa'da devam edecek bir birey olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı rakamsal değerler yapılanların ötesinde siz Cüneyt Yüksel devam kararı alırsa Cüneyt Yüksel'e bir kere daha oy verir misiniz? Destekler misiniz Cüneyt Yüksel'i bu icraatların devamı için? Gel. Biraz gel hazır. Biraz gel. Buraya bak. Rica ederim. Biraz gelir misin bir daha? Ben mi geleceğim? Sen de gel. Vallahi Cüneyt Yüksel'e demek Sayın Kadir Albayrak bir kere daha Cüneyt Yüksel'e oy verecek. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Oy vereceğim demedim. Ama sana bir şey gösterdim. Bir şey gösterdim. Teşekkür ederim. Vallahi kravatta Cüneyt Yüksel yazıyordu. Yok. Yani sevgili Tarık. Tarık tamam. Bey, şimdi tabii bizler Tarık Bey, bizler bağımsız seçilmiş kişiler değiliz. Bizler kendi kendimize ne Sayın Başkan, bak ne Sayın Başkan 5 senesini mükemmel bile çalışsa, en mükemmelini yapsa, en ufak bir noksanı olmasa bile yine kendi partisinden aday olmak zorunda. Tabii ki. Ben de kendi partimden aday olmak zorunda. Fikirlerim en önemli olan kendi partimin idealleri. Yok ben Tekirdağ genelinde ileriye dönük bir projeksiyon bakımından sormuşum Sayın Başkanım. Biz siyasi partilerimiz olmasa belediye başkanı olamayız. Sayın Başkan'la biz de olamayız yani. Onun için bizim önemli olan burada ideallerimiz. Siyasi ideallerimiz. Cüneyt Başkan'a her zaman sevgimiz var. Onun da bana her zaman sevgi saygısı var. Onun için ama bu sevgi saygıyla oy verip vermemek daha sonra konuşacağımız konu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Evet, sıra bende galiba. Özkan Dikmen. Selam sabah kısmını geçip toplantının kente bir katkı vereceğini umut ederek hemen sorularıma geçiyorum. Mesafe uzun olunca malum bizim de sorularımız fazla oluyor. 6 tane soru var ama 4 tanesi kısa kısa cevaplı. Sorularımız Kadir Başkanımıza. Büyükşehir Belediye binasını kaç paraya harcadınız bugüne kadar ve ne zaman bitecek? Bu birinci sorum. İkinci sorum. Bir ara gündeme geldi. Star Medica önündeki parkı Süleyman Paşa Belediyesi'ne verecektiniz. Cüneyt Başkanımız istedi mi? Onu da ayrıca cevap anlamadım. İstiyorum. Özür dilerim anlamadım. İstedim. Cengiz Topel Meydanı'ndan bahsediyorum. Orayı verecek misiniz Süleyman Paşa'ya? Abi dur. Şey uzun uzun çok kalabalık olunca. Evet hayırla gidecek. Tek tek gidersek daha kolay olur. Ya. Soru ama böyle olacak. De çok arkadaşlara haksızlık etmek istemiyorum. Ben sorularımı sorayım. Siz de evet hayır olur olmaz deyip cevabınızı verin ki ben de hiç olmazsa diğer arkadaşlara tamam, haksızlık ben etmemiş sorularımla sanıyorum. Üçüncü sorun, Büyükşehir ve TESKİ bünyesinde kaç adet kiralık araç var? Bunların aylık maliyeti nedir? Onu soruyorum. Dördüncüsü, Millet İttifakı ile ilgili bütün büyük şehirler, özellikle CHP'den seçilen belediye başkanları, Millet İttifakı, İYİ Parti'nin önerdiği bürokratlara görev verdi ama sizde durum nedir? Onu sormak istiyorum. Bulaşıcı, beşinci sorun, bulaşıcı hastalıktan ve vefat edenlerin sayısını açıklamak ister misiniz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye başkanı bunu yapmıştı. Ve 11 ilçeye 11 yurt projeniz ne oldu? Teşekkür ediyorum. Bir tek bana sordun. Sayın Başkanı yok mu? Anlaşıldı. Büyükşehir Belediye binası kaç lira dedi? Cengiz Topel bana sorduğunu söyleyeyim abi. Cengiz Topel meydanı ile ilgili biz Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teklif ettik. Buraya bir paşakent kuralım diye. Büyükşehir'den red yazısı geldi abi. Yani senin haberin yok belki ama. O zaman sorayım hemen Cüneyt Başkanımıza da. Bir önceki belediye başkanlığı çay bahçeleri yapmakla çok eleştiriyordu. Şimdi kendisi sürekli çay bahçesi yapıyor bir anlamda. Bu tezatı şimdi şöyle, ben abi özür dilerim başkanım. Lütfen, lütfen. Şöyle biz Zübeyde Hanım Parkı'nın olduğu yerde de bir Büyükşehir Belediye'mizden yer istedik. Cengiz Topel'in olduğu hatta da istedik. İkisinden de red geldi. Dedi ki herhalde kendileri yapacak. Yani onunla bir vatandaşımızdan sürekli bize talep geliyor ama yer benim olmayınca ben kafama göre yaptım oldu diyemem. Orada oranın sorumlusu var. Orası red verdikten sonra biz onu yapamayız. O yüzden ikisi de resmi dille reddedildi. Şimdi değerli arkadaşlarım, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası.
23 Mayıs 2014. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumun 3. ayında bir öğrende misafirim geldi. Cumartesi günü öğleden sonra. Ve tam konuşurken şiddetli bir deprem oldu. O binada ilk defa depremi yaşadım. Ve binadan çıkarken binanın çatır çatır seslerin geldiğini ve birkaç duvarın çatladığını gördüm. Gözümle gördüm. Ondan sonra bir deprem testi yaptırdık ve çıkan sonuçtan sonra dedim ya Allah korusun. Buraya günde ortalama Tekirdağ Büyükşehir binasına ortalama 750 ile 1000 kişi girip çıkıyor iş için. Yoğun bir zamanda bu bina depremselliğinden dolayı yıkılsa ne olur diye düşündüm kendi kendime. Bir insanın bir değeri 400 trilyona da yetmez, bit katrilyona da yetmez. İnsanın değerini biçemezsiniz. Ve oradan derhal bir çıkma kararı aldık ve bu işe Tekirdağ'daki depreme dikkati çekme açısından kendi binamızı yıkma kararı aldık ve şimdi kiralık yere geçtik ve onlar hala söylenip duruyor. Ama bizim yeni bir yer açmamız gerekiyordu. Tekirdağ büyük şehir artık kendini kabul ettirmiş. Adım adım ilk 5 yılında sıradan 30 büyük şehir arasında sıralamaya girmiş. Şuradan buradan detaya girmek istemiyorum. Tekirdağ'ın iyi bir büyükşehir belediye binasına ihtiyacı vardı. O gördüğün yıktığımız bina 1984'te yapılmış. 30 sene sonra binayı yıkmak zorunda kaldım ben. Ama karşısındaki eski o 1905'te yapılan Paris'teki hükümet binasının küçük modeli tarihi bina hala sağlam duruyor. Hala orada hizmet görülüyor. Ama burada 34 yıllık binayı yıkmak zorunda kaldık. İsabetli bir karar verdik. Ve ondan sonra dedik ki ben bir bina yapacağım. En az 80 sene, 100 sene Tekirdağ'ın içini görsün. Ha Tekirdağ'ın nüfusunu da bahsettim size yani. Süratle artan ve daha da büyüyen ve Tekirdağ büyük şehir olarak da Türkiye'nin sayılı büyük şehirlerinden olan ve gittikçe büyüyen bir büyük şehir. Bir binaya ihtiyacım vardı. Proje yarışması yaptık. Ve çok da iyi gidiyordu aslında ilk ihale yaptığımız zaman. Ama bir süre sonra bir yazı geldi Ankara'dan. 8 akit işten sonra da artık dediler. Bundan sonra size akit iş vermeyeceğiz. Binayı durdurun. O günün şartları, ekonomik şartlar. Çok detaya girmek istemiyorum. Ama bir sene kaldı o. Birçok defa rica ettim. Sonunda neyse dediler ki bir 50 milyon lira gönderelim. Tekrar ihaleye çıktık. Bugün geldiğimiz nokta şu ana kadar harcanan 285 milyon lira. Daha da harcayacağız tabii. Ama bir aksilik olmazsa, yine bir İller Bankası'ndan kredi konusunda bir sorun çıkmazsa, ki şu anda da 78 trilyonluk onaylanmış kredi verilmiyor. Yani ya burada bir siyasi şikayet manasını almayın, çok rica ediyorum. Ama bittiği zaman da Tekirdağ'ın en gözde yeri olacak, sadece orasını bir belediye binası olarak düşünmeyin arkadaşlar. Orası artık Tekirdağ'ın gelişen bölgesi olacak. Ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de Tekirdağ'ın Türkiye'de gelip de gezilen yerlerin başında olacak. Çünkü orası artık bir hem rekreasyon alanı hem de büyükşehir teskiyi de oraya aldık. Onun için böyle bir bina yapmak durumunda kaldık. Ve bittiği zaman da hep beraber siz basın mensuplarının da özel odası olacak orada tabii. Orada sizleri ağırlayacağız. Yeni binamın tiyatro salonları, altta 1000 kişilik otopark ve etrafın rekreasyon alanları bunların hepsi var yani. Şimdi Cengiz Topel Meydanı. Cengiz Topel Meydanı'nda daha çok yapılacak işler var. Onun için Cüneyt Başkan istese de vermem. İstiyor, beni hep kandırıyor zaten. Bakmayın şimdi böyle gayet güzel gidiyor ama. Ver. Verelim mi? Ver. Peki. Neyse. Ama bizim orada şimdi Cengiz Topel Meydanı'nda yapacağımız çok güzel bir çalışma var. Onu da Cüneyt Başkan'ın bir sürprizi var. Bizim de bir sürprizimiz olsun. Evet. Kiralık araçlar, TESKİ'de de, Büyükşehir'de kiralık aracımız var. TESKİ'de sanıyorum 120 tane kiralık aracımız var. 11 ilçe dahil bunun içerisine. Ha, tamam işte geldi. Kiralık 181 tane. Kendi malı 168 tane. Böyle ama 11 ilçeyi düşünün yani. Efendim, Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partiliyim ama Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Büyük katkıları vardır. Nasıl burada gayet güzel görüyorum. Sayın Başkan da Cumhur İttifakı içerisinde
başkan yardımcılarından gayet iyi bir ortam içinde çalışıyorlarsa, biz de tabii Büyükşehir Belediyesi'nin bir başkan yardımcısı veya bir kadrosu olmadığı için oradan bir arkadaş öyle bir atama şansım da yok. Ama o arkadaşlarla yani iyi partiyle çok iyi bir diyalog içerisinde bir sorun yok aramızda. 11 ilçe, 11 yurt son aşamaya geldi. İlkine bu şeyde başlıyoruz. Sayın Özkan Bey. Çorlu'da başlıyoruz. Diğerleri de hazırlanıyor projeleri. Covid'den kaç kişi öldüğünü İktidar Partisi mensubu olmadığım için onu Sayın Başkan söylesin. Ben bilmiyorum. Mesela. O kadar olsun ya. Yok yok yok. Karşılıklı. Yemin olun. Yalnız şunu net bir şey söyleyeyim. Covid'den kaç kişi öldüğünü ben bilmiyorum. İşin esprisindeyim tamam yani. O konuda bilmiyorum yani. Evet. Ama bir kere tanıyorum Çorlu'da hatırladığım kadarıyla AK Parti İl Başkanımız kaç kişi entübe, kaç kişi Covid'li, kaç kişi hastalandı, iyileşti vermek için detaylı rakamları. Ona sorarsanız daha sağlıklı bilgi veririm. Evet. Sayın Kadir Albayrak. Sevgili Cüneyt Yüksel, az önce çok güzel bir fotoğraf vardı. Kimsenin gözünden kaçmadı galiba. Bir kalp vardı, ok işareti vardı. Gördünüz mü onu? Buradan görmedim. Ne anlama geldi o? Ha bu sefer, bravo. Sizi vurdu. 2016 yılından beri ilk defa bir basın toplantısına katılıyorum. Katılım özürlü değildim ama hiçbir zaman çağrılmıyordum. TESKİ Genel Müdürü pompalarımız var dedi. Su depolarımız var dedi. Her şeyimiz var dedi. TESKİ altyapı üst yapı yaptı dedi. Ama suyu neden evlerimize ucuz iletemediğini anlatmadı. Soru bir. Kaan Gaytancıoğlu. Genel Sekreter Yardımcısı. Ben isterdim ki Büyükşehir'in böyle büyük bir toplantısında karşımıza Fatih Ünsal çıksın. Genel Sekreter çıksın. Bu da benim size sitayişim olsun. İki, Kaan Gaytancıoğlu herhalde konulara hakim değil. Ezberden oradan okuduğu için elektrik üretimine başladık dedi Demirli'de. Kaç kilovat ürettiniz Sayın Gaytancıoğlu? Kaç watt çıkarttınız? Ezbere olmuyor. Orada üretim bana, yok. Bana. Sayın Başkanım. Bana. Orada ne kadar elektrik üretildi bugüne kadar bilelim. Artı 123 tane Tekirdağlı çocuk Demirli Çöplüğü'nde çalışıyor ve firma 29 yıllığına ihale ettiğiniz firma Şubat'ın sonuna kadar kendinize iş bulun demiş. Bunlar Tekirdağ çocuğu. İşsiz kalacaklar. 3. Ben Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanıyım dediniz. Millet İttifakı'nın belediye başkanıyım dediniz. Oradan seçildim tabii. Tabii. Peki burada AK Partili belediyeler de var. Bütçeden Çerkezköy'e, Çorlu'ya inanılmaz astronomik rakamlarda bütçe ayırıyorsunuz da Süleyman Paşa'ya 13 milyon lira. Efendim Muratlı'ya şu kadar, Hayrabolu'ya 6 mı 5 mi bilmiyorum, milyonlarda bütçe ayırıyorsunuz. Şimdi bu belediye başkanları o rakamlarla hangi büyük projeyi ayağa kaldırabilir de hizmet verebilir? Şimdi siz ne güzel diyorsunuz, şu binayı yapıyoruz, onu yapıyoruz, öyle yaptık, böyle yaptık ama çok üzgünüm ki Süleymanpaşa ilçesinde 7 yıllık büyükşehir hizmetine baktığımda tamamlanmamış bir otogar hala Sayın Gaytancıoğlu bitti diyor ama gidip görmemiş belli ki su hali, balık hali ortada bir şey yok. Tamamlandığını iddia ettiğiniz ve açtığınız bir toptancı haliniz var. 50 metrekarelik dükkanlarda koskoca Süleymanpaşa'ya hizmet edecek bir toptancı halimiz var. Efendime söyleyeyim, Büyükşehir Belediye Binası bütün ilçelere yapılmış bir hizmettir. Sadece Süleymanpaşa'ya yapılmış bir hizmet olarak sunulamaz diye düşünüyorum. Velhasıl biz Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeden AK Partili bir belediyenin yönettiği Süleymanpaşa'ya ayakları yere basan
büyük değişimleri gerçekleştirecek büyük projeleriniz var mı? Kalan 3 yılda olacak mı? Bunları bilelim istiyorum. Ve uzun yıllar sonra ilk defa bir basın toplantısında sizlerle olmaktan gerçekten heyecan duyuyorum. İlk defa heyecan duydum ha. Titreyim mi acaba? Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Evet. Sayın Başkanıma soru yok. Soru bana mı? Sadece bana. Peki. Tamam. Tamam. Bir de beraber şeye çıktığınız bir arkadaşımız var. Sayın Cenap Kürümoğlu. Onun da sorusu var mı? Onu da alalım. Beraber. Açık herhalde. Çıktığınız zaman maşallah ikiniz de birbirine irtifat edip duruyorsunuz. Ben öncelikle gazetecilik açısından şu toplantı saatinin uygun olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü tamam, bugün olur. Cuma. Bugün Cuma. Biz günlük gazeteler için yarın zaten gazeteler bağlandı, bitti. Pazar günü gazete çıkmıyor. Ta pazartesi günü çıkacak bu gazeteler için. Uygun bir saat değil. Uygun saat, her zaman söyledim, bir kez daha hatırlatmak istiyorum size. Sabah saatleridir. 10, 11, 12 hatta 1. Birden sonraki haberlerin hepsi çöp olur. Söyleyeyim. Tabii burada çok o benim değişik hatam, bir şey doğru. Var ama yok ben diğer ilçelerde de aynı. Baktım. Saatler hep öğleden sonra 4'e doğru. Cenab abi şöyle, Kadir abi saat 14 dedi. Ben 16 olsun dedim. Sosyal medyada kimse izlemez abi o saati dedim. O al aşağı vur yukarı 16'ya pazarlık yaptık yani. O benim hatam yani. Benim, ama çünkü izlenmiyor. O yüzden söyledim. Tabii günlük gazeteyi düşünemedik açıkçası. Her ikinize de sorun var. Altınova'da kentsel dönüşüm yapılacak. Burada arazileri boş olarak görüyoruz yapılacak alanda. O araziler kimin? Orada bir rant var. Ayrıca bunu size soruyorum. Size de geçen Cüneyt Bey bu soruyu da size. Geçenlerde şey geldi Çevre Bakanı. 4 mahallede kentsel dönüşüm yapılacağı söylendi. Bir tanesi de Aydoğdu. Aydoğdu mahallesinde dün değil evveli gün ayın 27'sinde çok büyük bir arazi satışı yapıldı. Haberiniz var mı bilmiyorum. 4000 küsur metrekarelik kentsel dönüşüm yapılacak bir yerde 4000'den fazla 4000 metreden fazla metrekareden fazla bir arazi niye satılır? Hükümetiniz bunu niye satar? Hiç müdahale etmediniz. Neresi satılmış bunu, bilmiyorum abi. Aydoğdu mahallesinde 4000 küsur metrekare, metrekaresinde 400 liradan satışa çıkarılmış. Kentsel dönüşüm yapılacak bir devlet mi satmış yeri? Bu rantı niye? Devlet mi satmış yeri? Evet, Çevre İl Müdürlüğü satıyor. Hı. Haberiniz yok mu? Yok. Nasıl olmaz ya? Şöyle, abi dumansız da karıştırmayasın. Orası da dumansız da Aydoğdu diye geçiyor ya tapuda. Orada öyle bir arazi yok Aydoğdu mahallesinde. Açsınlar bir bakalım dört dönüm nerede var yani. O dumansız da tapuda Aydoğdu yazıyordu ya. Oradan karıştırmayasın. Ya olabilir. Aydoğdu'da öyle bir yerimiz yok yani. Hemen girsinler ada parseli görelim. Benim sorum diğer mahallelerde de böyle rant olayları var mı? O araziler kimlerin? Hiç araştırdınız mı? Hangi bir soruya cevap versin? Size soruyorum ben. Yani ikimiz kentsel önce, dönüşüm önce. Olacak. Altınova'yı tamam. Şeye soruyorum. Tamam. Önce ben cevap vereyim madem sordun abi. Şimdi haritada da baksınlar neresi bilmiyorum. Kentsel dönüşüm konusunda Büyükşehir Belediye'miz Altınova Mahallesi'nden başlayacak. Planlamalar onlar daha önceden yapmışlardı zaten. Daire başkanımız buradan bilmiyorum. Gördüm. Burada. Altınova Mahallesi'nden başlayacak. Biz de planlamalarımızı Aydoğdu Mahallesi, Yavuz Mahallesi üzerinden yürütelim istedik. Yani şehir merkezindeki eski binaların en çok olduğu bölgeler. Ertuğrul, Yavuz, biz bunu bütün olarak görün istedik. Bizim rezerv alanı olarak planladığımız yer, Cenep abi, bir özel arazi Altınova içerisinde kentsel dönüşüm yapılacak alanda bizim bir yerimiz yok. Arsa yok zaten şeyde, Aydoğdu Mahallesi'nde. Biz Topçu Taburu'nun bulunduğu bölgeyi rezerv alanı ilan edelim istedik. Evet. Arkadaşlar giriyor musunuz? Neresiymiş Cenab-ı abinin söylediği yer? Abi burası dumansız sana, Aydoğdu değil. Yani şöyle bir sıkıntı var tabii, onu düzenleyeceğiz şimdi. Orada yanılmanızda hak veriyorum. Aydoğdu Mahallesi diye tutapuda gözüküyor ama mahallenin aslında
yeni adıyla İstiklal Mahallesi, Karadeniz Mahallesi. 100. yıldaki bir arsayı sattığınızda tapuda Yavuz Mahallesi yazıyor. Yani sizi yani bu yanlış yönlendirebilir. Senin verdiğin ada parselinin yeri Aydoğdu değil. Aydoğdu gibi tapuda gözüküp ama gerçekte şey olan Dumansız Sanayi'deki yer. Çünkü dört dönüm öyle bir yer yok Aydoğdu Mahallesi'nde. Biz rezerv alanı olarak planladığımız yer Topçu Taburu Aydoğdu Mahallesi'nde. Dolayısıyla burada hani orada birisinin evini alıp satar satmaz ona bir şey diyemem. Arkadaş kimse de bu konuda resmi bir açıklama yapılmadan böyle bir yerini, evini, dükkanı satmasın. Arkadaş buna paha biçilemez yerler. Ama resmi açıklama, bina sayıları, biraz önce verdiğim bina sayıları, kat sayıları. Aydoğdu Mahallesi'nde abi bir evde 4 tane hane yaşıyor. Bir kapıdan giriyorsun, 4 ayrı kapıyı açılıyorsun. Dolayısıyla bunların tek tek tespit edilmesi gerekiyor. Bir zaman alacak. Dediğim gibi biz rezerv alanı olarak Topçu Taburu'nu planladık. Diğerinde de onu da zaten planlamasını Sayın Bakan söyledi. Eski sanayinin orada bir rezerv alanı yapalım dedi. Biz biliyorsunuz kampanyada da anlatmıştık. Şehrin en büyük sorunu o hem eski sanayi hem Atatürk Sanayi Sesi hem Ali Sevinç Sanayi Sesi ve şehir merkezinde bulunan merdiven altında böyle 20 metrekarelik 30 metrekarelik dükkanlardan vatandaşımızı kurtaralım. Adam akıllı düzgün bir sanayi sitesi yapalım istiyorduk. Ben onu biraz önce sunumda da gösterdim. Karadeniz Mahallesi'ndeki alanda yapalım isterken Sayın Bakan dedi ki tamam onu biz yapalım. Orasında rezerv alanı yapalım. Yavuzluğun aktarma istasyonu kullanalım dedi. Mesele buydu. Dediğim gibi böyle alım satım Cenab-ı abi yıllardır bu önemli bir konu. Bu başkanım da bunu kabul edecektir. Kentsel dönüşüm bir belediye başkanı için çok riskli bir konu. Neden? %100 herkesi mutlu edemeyeceğini bellisin bu konuda. Biraz önce söylediğim gibi birisi rant diyecek, birisi bilmem ne diyecek, birisi şu diyecek, birisi bu diyecek. Arkadaş yıllardır kulak arkası kalmış. Ya ben bu makamda oturacağım diye yarın anamın, yeğenimin, kuzenimin birisinin cesedini kucağıma mı alacağım yani? Görüyorsunuz 26 bin bina var değişmesi gereken kentsel dönüşümde. Deprem olmadan yapılan bütün kentsel dönüşümler risklidir. Deprem olduktan sonra binlerce kişi canını toprağa verdikten sonra ben ne yapacağım yani? Hiç kimse itiraz etmez zaten. Biz birisi de rant diyecek, birisi bilmem ne dedi diyecek korkusuyla bu işi bırakırsak işte bu kadar yılı 99'dan beri yaklaşık işte 21 yıl, 22 yıl mı oldu artık? Bu kadar kalmış, bir bu kadar daha kalır. Ben o yanda değilim. Bunu başkanımla da konuştuk. Başkanım yani tamam koltuklar bir yere kadar eyvallah ama hepimizin bir akrabası var burada. Birisinin canına bir şey olsa bunun hesabını nasıl veririz dedik. Bu işe gönlümüzü de koyduk, kendimizi de koyduk. Yapacak bir şey yok. Deprem olmadan bu işi ne kadar çabuk yırtabilirsek, düzenleyebilirsek biz bunun derdindeyiz. Allah nasip ederse bir yerden başlayacağız. O yüzden bu tarz dedikodular noktasında bizzat arayabilirsiniz. Biz de bununla ilgili cevabını verebiliriz. Sorduğun için de Cenab-ı abi teşekkür ederim yani. Benim sorum bitmedi daha. Bir de tamam. Şeyi sormak istiyorum ben. Şarap fabrikasının olduğu yerin son durumu nedir? Orayla ilgili birçok dedikodular var. Onun da bilgisini verirseniz severim. Teşekkür ediyorum. Şimdi önce Sayın Nicat Ayvaz'dan başlayalım. Sayın Ayvaz, 2006 yılından bu yana ilk toplantı diyorsunuz. Bulundum, heyecanlıyım diyorsun ama ben 380 gün önce Ramada Otel'de bir toplantı yaptığım zaman 46. dakikada rakamını ezbere bilirim. Oradan basın mensupları başladılar laf atmaya. Ne oldu? Uzadı bu iş. Niye? Bak şekerim yükseldi, karnım acıktı. Gibi laflarla bizim o günkü toplantı kadük kaldı bir nevi yani. Yani şey oldu, iyi olmadı. Ancak bakıyorum 2 saat 15 dakika oldu basın mensupları sabırla ve heyecanla ve sıranın kendisine gelmesini verdiği heyecan çok bundan mutluluk duydum. Önce basın mensuplarıma çok teşekkür ediyorum bu düşünceler için. Ama şu var, ben buraya daha farklı da gelebilirdim. 24 daire başkanını istediğiniz zaman Sayın Basın Mensupları, bireysel olarak da, gruplar halinde de hangi daire başkanlığını briefingini almak isterseniz size belediyede ve istediğiniz yerde saatlerce briefing veririz. Ben şimdi 24 tane daire başkanlığının tüm yaptıklarını buraya gelip alsam burada benim 3-4 gün beraber kalmamız lazım burada. Gayet samimi söylüyorum. Ben 6 ayda bir briefing alıyorum ve mutlaka 3 gün sürüyor. Şey hali, yani 3 gün derken 24 saatten koy, 72 saat sürüyor yani. O nedenle bugün burada sabırlığınıza teşekkür ediyorum. Su niye pahalı?
Su bana göre şu anda ucuz. Şimdi belki tuhafınıza gidecek ucuz. Çünkü ben suyu işte getirdi arkadaşlar. Bu rakam aklımdaydı zaten. 7.79 liraya mal ediyorum. 5.55'e satıyorum şu an suyu. Şimdi şunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Şu su faturasının 3 tane hanesi var. Birinci hane, ikinci hane, üçüncü hane. Birinci hane benim. Teskinim. O para bizim. Yani size sattığım suyun ton başına fiyatı artı atık su bedeli, bakım bedeli. Bu para benim. Ondan sonrakiler ÇTV, ÖTV, ilçe belediyesi katı atık toplama bedeli, büyükşehir belediyesi çöp imha bedeli. Bunların tamamı bize gelmiyor. Vergiler mahalleye yatıyor. Diğerleri ilçe belediyesine, diğeri de büyükşehir belediyesinin çöp imha bedeli. Allah kısmet ederse 28 Şubat'tan sonra bizim çöp toplama, çöp alıp götürme işi bu yeni müteahhide geçeceği için en az 25 trilyon da yılda büyükşehirin karı olacak işte. O zaman o haneden birini kaldıracağız orada. O nedenle şimdi biz 10 ton su kullandığımız zaman 55 lira veriyorum size. O 55 lira geliyor. Vatandaş bir bakıyor aşağıda 136 lira. Bu ne ya? Ben 136 lira 10 liraya suyun tonu diyor. Oysa o değil. Suyu o şekilde yapanlar alttaki diğer bize ait olmayanlar. Niçin bu böyle? Vatandaş 4 defa gidip belediyeye para ödeyecekse dediler ki bunu su faturasının altına koyun. Öyle bir yasa çıkardılar. Buradan çıkarın verin, gönderin belediyeye dedi ya. O nedenle su niye pahalı? Türkiye'de şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin yani TESKİ'nin 30 Büyükşehir Belediyesi'nin arasındaki yeri 7. sırada. En üst tarafta 6.77 ile Denizli, aşağı doğru işte İzmir'de var. Şimdi 7. sırada ama bizden daha pahalı veren veya daha ucuz veren 30 Büyükşehir'den 25 tanesi baraj suyu kullanıyor. Kendi cazibesiyle. Biz 420 tane yeraltı kuyusundan senede 90 milyon litre suyun %89'unu kullanıyoruz. Yeraltından çıkarıyoruz. Bu gördüğünüz TESKİ her ay TREDAŞ'a 10 trilyon para ödüyor her ay. Enerji parası ödüyor. Ha, şimdi diyeceksiniz Nayip Barajı var. Tabii Nayip Barajı Allah razı olsun. Yaptılar ama parasını da bize gönderdiler. Şimdi her ay su bedeli ödüyoruz parasını. Allah razı olsun. Ama üçte birini ancak Tekirdağ'ın günlük su tüketimi, yani Süleymanpaşa'nın merkez 750 litre saniye. Orası bize 250 litre saniye su alabiliyor ancak oradan. Bütün sistemler buna göre kurulmuş. Su var, gerek kalanında sulamada kullanılıyor. O nedenle böylesine pahalı bir sistem içerisinde çalışıyoruz değerli arkadaşlarım. Ama suyu indirdim diyor. Bakın suyu indirdim diyenler bugün o günkü şartlarda politika yaptılar açık söyleyeyim yani. Su kolay kolay bu şekilde inmez. Yatırım yap diyorsun bana. Kanalizasyonu yap diyorsun. Şimdi bakın Kumbağa'dan, Kumbağa'nın bütün sorununu çözüyoruz Allah'a şükür. Ne olacak? Kumbağa'nın nüfusu 100 bin de olsa yazın ben bütün kanalizasyonun hepsini geleceğim batı atık su atmaya alacağım. Böylece artık Kumbağa'da kanalizasyon sorunu kalkmış. Nayib'in kanalizasyonu yapmışlar 20 sene önce. Nereye vermişler şeyini, çıkışını? Nayip Deresi'ne vermişler. Nayip Deresi nereye gidiyor? O Kumbağa'nın içindeki dereden akıp duruyor. Ben bu sene 9000 vidanjör atık taşıdım oradan buraya. Laf olsun, şey, yardımcı olayım diye. Allah kısmet seneye işte iadesini yaptık. Haftaya da kısmetse Sayın Hocam hazırlıyor. Temelini açacağız Sayın Başkan'la beraber. Oradan bütün şeyi iki terfi istasyonuyla batı atık su almaya alacağım. Böylece de Kumbağa'nın ve Barbaros'un bir daha şeyi oradan çıkmış olacak. Yani suyu pahalı kullanıyoruz Sayın Nicat. Ama şunu yapamıyorsun yani. İndirdiğin zaman yatırım yapmayacaksın. Ya yatırım ya bu. Ha İller Bankası sana bedava vermiyor yani sonunda. Şimdi TESKİ'nin şu anda 1 katrilyon 86 milyon borcu var. Net. 1 katrilyon 86 milyon. Aldığım zaman 656 milyondur. Ama o günden bu yana da 1,5 katrilyon yatırım yapmıştık yani. Öyle böyle. Nasıl oluyor bu? Ama borçların bir kısmı 36 yıllık, 35 yıllık, 40 yıllık gibi veya 20 yıllık gibi yani. Önemli olan bunu döndürmek. Bu nedenle suyu indirme şansımız yok. Ha bana şimdi diyelim Dedecik Barajları,
İnecik Barajı, İnecik 1 ve 2 İnecik Barajı yapıldığı zaman ben ne kadar yüzey suyu fazla kullanırsam enerjim azalacak, maliyet azalacak yani. Nayip'ten de buraya kolay su gelmiyor yani. Nayip Barajı'ndan basıyoruz yukarıya, yukarıdan buraya basıyoruz. Bunlar hep enerji. Çokal Barajı'ndan su alıyoruz Çanakkale'den, Şarköy tarafına veriyoruz. Oradan alıyorum suyu 2 liraya. Bizim Şarköy köylerine 50 kuruşa satıyorum suyu. Bunlar hep işin gerçekleri. Onun için Tekirdağ'ın bu konuda ne yazık ki dezavantajı var. Ama buna rağmen 7. sırada iyi gidiyor yani. Evet. Başkanım, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Burada ilçe belediye ilgili de ben de bir şey söyleyeyim de ilçe belediye başkanları adına şey kalmasın, çocuklardan şimdi fatura istedim. Yani biz öyle bir para, büyük bir para almıyoruz arkadaşlar. Sakın farklı bir şey olmasın. Şu ikinci attığın fotoğrafa girer misin? Yani rakamlar burada bizim başkanımı hem desteklemek amaçlı olsun hem de kendimi savunmak amaçlı tabii, olarak söyleyeyim. Bizim Muratlı'dan bakın, sondajlarımız, burada. Sondaj maliyeti, elektrik maliyeti. Ben bunu biraz aşağı alır mısın? Biraz aşağı alır. Başkanı olarak da önerge de verdim. Var, çok elimde fatura var, şimdi gösteririm. Elektrik maliyeti yüksek. Hatta dedim ki TESİ Genel Müdürümüz arkadaş, yani bu konuyla ilgili rüzgar türbini, güneş panelini niye kullanmıyoruz? Yani bu konuyla ilgili devletle destekleri var bir sürü. Maliyeti düşürelim, pompalama maliyeti. Şuradaki ötekisi bu bulanık çıkıyorsa mesela ötekisine gelsene daha net. Mesela fatura ne kadarmış toplam? 391 tutarı. Büyükşehir'in vergiler hariç aldığı para 294 TL. Burada zaten yazıyor. Bakın. TESKİ 318 lira almış. 38 lira ilçe belediyesi almış. 14 lira Büyükşehir almış. Çevre temizlik 19 almış. Toplam ödenecek tutar 391 liraymış. Ya ama TESKİ'nin kasasına giren para, yukarıda net su parası 290 TL. Özür dilerim, 294.94 TL. Evet. KDV girmiş 23 lira, 318 olmuş. Sonra ilçe payı girmiş, büyükşehir payı girmiş, çevre bilmem nesi girmiş. Özünde şu, 390 liralık faturanın 290 temiz parasını TESKİ alıyor. Yani TESKİ az para almıyor demeyelim, orada şimdi 11 ilçe belediye başkanı da zan altında kalır. Bizim aldığımız 390 liralık bir parada, faturada ilçenin çöp toplama parasıdır bu arkadaşlar. Evet. Yani bizim çöplerimizin, benim aylık çöp giderim 700 bin lira bandında. Personel hariç onun parası 38 TL almışım, alınmış. Bu ilçe belediyelerin payı buradadır. Burada en büyük maliyet, Süleymanpaşa için bunu söylüyorum tabii, diğer ilçeleri çok fazla bilmiyorum. Pompalama maliyeti, rahmetli Osman Tabak döneminde açılan Muratlı kuyuları, değil mi Kadir abi? Öyle de hatırlıyorum. Evet, aynen. Pompalama maliyeti, onunla ilgili TESKİ'nin yani enerji maliyetini düşürmesi gerekiyor. Tabii bir de barajlar meselesi var tabii yani. Şimdi bir süre sonra Sayın Necdet Ayvaz, diyeceksin ki ben suyun tonu, böyle giderse Allah göstermesin. Diyeceksin ben suyun tonu 50 liraya razıyım başkan. Bana su bul diyeceksin. Maalesef oraya doğru gidiş var arkadaşlar. Suyu bu kadar bol kullanmamak zorundayız. Mecburuz bunu kullanmamaya. Yani birinci kademe, ikinci kademe koyuyoruz buraya ki birinci kademe zaten bir kişilik, dört kişilik bir ailenin günlük su ihtiyacı da 200 litre. 6 ton, 7 ton, 8 ton olsun. Ama o aile 40 ton, 30 ton ikinci kademeye girip, üçüncü kademeye girerse böyle faturalarla karşılaşıyor. Onun için bir de bu yönü var. Ama bizim mutlaka işte yakın zamanda 21-22 Mart Dünya Su Günü. Orada bir takım bir etkinliğimiz olacak. Bütün belediye başkanlarımız da istiyoruz. Halkımızın karşısına çıkalım. Su tasarrufunu özellikle ortaya koyalım. Yoksa bakın arkadaşlar, bu 490 tane kuyuyu ilk açtığımız zamanlar bunlar 20 metreden, 25 metreden, 30 metreden, 50 metreden çıkan sulardı. Şimdi 350 metreye indi. Aşağı indi mi ne oluyor? Daha aşağı indikçe suyun kalitesi düşüyor. O suyun kalitesini artırmak veya o olumsuzlukları, ağır metalleri gidermek için de büyük bir masrafa ihtiyacımız var. Maalesef su işi böyle arkadaşlar. Şimdi bitmeyen binalar. Bitmeyen binalar, ben kimse bitmeyen binaya çalışmak istemez, binayı bitirmek ister yani. Ama bitmeyen binayı da ne yapacaksın? Sebepleri de var. Şimdi sadece şunu söylemek istiyorum. Şu anda Çorlu'daki kapalı spor salonumuz, Çerkezköy'deki yüzme havuzumuz, olimpik yüzme havuzumuz şu anda müteahhidini tasfiye ediyoruz.
Ve bu müteahhit hem Covid'den dolayı, yani müteahhit derken bu işe üstlenen alt firma, üst firma, bir sürü şeyi öğrendik bu ara. Bunlar yasal boşluklardan istifadeyle işte Covid hastalığından dolayı 85 gün süre istiyor. Ondan dolayı efendim ekonomik sıkıntıdan dolayı 100 gün süre istiyor ve sonunda da işte bu hale geldi. Ama bunun dışında iki binanın dışında da bitmeyen binamız yok. Şimdi işte kısmetse 15 Şubat gibi Sayın Genel Sekreter Yardımcımız programı hazırlıyor. Su ürünleri halini açacağız. Sanıyorum yine de bir aksilik olmaz da o aşamaya geldi. Şimdi Sayın Başkanımızın da bize yol konusunda bir karayolları ile ilgili bir desteği olacak. Beraber konuştuk çünkü. Oradan geçiş almak için yeni otogara geçeceğiz. Orada olacak. Ve bir aksilik olmazsa ve müteahhide verdiğimiz süre Temmuz'a kadar ama biz Mayıs sonunda da kendi binamıza geçelim diyoruz. Güzel coşkulu bir şekilde orada 1000 kişilik kültür salonunda orasını güzel etkinlikler yapalım. Ayrıca tabii orada çok daha farklı boyutlarda bir belediye hizmeti göreceğinize emin olun. Fizik şartlarımız çok güzel olacak. Onun için bunlar zamanla bitecek Necat Bey. Ama maalesef gerek 2017, 2018, 2019'daki o demir fiyatları, çimento fiyatları, döviz artışı, bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman bunları koyup da müteahhit süre uzatımı alabiliyor işte. Uzatabiliyor da işi. Sıkıntımız oradan. Yoksa al seni çıkardım diyemiyorsun. Bunun yasal prosedürleri de var. Teskide de böyle bazen karşılaşıyoruz. Evet. Bütçeler niye Cüneyt Başkanı az? Herkese fazla böyle diye konuşuyor. Ya bunu ben de merak ediyorum başkanım. Bunu ben de merak ediyorum. Şimdi tabii bakın şimdi en basit olayı 4 milyon lira bu sene 4 trilyon lira özür dilerim 5 trilyon lira Hayrabolu bütçesine koymuşuk. AK Parti dedin ya size. Dediniz. Oysa şu yeni şeyde oradaki Soylu köyünde 2 katrilyonluk su içini giderdik. Onun dışında da hemen yanında da 3 katrilyonluk büyük bir köprü yapıyoruz. Oradan geçerken Soylu köyünden Acısungur köyüne. Bunlar bu şeyin içerisinde yok yani. Şimdi rekreasyon alanını Hayrabolu'da bitiriyoruz. 4-8 katrilyonluk yatırım. En yakın zamanda Hayrabolu'nun kaplı otoparkını açtık. 18 trilyonluk yatırım. Onun için o bütçeler öyle gözüküyor ama o bütçenin çok fazlasını vereceğiz. Abi benimkisini söyle, benimkini. Bana niye vermediğini söyle abi. Dur şimdi söyleyeceğim. Nerede var? Var da var. Ama bir bakıyoruz ki Cumhur'un bütçeden devasa bir pay almış. Bir bakıyoruz ki sevgili Baha Bakay devasa bir bütçe almış. Tamam. Şimdi bak arkadaşım. Bir dakika. Tamam. Bak. Pazartesi günü de Çorlu'daydım. Evet. Çorlu Belediye Başkanı'na beraber böyle basınımızın karşısına çıktık. Bütün basının bize bana yüklenme tek sebebi sen Süleymanpaşa'da oturuyorsun, orayı koruyorsun. Niye Çorlu'ya yatırım yapmıyorsun? Böyle, bu iş böyle. Boş ver şimdi işin önünü. Efendim? Neyse o sizin sorun, ben karışmam. Evet, şimdi Süleymanpaşa Belediyesi için bu konuda sorun yok. Süleymanpaşa Belediyesi gereken bütün yatırımları, gerek Fen İşleri Dairesi bütçesinden, gerek Etüt Proje Dairesi bütçesinden fazlasıyla yapacağız. O paraya bağlı kalmadan yapacağız yani. Buna hepsi öyle yani. Kadir abi, herkes bilsin diye söylüyorum da, herkesin içinde konuşuyorum. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de konuştuk. Şu, gel bakayım Süleymanpaşa'ya Deniz. Şöyle gel. Gel. Dur. Çok gittin he. Süleymanpaşa 2021 yılı ile ilgili bizim otogar eksiklerinin imalatı için bir bütçe ayrılmış. Bir de hastanenin kamulaştırılması için 1 milyon. Yani bize 1 milyon verilmiş. Ha şöyle bir durum var. Bunu ben Çorlu'dan bir basın mensubu vatandaşımıza sormuştu, kardeşimize sormuştu. Allah için ben Çorlu'nun da çok acil yatırıma ihtiyacı olduğunu inanıyorum. Bak bunu da kabul etmem gerekiyor. Allah için söylüyorum bunu abi. Şimdi Çorlu'ya da gidip geliyoruz. Orada yaklaşık 50 milyonluk bir yatırım var. İnşallah hepsi oraya yapılsın. Problem yok. Ama velakin ben sadece Kadir abiye yani bana 1 milyonu mu layık gördün diye sistem etmiştim. Mesele oydu. Ama ben yapacağım diyorsun. Oraya takılma diyorsun yani. Şimdi bu politika böyle arkadaşlar. Politika böyle.
Cüneyt Başkan AK Parti İl Kongresi'ne çıktı. Sayın Çorlular niye size yatırım yapmıyor Büyükşehir diye bağırdı bağırdı. Geldi belediye meclisinde dedi ki ya başkan bize niye vermiyorsun onlara veriyorsun diye. Politika böyle. Ama ben böyle politika yapmam. Bu tabii için esprisi. Bakın 507 milyon artı 293 milyon. 507 artı 293 tam 800 trilyon para yapıyor. Süleyman Paşa'ya harcadığımı. Bunun hadi de ki hizmet binası şudur budur hepsini at. Ben bu kadar zaman içerisinde 500 trilyon lira Süleyman Paşa para harcamışım. Yatırım olarak ve harcama olarak. Bakın bu TESKİ'nin madde madde, köy köy, şey şey, mahalle mahalle ne yaptığı, ne harcadığı burada para burada. Ne demiş buraya? 507 trilyon lira. Bu da Süleyman Paşa Belediyesi'nin, şey, Büyükşehir Belediyesi'nin özet yatırımları. O da 283 trilyon. Yani şimdi o az vermiş, o çok vermiş. Onu bir kenara bırakalım. Gerekirse ek bütçeden yenisi yapılır. Evet, gelelim Sayın evet. Sayın Cenap Körümoğlu. Şimdi bu büyükşehri kurduktan sonra ilk kurduğumuz dairelerin başına deprem risk yönetimi dairesi geliyor. Oraya da gerçekten Tekirdağ'ı iyi tanıyan ve bu konunun uzmanı Sevim Hanım'ı atadık. Sevim Hanım'la özellikle Süleyman Paşa'da o depremden sonra hani bahsettiğim o depremden sonra Delta sitesi diye dört tane sitenin duvarların çatladığını, eğildiğini ve orası insanların artık oradan çıkması gerektiğini çıktılar filan ama öyle bir formalite uygulandı ki 5 sene sonra ancak yıkabildik, 6 sene sonra yıkabildik. İnsanlar çıktıktan sonra. Ve 6 senedir Sevim Hanım bu deprem konusunda sadece için konumuz Süleyman Paşa'da olduğumuz için konuşuyorum. Bütün 11 ilçede büyük bir çalışmalar yaptı. Ve şu anda Tekirdağ'da biraz sonra çok kısaca anlatacak zaten fazla vaktinizi almadan. En önemli yerin şu anda Altınova'da 14,7 hektarlık yani 147 dönümlük yerin kentsel dönüşüme en uygun olduğu ortaya çıktı. 5 yıldır bununla uğraşıyoruz. Son bir yıldır Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum'un önünde bekliyordu. Sayın Başkan'a rica ettim. Dedim ya Başkan Ankara'ya gidip geliyorsun Mustafa Hocam'a söyle bir zahmet. Şunu bir imzalasınlar yani bir tane verdi. Bir yıl sonra Sayın Başkan'la konuştular. İşte aynen biz buradan bir şey ayrılığımız yok ve imzalandı. Sayın Cumhurbaşkanı da resmi karar yayınlandı. Geldi. Sanıyorum bir ay falan oldu işte. Şimdi son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağız. Ve orada kentsel dönüşüm çalışmaları başlayacağız ama bir avantajı oldu Tekirdağ'ın. Sayın Mustafa Şentop hocamız da Çevre Bakanı'na rica etmiş. Çevre Bakanı geldi. Bakın Çevre Bakanı, Bakan Yardımcısı, İlla Bankası Genel Müdürü, bütün genel müdürle yardımcılar hepsi oradaydılar. Yani. Onun için iki taraflı sanıyorum güzel şeyler olacak. Ama Sevim Hanım, çok kısa, 3 dakikayı geçirmek üzere bizim geldiğimiz noktayı teknik olarak Sayın Cenap Kürümoğlu'na anlatırsan, ha bunu bir kere daha söyleyeyim başlamadan önce. Sizden ricam, hangi daireyi isterseniz size briefing vermek üzere biz size hazırız. Değerli başkanlarım, bürokratlarım ve saygıdeğer basın mensupları öncelikle herkese merhaba. Ben önce Süleymanpaşa ilçesinde kentsel dönüşümle ilgili yaptığımız çalışmalardan çok kısa bahsetmek istiyorum. 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma başlattık. 7500 hektarlık Tekirdağ Süleymanpaşa ilçemizin kentsel dönüşüm master planını hazırladık. Ve bu 7500 hektar alanda nerelerin kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirledik. Önce zemin riskleri belirlendi, sonra tek tek bina riskleri belirlendi. Tabii ki bir alanı ilan etmek ve kentsel dönüşüm yapabilmek için Çevre Bakanlığı'nın bazı şartları var. Türkiye'de birçok kötü örnekler olduğu için zemin ya da üst yapı ya da zemin artı üst yapı ve sosyal içerikli olmak üzere kentsel dönüşüm alanlarının dönüşüme ihtiyaç olduğunun ispatı yapılmak zorundaydı. Ve Süleymanpaşa ilçemizde de 7 bölge ve 21 etap olmak üzere kentsel dönüşüm sınırlarımız belirlendi. Yani 2016 gibi bu çalışma tamamlandı ve bizim şu an Süleymanpaşa ilçemizde nerelere dokunmamız gerektiği ve kentsel dönüşüme ihtiyacımız olduğu alanlar belirli.
Tabii ki kentsel dönüşüme başlamak için de bakanlığın şartının birisi de birinci öncelikli alandan dönüşüme başlamak. Altınova ilçemiz sadece bu gördüğünüz küçük hektardan değil, Altınova ilçemiz birinci derece öncelikli alan, zemin artı üst yapı nedeniyle büyük risk taşıdığı için. Aslında bizim şu an önce şunu bahsediyorum. Altınova yaklaşık 66 hektarlık bir alandan ibaret. Yani hayır, uzatmıyorum. Şu nokta nokta gördüğünüz sınırlar, şu arkadaşımız şu an gösteriyor. Şunu iletmek istiyorum. Ben de çok kısa şunu anlatıyorum. Bizim alan ilanımız 5393'ün 73. maddesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanı. Bu 6306 ile karıştırılmamalı. İki adet yöntemimiz var. Altınova'da 66 hektarlık alanın kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Bu gördüğünüz alandan Barbaros'taki dere yatağına kadar alanda. Bu bizim, ben bir anlatırsam sonra alayım soruları. Bu bizim birinci etabımız. Yani bu 4 etaptan başlıyor. İlk etapta evet boş gördüğünüz alanlar da var. Ama burası Altınova zemin artı üst yapı nedeniyle en çok riskin bulunduğu alan ve bina açısından da. Şu anda biz burada çalışmalarımızı başlatacağız. Ve burada yaptığımız projeyle doldur boşalt yöntemiyle Altınova'da o yakında gördüğünüz alanların da hepsini dönüşüme dahil ederek biz burada 60 hektarı tamamlamayı hedefliyoruz. Başkanım, bu birinci başkanım etabımız... bir şey söyleyeceğim. Buyurun başkanım. Şimdi bir dakika bölmüş olmayayım. Kentsel dönüşüm konusunda isterseniz özel bir basın toplantısı yapalım. Çünkü şöyle baktığın an projeler ve binalar böyle gözükmediği için farklı yorumlanabilir başkanım. 420 adet konut var şu an. Bizim alan ilanımız 14,5 hektar. Yani geriye daha 50 hektar Altınova'da dönüşüm yapacağımız alan var. Bu gördüğünüz boş alanları biz aynı zamanda rezerv alan olarak kullanacağız. Diğer tamam. Konuttaki riskli yapıları oraya taşımadan... Evet, doldur boşalt meselesi var. O çok uzun bir hikaye olur. Yani neden niçinlere girersek başkanım... Öyle yapalım. Yani özel bir toplantı gerekiyor onunla ilgili yani. Sonra bilgi verebilirim. Peki, teşekkür ederim Sevim. Arkadaşlar dediğiniz gibi bu kentsel dönüşüm konusunda Sayın Başkan'la beraber ben de ekibimle özel bir briefing veririz size istediğiniz zaman. Teklif sizden gelsin. Şimdi Sayın Nicat Bey'in sorduğu bir soru vardı. Şu anda orada çalışan 123 tane eleman var. Orada zaten müteahhit çalışıyor şu anda. Onun için bu yeni müteahhit bunlarla çalışma. Onun bileceği bir şey ama bunu bir daha inceleyeceğiz. Ben bu kadar bir vahim durum olacağını sanmıyorum. Yani şu anda bir söz vermem doğru olmaz ama bir konuşalım, görüşelim. Bu konuda bir bakalım. Bilgi verelim size. Serap Hanım sizin kısa bir notunuz vardı. Sayın Başkanım. Ben soracağım. Sıra bende. Bir dakika. Şimdi evet. Şarap fabrikasının konusu meclise yani, gitti geldi. Bayağı bir çalışıldı. Şu anda sanıyorum o en son gelinen noktada bir de şeydeki Anıtlar Kurumu'na gidecek. Önce ben. Ama şu anda bir önce adım ben. Mesafe alınmış değil yani. O bulduğu şekilde duruyor. Senin ilave edeceğin bir şey var mı yine? Yok. Yani Serap Fabrikası ile ilgili biz sadece AVM istemiyoruz diye net evet, bir şekilde tabii ifade ettik. Yani onlar 10 katlı binalar koymuş. Onu olmayacağını söyledik. Yani bilmiyorum nasıl yapacak. Bir daha plan değişikliği için Anıtlar Kurulu'na müracaat etti. Evet. Anıtlar Kurulu'ndan tekrar meclise gelecek. Meclisten biz o şartlarda geçirmeyeceğiz. Sayın yani, Başkan'a da büyükşehirde de bilmiyorum ne olacak. Tam fikir birliği içerisinde yani. Onda. Sayın Başkanım ben soru soruyorum. Ben mi Ferhat abi? Hanginiz büyükse o sorsun. En büyük benim başkanım. Başkanım. Yaş olarak. Cüneyt Başkan'a soru sormayacağım çünkü kendisine 24 saat ulaşabildiğimiz için Sayın Kadir Albar'a soracağım. Bizi buraya davet ettiğinize göre küstüğünüz bitti galiba. Anlamadım. Bizi buraya davet ettiğinize göre özellikle beni ve küstüğünüz bitti galiba. Nereden çıkardım o küslüğü ya? En son telefonumu silmiştiniz başkanım.
Peki. Bitti diyelim. Tamam, sorun yok. Başkanım, birkaç soru soracağım. Bilindiği üzere bir TESKİ'de araç yolsuzluk ihalesiyle alakalı bir konu vardı. Dosya bilirkişiye İstanbul'a gitmişti. 3 kişilik bilirkişi raporu bitti, savcılığa ulaşmış. Bu bilirkişi raporlarında yine benzer tespitler var. Yani araçların 3 katına ihale edildi. Evet. Bu konuyla alakalı ne diyeceksiniz? Malumuz olduğu üzere Anayasa Mahkemesi Sayın Enes Berberoğlu'yla alakalı bir karar verdi ve bütün CHP'liler bunu eleştirdi. Niye alt mahkemeler buna uymuyor diye. Malumunuz olduğu üzere yine eski belediye başkanı Sayın Fehmi Altaylıoğlu'yla alakalı bir mahkeme kararı var. Evet. Buna da TESKİ uygulamıyor. Bu konuda çelişmiyor musunuz? Bir de eski kapalı otoparkın durumu ne olacak? Ne? Eski kapalı otoparkın durumu. Ha. Aynen başkanım. Evet. Şimdi sevgili Ertan, Ferhat şu anda... Ferhat abi sordu bu soruyu. Başkanım. Yanlış anlamayın bakın. Başkanım. Başkanım bir de şunu ekleyeyim. Maske maskeden gözükmüyor. Başkanım bir de şunu ekleyeyim. Bir de şunu ekleyeyim başkanım. Ya ona bakıp duruyor, ben de ona bakıp duruyorum. Anlaşılmadı. Başkanım aman. Ne, tamam. Başkanım son Ferhat bir kez şunu da ekleyeyim. Zaten. Eskiden diyorduk ki her eleştirdiğimiz insan keşke Kadir Albayrak gibi olsa, en fazla küsüyor, diğerleri gibi yapmıyor. Ama bu sefer gördük ki Kadir Albayrak sadece bize küsmedi, reklamlarımızı kesti, maillerimizi engelledi, telefonlarımızı engelledi. Yani bu konuda da bir sitem edeyim. Evet, sisteminizi aldık. Şimdi mahkemede olan... Bak mahkeme, ama dinlemiyorsun ki şimdi. Sordu soruyu, döndü arkasına gidiyor. Hadi bakalım. Yani bak, soruyu soran dinlemesi lazım. Kormanız yok, soruyu sordu, gidiyor arkamda. Evet, değerli arkadaşlar. O TESKİ'nin işte bahsettiğiniz o konu, şu anda mahkemeye intikal etmiş, savcılıkta olan, soruşturmada olan bir konu. Onun için bu konuda benim bir şey söylemem doğru değil. Bir şey söylersem de olmaz çünkü... Şu anda mahkemede ve savcılıkta. İkincisi Fehmi Altayoğlu, Enis Berberoğlu karşılamak. O arkadaşımızın yorumunu da istediğiniz zaman gelip alabilirsiniz. Böyle mahkemenin kararını uygulamamak bir şey olmaz. Bu herkes buna uymak zorunda. Onun için biz gereken kendisine yapılmıştır yani. Başka? Eski otoparkın durumu başkanım. Eski otopark. Şimdi eski otopark ciddi bir depremsellik sorunu var. Bir de bunun dışında tabii bulunduğu konum itibariyle de son zamanda da bu depremlerde sallanmalar fazla olunca orasını bir daha baktık ve orasının kullanılmasın diye şimdi oradaki bütün içeride çalışmaları ve STK'ları oradan çıkarmak zorunda kaldık. En son Orta Cami Mahallesi muhtarı da oradan ayrıldı. Şimdi orasını arkadaşlar bir çalışma yapıyor. Ya komple yıkacağız ama o da çok büyük bir etraf binalara bağlı sıkıntılar var. Veya orasını tekrar sağlamlaştırıp biraz farklı bir çalışma yapacağız. Onun çalışması devam ediyor şu anda yani. Ama şu anda orada en azından tedbir almak zorundayız yani. Evet. Evet Sayın Başkan. Bunca zaman sonra bir basın toplantısında bir araya gelmek güzeldi. İkinize de selamlar ediyorum. Biraz önce Özer Enginler, kendimi de tanıtmış olayım. Sayın Kadir Albayrak tanıyor muyum? Daire başkanlarınızla ilgili briefingler verilebileceğinden bahsettiniz ama sizin hala Büyükşehir Belediyesi'nin haberleri maalesef tarafımıza ulaşmıyor. Yani basın olarak bir ayrımcılığı ya hala yaşıyoruz. Benden daha iyi biliyorsunuz yani. Evet, kesinlikle yaşıyoruz bunu. Benden daha iyi biliyorsunuz. Nasıl? Hayır, birçok bilgileri benden daha iyi biliyorsunuz yani. Tabii ki biliyoruz. Tabii ki. Soruları niye buyurun size soruyoruz da Cüneyt Başkan'a sormuyoruz? Çünkü Cüneyt Başkan sağ olsun devamlı bizimle iletişim halinde olduğu için her konuyla ilgili bilgi alışverişimiz var karşılıklı. Biraz önce bir su faturasını ekranda gördük. Bende de var ona benzer bir su faturası. Hatta ben bunun haberini yaptım. 42 liralık bir su faturası nasıl olur da 149 lira olur? Bunun adım adım açıklamasını bile yapmıştım orada. Ben size şimdi şuradan soruyorum. Katı atık bertaraf tesisiniz var mı? Yok. Ama siz katı atık bertaraf tesisini su faturasının üstüne ekleyerek vatandaşa maliyet olarak yüklüyorsunuz. Evet.
su sayaçlarımı ben alıyorum. Benim aldığım su sayaçlarıma bakım masrafı olarak ya ben parasını veriyorum. Benden tekrar niye bakım masrafı alıyorsunuz? Veya efendime söyleyeyim sayaçları okuyorsunuz. Sayaç okuma bedeli olarak bunu tekrar yansıtıyorsunuz. Yani bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Adem Dalgıç zamanında 20 ton civarında su kullanım bedelimiz vardı. 20 tonu geçtikten sonra kademe mesafesi kat ediliyordu. Ama maalesef sizin yönetiminiz onu 10 tona düşürerek vatandaşı ikinci kademeye düşürüp tekrar tekrar vergiler dahil işte biraz önce bahsettiklerimiz dahil alınmaya başlandı. Şimdi Süleymanpaşa Belediyesi'nin çöp topluyor. Bir ücret alması kadar doğal mantıklı bir şey yok. Siz bundan hiçbir şey yapmıyorsunuz ama bunların parasını toplayarak vatandaşın su faturalarının yükselmesine sebep oluyorsunuz. Ben buradan giriyorum ama şöyle bir şeyin aslında çok merak ediyorum. Bir eleştiri şeklinde oluyor belki sorularım ama böyle sormam gerektiği için soruyorum. Mesela su faturalarında diyorsunuz ki enerji fiyatlarına yüklüyorsunuz su faturaların maliyetini. Kuyularda çalıştırılan motorlar sayesinde. Ama siz kalkıp da tıpkı Çorlu'da hatırlıyorsanız güneş enerji panellerini kurup enerjiden tasarruf yolunu seçen bir sistem yolu izlemeye kalkmıştınız. Biz de bunu büyük memnuniyetle karşılamıştık. Ama siz şimdi görüyorum ki Büyükşehir Belediye binası dahil mesela İzmir Belediyesi öyle bir sistem getirmişler ki çatılarına, duvarlarına kurdukları güneş enerji panellerine kendi enerjilerini elde edebildikleri gibi mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi elektrikli araçlar satın almış. İnanın samimi olarak söylüyorum onların dolumunu yapabilecek vaziyete bile gelmiş. Yani enerji fiyatlarını elbet tamam hükümetimiz bir takım sorunlar yaşatıyor olabilir bize ama bunun altından kısmen kalkacak olan da bu yolu izleyip de sizsiniz. Bunun haricinde soracağım, kusura bakmayın hızlı hızlı konuşuyorum. Lütfen, lütfen. Mesela Büyükşehir Belediyesi'siniz, sosyal içerikli projeleriniz var. Görüyorum bir takım olanları memnuniyetle de karşılıyorum. Teşekkür ederiz onun için. Ama Süleymanpaşa Belediye'miz, pardon Tekirdağ'ımızın niye Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir ekmek fabrikası yok. Et süt yok, et balık yok. Yani bunun gibi sayabileceğimiz bir sürü. Neden? Bu pandemi ortamında dara düşmüş vatandaşlarımızın yanında 1 liraya ekmek vererek durmuyorsunuz. Şöyle diyeyim, mesela Cüneyt Başkan asla dedi ben 2 liraya bu ekmeği yaptırmam. Keşke onun gücü olsa da bu fabrikayı o kurabilse. Ama sizin göreviniz bu. Lütfen vatandaşımızın yanınıza şu pandemi ortamında en çok yemeğe, içmeye, içeceğe ihtiyacı olduğu bir yerde yanında durma projeniz var mı? Neler düşünüyorsunuz? Sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Aslında soracak çok sorum var. Bu kadar şimdilik yeter diye düşünüyorum. Başka aklınızda kalan varsa onu da sorun. Çok var başkanım. Sizinle var özel var. Program yapmamız lazım bununla ilgili. Önemli değil. Yettiği kadarını anlatın siz. Teşekkür ederim. Evet. Önce şu Serap Hanım'ın çok kısa bir şeyi vardı. Serap Hanım kısa bir izahatınız vardı. Ondan sonra sorulara cevap verin. Serap Hanım bizim çevre evet, mikrofonu verir misiniz? 2 dakika. Fazla değil. Buyur Serap Hanım. Sayın başkanlarım, değerli bürokratlarım ve basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Necat Ayvaz'ın bir sorusu vardı. Demirli'den üretilen elektrik miktarlarıyla alakalı olarak. Demirli katı atık bertaraf tesisimizde henüz sadece ikinci lottan enerji üretimine başladık. Bununla ilgili olarak 29 Ekim tarihinden 31 Aralık tarihine kadar 5135.79 megawatt, 1 Ocak 28 Ocak arası da 2518 megawatt olmak üzere toplam 7654.09 megawatt enerji üretimi yaparak TREDAŞ hattına elektrik satışı olarak gerçekleştirdik. Bunun karşılığında da gelirlerimiz de başladı. Sadece 29 Ekim 31 Aralık arası 129.800 lira belediyemizin bu işten olan geliridir, karıdır. Birinci lot üzerinde de borulama çalışmaları bitti. Onun bağlantıları yapıldığında bu elektrik üretimi daha da artacaktır. Kurulan tesisimizin şu an 5 jeneratör. Bunların 2 tanesi 29 Ekim tarihinden önce, 3 tane de ilave 25 Aralık'ta kurulmak üzere 5 jeneratörle hizmet veriyoruz.
Bu konuyla ilgili bir de şeyi söylemek istiyorum. Katı atık bertaraf tesisiniz var mı dediniz? Evet, katı atık bertaraf tesisimiz var. Düzenli depolama tesisi de bir bertaraf tesisidir. Bakanlığın öncülüğünde kurulmuş olan. O nedenle ve 8 tane de aktarma istasyonumuz var. Bunların 6 tanesi Büyükşehir Belediye'mize ait, 2 tanesi de ilçe belediyelerimizin kendilerinin yaptığı, bizim taşıma hizmeti verdiğimiz, alınan bedeller bunların işletme giderleridir. İnşallah başkanımın da söylediği gibi 28 Şubat tarihi itibariyle entegre tesis şeyiyle ilgili firmamıza bütün bu işlerin devri yapıldığında da yaklaşık akaryakıt maliyetleri beraber 28 milyon gibi bir yıllık giderden kurtulmuş olacağız. Amacımız zaten halkımızdan da bu bertaraf bedellerin alınmaması. Evet, teşekkür ederim. Şimdi sayın bizim gazete Özel Enginler, kendinizi Büyükşehir Belediye Başkanı gibi görün. Seçildiniz, koltuğa oturdunuz. Özel abi. Aslan Başkan, Kaplan Başkan. Heyecanlı oturttular seni koltuğa. Her şey güzel gidiyor o günler. Bir hafta sonra sana bir telefon geliyor. Akşam eve gidiyorsun. Yemek yiyeyim hanımınla. Heyecanlı heyecanlı. Eve gidiyorsun. Bakıyorsun bir telefon geliyor sana. Süleyman Paşa Belediyesi'nin başkan yardımcısı. Başkanım ne olacak şimdi? Demirli'ye giden çöpler geri geliyor. 5 gün sonra. Allah Allah. Benim aklımda olmayan bir sorun. Ne olacak bu çöpler şimdi? Gidiyor geri geliyor. Yer yok. Bakın çok samimi söylüyorum. Bunu yaşamış bir Büyükşehir Belediye Başkanınızım. Siz evinizde güzel güzel otururken, sağda solda arkadaşlarınızla dışarıda güzel sohbet ederken ben bu sıkıntı yaşadım. Uykularım kaçtı. Ha öyle mi oldu? Ne oldu işte? Geldik götürdük. Birinci lot bitti. İkinci lotu yaptık. Bugüne kadar işte şu anda her gün 1500 ton çöp buraya geliyor. Her gün 1500 ton. Yani gözüm açıp sağ kapayana kadar bu çöp her gün oluyor. Tamam mı? Ve orada Çevre Müdürlüğü diyor ki sana Çevre Bakanlığı 43 tane vahşi depolama var diyor. Türkiye'de Tekirdağ'ın tamamında. Bunları en kısa zamanda 1'e indireceksin diyor. 43 tane vahşi depolama. Şimdi bizim bu depoladığımız katı atık bertaraf tesisi gibi altında membran var. Hiç sızıntı suyu akmıyor yerin. Toprağı sızmıyor. 43 tanenin tamamı 42 tane bir Demirli'deki hariç 42'nin tamamının suları deniz şeyin altına gidiyor, yerin altına gidiyor. Bunları kapatacaksın dediler. Ne kadar zamanım var? Bir de noterden sözleşme imzaladık. İmzaladık sözleşme işte 2017 Temmuz'unda. 35'e düşürdük, 30'a düşürdük, 20'ye düşürdük, 3'e düşürdük ve en sonunda teke düşürdük. Hala oradan şimdi şuraya geliyor. Bir yere gelmek istiyorum sonuçta. Şimdi artık enerji tesisi kuruldu, ihale ettik. Bundan sonra Allah kısmına tam devreye girdiği zaman Tekirdağ'ın geriye dönük en az 40 yıllık sorunu çözdük. Zaten 28 yılı bu müteahhitler. Ondan sonra bize kalacak bütün bunların hepsi. Bir de ayrı bir de yıllık gelir alacağız. Yani zor bir çevre devraldık ama geldiğimiz nokta şu anda biraz daha rahat ama daha tam rahatlamadık. Onun için 9 tane terfi istasyonları var. Hepsinden buraya çöp taşıyoruz. O çöp biz taşıyoruz. O çöp kaldıkta toprağa gömülüyor. Veya o çöpün suyu alınıyor. Yani şu anda orada katı atık bertaraf tesisi dediğiniz şey gerçekten çok önemli bir tesis ve bunun mutlaka bir işletme masrafı olacak ama Allah kısmetse halk et, halk süt, halk balık efendim? Gibi halk et, halk süt, halk balık gibi fabrikaların evet, kurulmasında şu kaldı. Anda şu anda bakın biz halk ekmek fabrikası kurmak için ilk Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın birinci ve ikinci yılında ciddi çalışmalar yaptık. Ama o gün için rantabıl olmayan, o gün için istediğimiz şartlarda oluşmadığı için o planı, o projeyi daha geriye bıraktık. Samimi söylüyorum. Ama o zaman ekonomik yetersizlikten kaynaklandı. Hayır, maddi yok kaynaktan yani. Değil. Maddi kaynaktan değil. Ama şimdi siz diyorsunuz ki işte İzmir şöyle, İzmir dediğin 40 senelik Büyükşehir Belediyesi. Bütün sorunlarını çözmüş. Şimdi kalkmış, biz daha yeni 7 senelik büyük şehirde bütün onun yaptıklarını yapıyoruz. Sevgili başkanım, halk ekmek istiyoruz, ötekilerinden vazgeçtik. Halk ekmek gerekirse yapılır yani. Şu anda zor biraz. Evet, buyurun. Buyurun sorun. Yani
Cüneyt Başkan da burada yalnız ha. Cüneyt Başkan da burada. Biraz bir erken sorsun abi, o ilk hakkını kullansın da. Bir sorsun ondan sonra diyor, mikrofon verelim, evet. Duymuyorum. Alo. Bir erken sorsun abi, sen ikinci sorsan da şimdi verin bir daha. Bu hak geçmesin diye. Başkanım söyleyeyim. Merhabalar. Tekrardan teşekkür ederiz bu toplantı için de. Ben Kadir Başkanım, Cüneyt Başkanım ikinize de sorum var. Başkanım şu an Süleyman Paşa'nın mevcut otogarının son durumu ne olacak? Yani Süleyman Paşa Belediyesi'ne arazisi verilmişti belediye binası yapılması için. Siz sonra Cüneyt Yüksel'e elimi verince kolumu, bacağımı, her şeyimi istiyor diye bir telkinde bulunmuştunuz. Yeni yapılan otogarımız ne zaman bitecek? Pandemiden etkilendi başkanım birazcık. Onu merak biraz ediyorum. Çok. Otogalericiler çok. Sitesinin son durumu nedir başkanım? Bunu otogalericiler sitesi yapılacak ya yeni şey. Onlar yapılacak tabii, onlar kendileri. Orası. Cüneyt Başkanım size de sorum. 4 ay önce Kadir Başkanım'la aranız limon iken Kumbağa'da derenin deniz aktığı için mahkeme vereceğim demiştiniz. Verdiniz mi? Yani şimdi abi kardeş olduktan sonra mahkemeler iptal oldu mu? Bunu merak ediyorum. Ekmek Özer abi sordu. Çay fiyatları düşecek mi? Çünkü Sami Kayın'la yaptığımız canlı. Ne fiyatları? Çay fiyatları. Çay mı? Aynen. Yani ekmeğin maliyeti çayın maliyetinden daha mı ucuz da ekmeği ucuz istiyor diye Sami Başkan yayında söylemişti. Buna ben de merak ettim. Çaya indirim olacak mı Süleyman Paşa çay bahçelerinde? Teşekkür ederim. Biraz da heyecanlandım galiba. Şimdi şöyle arkadaşlar, bir kere şunu herkes bilir. Ben Kadir abiyle hani kendi şahsi bir tartışmamız, kavgamız olmuyor ki. Ben Süleyman Paşa'nın 205 bin hemşerimizin haklarını görün mecliste kendi haklarını kendime göre savunmakla yükümlüyüm. Bazen o kızıyor, bazen ben kızıyorum. Ben küçük olunca mecbur, bazen ben daha çok susmak zorunda kalıyorum falan. Şimdi ama şöyle bir durum var. Biz Kumbağa'da bütün vatandaş bana faturasını kesiyor. Sosyal medyada çekiyorum fotoğrafımı, İbrahim Başkan'a atıyorum. Kadir abiye atıyorum. Ya arkadaş, lağımdan, kokudan, sinekten durulmuyor. Benim suçum yok, günahım yok. Ben fırça yiyorum vatandaştan. Ya bunu düzeltmezseniz bak dedik, mahkemeye vereceğim en sonunda. Ben kendimi haklayamıyorum vatandaş karşısında. Sonra al aşağı ver yukarı. Sonra Kadir abiler projelerini hazırladılar. İşte bakanlığa sundular. Biz aslında orada bir arıtma istiyorduk. Sonra iş bir iki sene uzar diye korktuk. Bu sefer pompalamaya döndü falan. Şimdi iş çözüldüyse niye, ne gerek var başka bir polemik yaratmaya? Sonuçta ben şehrin sorunu çözüldüğünü, çözüp çözülmediğine bakıyorum. Mesela aslında bu. O projeyle ilgili ben de bakanlığa iki defa gittim. Ne yapılabilir diye. Sonra proje devreye girince artık bu konuyla konuşmaya bir şey gerek kalmadı. İşte gene en son bugün de aynısını yaşadık. Fenişehir Daire Başkanımız burada mı bilmiyorum. Bugün size yine yazı yazdım abi. Yani dereleri gene Kadir Başkan talimat verdi. Siz dere temizliğini yine bıraktınız. Benim bir ayım kaldı. Şimdi gene bana insanlar kızacak. Ben gene Kadir abiyle tartışacağım. Gene basın bana bu soruyu soracak. Yani defalarca söylüyorum ben, daire başkanları yüzünden de Büyükşehir Belediye Başkanımızla tartışmak zorunda kalıyorum. Yani dere temizliğine, derme mücadelesini ben bir ay içerisinde, Sabri burada herhalde, bir ay içerisinde yaptım, yapamazsam 100. yıl sinek basacak, Hürriyet'e sinek basacak, Kumbağa sinek basacak, Altınova'ya sinek basacak. Yaptığım derme mücadelesi bir işe yaramıyor. Çünkü 3 metrelik o koca koca otlar var. Sen temizlemezsen, anlaşma yaptık, Kadir Başkan talimat verdi. Size de bana da. Sen dereyi temizleyeceksin, sen neler böyle yapacaksın dedik. Protokol yaptık. Ama sen temizlemiyorsun abi. Ben de bugün yazı yazdım fotoğraflarla birlikte. Bir dakika. Sayın Başkan, şimdi gene kavga edeceğiz o zaman. Boşver, bu soruya ben muhatap oluyorum yani. Muhatabınız Fenikseli Daire Başkanım değil. O dere temizlikleri sizin yapılan... Fotoğrapladım bugün hepsini. Başkanım, o dere temizlikleri sizin yapılan protokol çerçevesinde aynen yerine gelecektir. Gelmediği zaman bütün sorumlulukları basının karşısında beraber olur. Ben bunu örnek vermek için söyledim Ertan. Yani şöyle... Başkan talimat veriyor. Biz takip ediyoruz. Çünkü bazen aciz kalıyorsun. Yani dolu başkasına, toplak başkasına olunca oluyor sorun. Yarın bir ara Sayın Başkan'a en son durumu arz edin kendisine. Bugün baktım başkanım, bugün hiçbir çalışma yoktu. Fotoğrafları başkanım çektim, yazı da yazdım. Onları ben Kapatlı'ya gönderdim. Orada ciddi bir sıkıntı var, onu çözmek üzere ama yarın sana gelip, yani pazar günü gelip bilgi verirler. Tamam, soruya geleyim Ertan. Biz... Ertan ne soru sorduğunu şimdi bir dakika ben kaçırdım.
Ekmek, bak şöyle bir şey var. Bunu ekmek Çınarlı Mahallesi'nde bir yerde 80 kuruşa, 90 kuruşa satılıyor. Aydoğdu'ya gidiyorsun 1 kuruşa satılıyor. Hürriyet'e gidiyorsun 1.25'e satılıyor. Başka bir yere gidiyorsun, işte Altınova'ya gidiyorsun 1 kuruş, 1 liraya satılıyor. Bir anda durup dururken ekmek fiyatıyla ilgili 2 TL'den satacağız diye bir açıklama yapıldı. Arkadaş yani şimdi 90 kuruşa, 75 kuruşa, 80 kuruşa bakkallar ekmek alıyor. 90 kuruşa tezgahtar ekmek satılıyor. Yani durup dururken 2 liraya bir anda birisi ekmek satacağım dediği an arkadaş biz de bizimle hemşehrilerimizle biz niye durup dururken şimdi abiyane tabir olacak ama kazıklatalım. Ben yine sözümün arkasındayım. Birisi çıksın ben 2 lira ekmek satıyoruz karar verdik desin. Allah da yukarıda şahidim olsun. 1.10'a 1.15'e gerekirse 1 liraya ben o ekmeği satacağım. Abi bu kadar büyük konuşuyorum yani. Ya kurmaya gerek yok arkadaş. Zaten ben ekmeği bugün ihaleye çıksam ben şu anda ekmeğimi kaça alıyorum Sabri? He? Ama 50 gram 2 litre 90 kuruşa 80 kuruşa alıyorum ekmeği yani. Şimdi aşevi kurmaya gerek yok. İhaleye çıksam 1 TL'den ben ekmek satıyorum derim yani. Sorun asıl mesele şu. Ben fırıncı kardeşlerimize de söyledim. Arkadaş siz kendi rekabetinizden kaynaklı problem yaşıyorsunuz. Yani 1.25 ekmek sattığınızda vatandaş kimse niye 1.25 ekmek sattın demez zaten. Ama sen bakkala 70 kuruş ekmek satıp sen bakkal senden daha fazla kazandığı an senin faturanı niye millet ödesin? Satış fiyatıyla oynayarak bu işler çözülmez. Siz kendi aranızda oturun anlaşın. Bir adam akıllı bir fiyat üzerinde belirlenin. Belediye olarak da biz de bunun altına taşın elini koyalım. Ama ben 2 liraya anlaşacağız biz aramızda. 2 liraya ekmek satacağız dediğin an gerek Büyükşehir, onun adına da Büyükşehir Belediye Başkanımızın adına da söz ve konuşabilirim bu konuda. Biliyorum duruşunda. Kendi adıma da. Ben 1 liraya, 1.10'a bütün Tekirdağ'da, hatta Süleyman Paşa'yı bırakın kendi şirketlerim üzerinde bütün Tekirdağ'da ekmeği satarım yani. İşi oraya getirmesinler. Bu millet o kadar da şey değil yani. Burası şey yol geçen anı değil yani. Başkanım ben senin bir dakika. Ben senin satış noktalarına izin veririm. Benim orada da satabilirsin. Allah razı olsun. Bu kadar basit iş yani. Daha bunu anlamıyorum. Gayet. Evet. Daha sonra anlatayım. Biliyor. Başkanım bugün itibariyle ekmek fiyatları valiliğe gönderildi. Önümüzdeki hafta içinde 2 TL olacak diye onaylandı. Aynen. Benim aldığım bilgiler doğrultusunda. Bak, ekmek liste fiyatı 1.75 bakanlığın belirlediği ortalama rakamlar var. Ekmeğin liste fiyatı önemli değil. Yani sen kaç lira yazarsan yaz. Ekmeğin satıldığı fiyattan bahsediyorum. Şu an 2 TL'den satılacak önümüzdeki hafta itibariyle. İşte ben de diyorum ki bu şehirde 2 TL'den ekmek satılsın. Çok büyük bir yemin ettim biraz önce. Ben o ekmeği 1.10'a 1.15'e nasıl satıyorum herkes görecek. Yani. Daha öncesi var mı? Hadi ya biz de zaten bu konuda yani. Merakla bekliyoruz. Ekmek 2 TL olacak. Bak liste fiyatı karıştırma. Liste fiyatı 2 TL yazabilir. Ben satış rakamından bahsediyorum. Satış da aynı. Açık açık söyledi biraz önce. Nasıl efendim? Ucuz ekmeği satmayı kim engellemek ister? Burası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi değil. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi. Her türlü destek var. Hayır, İstanbul'da başkanım şimdi bak siyaset yapıyoruz. İstanbul'da önerge vermemişler ki bir halk ekmek satıyoruz diye. O önerge vermeden konuştular yani. Evet. Evet. Ertancığım. O şey, hayır bırak çayı şimdi. O şeyi sordum. Bir aksilik olmazsa Mayıs ayında falan bitirmiş olacağız o şeyi. Otogarı. Oraya taşındıktan sonra Sayın Başkan'la oturup konuşacağız yani. Şöyle, ben Ekrem Başkan sonuçta beğeniriz, beğenmeyiz ama bu şehire 5 yıl belediye başkanlığı yapmış. Sonuçta benim sadece Ekrem Başkan değil, diğer belediye başkanlarımıza da şehirde onlara kendi yaptıkları meslek dallarına veya daha çok anıldıkları işlere yönelik yapılan projelerde ismini vermek istiyorum. Tabii izin verirlerse. Ben bütün hemen projelerimizi bu yıl içerisinde yaptığımız ki gördüğünüz anlattım size. Bu yıl sonunda bir sürü açılışa karşı karşıya kalacağız. Ben Kadir Başkan'ın da Ekrem Başkan'ın da isimlerinin yaşatılmasını isterim ama Kadir Başkan görevdeyken daha önce bir kere söyledim izin vermem dedi. Biz görevde olduğumuz sürece belki olmaz ama bizden sonrakiler belki bunu değerlendirir. Ben Ekrem Başkan'ın ismini bir yere vermekten geri durmam. Niye vermeyeyim ki? Siz hazır böyle eski belediye başkanlarının ismini anmaya başlamışken Sayın Kadir Albayrak'a buradan bir soru yönelteyim. Sayın Albayrak,
Bir sonraki koltuk Büyükşehir koltuğunu Sayın Münir Karaevli'ye veya Vahap Akay beyefendiye bırakmak gibi bir inisiyatif kullanacağım demiştiniz. Siz Vahap Akay'a mı bırakacaksınız yoksa efendime söyleyeyim Münir Karaevli'ye mi bırakacaksınız? Araya da İlhami sıkışır mı diye merak ediyorum. İlhami Özcan Aygun. Birinci pandemide sokağa çıkma yasağı ilan edildiği zaman evet. 65 yaşın üzerindekiler artık çıkamayacaklar dışarı dendi. Orada bir basın mensubu lambadaki cin işte dedi ki hadi Kadir Albayrak hadi bakalım sen şimdi evine pijamalarını giy Münir Karaevli şimdi oraya başkan olacak dedi. Aşk olsun. Dedi ama Kadir Albayrak o günden bu yana hala gidip geliyor işte ne bileyim nasıl oldu. Ben bir şey söyleyeceğim bunu ben de bunu ciddi ciddi soruyorum duymadım böyle bir şey diyorum. Hani bana bırakacaktı koltuğu? 2034 yılında Allah kısmet Nicat Ayol 2034 yılında Allah kısmet ederse emekli olduğum zaman belediye başkanı Allah uzun ömür versin başkanım. Haber tırağı alacağım basın mensubu olacağım. O zaman bak basın sen de belediye başkanı bak nasıl ben olarak. Cenab-ı abinin sorusuna da cevap vereyim. Evet. İbrahim Müteferrika Parkı niye kapatıldı dedin abi? Biliyorsun abi İbrahim Müteferrika biz orada başkanımın da haberi var. Tamam anlatacağım. Biz o bölgeyle ilgili bu ilkbaharda belki daha hızlı hareket edebiliriz diye düşündük ama nasip olmadı. İsmet İnönü kapalı spor salonunu komple yıkıyoruz biliyorsunuz başkanım. Cenab-ı abi. İsmet İnönü kapalı spor salonu ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bu konunun haberi var. Biz biraz şey konusu uzadı. Zafer Mahallesi'ne taşınması var. Kapalı spor salonunun İmam Hatip'in hemen arkasında Büyükşehir'in spor tesis alanı vardı. Büyükşehir Belediye'miz spor tesisini spor yapılmak üzere arsasını Büyükşehir'e devretti. Plan değişiklikleri üzerinden 3 ay geri attık. Yani ben İsmet İnönü kapalı spor salonunu Zafer Mahallesi'ne kapalı spor salonunu katmayı vurdukları an İsmet İnönü'yü yıkacağız. Yıktığımızda o adayı komple bir park olarak değerlendirelim. Hatta orada güzel bir proje de hazırlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da arz edeceğim. O yüzden biraz şaştı. Yoksa biz şimdi oraya kadar 50 kere İsmet İnönü'yü yıkmıştık. Yıktığımızda da oraya çok güzel bir park yapmıştık. Ama dediğim gibi plan değişikliklerinden daha doğrusu şöyle. Biliyorsunuz Tekirdağ Süleymanpaşa'da tek türbinli şeyler var, sahalar var. Biz gittik spor genel müdürlüğüne dedik ki arkadaş bizim tek türbinli saha bizim ihtiyacımızı görmüyor. Karşılıklı türbün yap. Oradaki yolu mecburen iptal edip genişletmek zorunda kaldık. Biraz böyle teferruatla uğraştık. Yoksa 50 kere İsmet İnönü'yü yıkmıştık. Yıksaydık doğrusu çok güzel bir park alanı olacaktı. Atatürk Tuna Boyu Parkı ile birlikte. Bir şey daha var. Başkanıma da söyledim. Geçen Milli Savunma Bakanımızla konuştuk. Bizim ordu evini de bir kısmını artık biliyorsunuz vatandaşa açıyoruz. Ordu evinin bulunduğu sahil bölgesini. Ondan sonra Tekirdağ Spor'la ilgili olan yeri. İnşallah. Yani bunların hepsi birbirine bağlı ama bazen böyle bir ufak bir aksilik şaşırtıyor işi işte yani. Efendim evet. Sayın Kadir Albayrak, Sayın Başkanım, Tarık Eski. Bir tek ulaş var Büyükşehir bünyesinde. Tek ulaş AŞ. Sayın Hüseyin Özcan göreve genel müdürlüğe getirdikten sonra önemli ivmeler kaydettiğini biz gözlemleyebiliyoruz. Bu konuyla ilgili geçmişten bugüne tek ulaşa katılan, yapılan o katkıyla ilgili değişikliklerle ilgili değerlendirmeniz ne olabilir? Çünkü gözle görülür önemli tabii, hizmetler var tek ulaşta. Şu bir gerçek ki Hüseyin Özcan. Özellikle pandemi başladıktan sonra her esnaf olduğu gibi bir dakika, soru soru cevap soru sordum dinleyin beni be ya. Soru sorusunu birbirine konuşsun. Ben abimi yanlış anladım. Evet. Maalesef pandemi dolayısıyla her taşıma esnafının, şoför esnafının, minibüsçi esnafının çok sıkıntı çektiği gibi biz de maalesef özellikle hem Çorlu'da hem Süleymanpaşa'da yolcu taşımada, yolcu sayısı bir kere 1/4 indi. Ve ciddi sıkıntılarımız var. Ama bir takım çalışmalarımız var, bir takım hazırlıklarımız var. Sanıyorum bu sene yani 2020-2019'dan daha iyi. Pandemiye rağmen. 2021'den sonra bu daha da normale girecek gibi Sayın Tarık Eski. Bu kişisel mesele değil, bu ekip meselesidir. Ama tekrar söylüyorum yani tek ulaş, tek park, birlik yani bunların hepsi Büyükşehir Belediye'mizin kuruluşlarıdır, şirket kuruluşlarıdır. Başkanım evet. Özür dilerim arkadaşlardan da ilk soruyu sormuştum da tam cevap alamadım. Soruları hep aynı kişiler. Cevap alamadığım için soracağım.
numaratajlar konusunda bir cevap numarataj, alamadım. Numarataj biliyorum tamam. Ve köylere otobüs tatlısın. Gitmiyor. Kumba Barbaros otobüsleri niye kaldırıldı? Onun onu bir kenara bırak şimdi. Yalnız numaratajı sordum, doğru söylüyorsun. Numaratajı da ilk sene 2014-2015 hatta 2016'ya kadar çok güzel çalışmalar yaptık. Özellikle Şarköy, Marmaris'i ve Süleyman Paşa'nın büyük bir kısmını olayı çözmüştük. Ancak Ankara Bakanlık, İşleri Bakanlığı bunu ben yapacağım bundan sonra dedi. Aselsan vasıtasıyla bugüne kadar bize devredileceği günü bekledik. Ama daha yeni geldi. Yeni geldi şimdi bunun bir takım yetkileri ilçe belediyelerine devrolmuştu. Onlar mı yapacak, biz mi yapacağız, bir çalışma içerisine gireceğiz şimdi. Ama uzamasının sebebi de tamimi söylüyorum. Aselsan alıp da bugün getirdiği nokta bize yeni bir çalışma düzeni başlatmak zorunda. Öyle. Yani evet, evet başkanım. Size iki yıl önce Tekirdağ Spor'la ilgili söz bir daha soru sormayacağım demiştim ama artık sormak durumundayım. Tekirdağ Spor'un tek destekçisi Süleymanpaşa Belediyesi ve şu anda daha ileri götürmesi çok zor. Türkiye genelinde 15-20 tane belediye var iken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Spor'a niye destek vermiyor? Diyeceksiniz ki evet biz büyükşehir olarak promosyon kulübü destek veremiyoruz. Örneği Ergin'e var. Konuşmada dendi geçen sene 852 bin TL Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerine destek vermiş. Geçen sene Tekirdağ Spor amatör kulüpteydi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Spor'a 1000 lira katkı sağladı mı? Tekirdağ Spor hepimizin kulübü. Ve Tekirdağ Spor'un şu anda üye olarak en yüksek aidatı ödeyen kim onu bir öğrenin. Bugüne kadar Tekirdağ Spor'a en büyük nakdi yardımı yapan kim onu da öğrenin. Bu sorunun cevabını bulacaksınız. Başkanım Türkiye'de 15 tane belediye destek verirken onların örneklerini getirsek siz destek verecek misiniz? O işe o açıdan bakmayalım. Bakmayalım. Çünkü Tekirdağ Spor'la aynı. Ben Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Elbette Tekirdağlıyım. Küçüklüğüm her şeyim burada geçti ve Tekirdağ Spor'un fanatik bir taraftarıyım da üstelik. Ama şu anda Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak Velimeşe Spor ikincilikte, Çorlu, Çerkezköy'ün kulüpleri var. Onları dışlayamayız. Ben Büyükşehir ama Sayın Başkanım tamam gayet güzel desteğini veriyor. Biz de zamanı gelince o şartlarda desteğimizi verdik. Ve şartlarımız uygun olsa yine destek vermeye devam ederiz yani. Sağ olun. Evet. Evet kıymetli başkanlarım buradayım Ruhan Yalçın. Dinliyorum. Evet. Öncelikle ikinizi de gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir ambiyans. Çok güzel bir toplantı. Ben kanımca faydalı olduğuna inanıyorum. Soru değil ama Sayın Kadir Albayrak için bugünkü ambiyans, bu toplantı basınla uzun süre araya gelmeme olayında ben bir milat olacak mı? Ben de özlemişim. Sorum hakkaniyetli olması açısından bir Cüneyt Başkanımıza bir size. Basın biriminizden esnafa 2000 lira destek Büyükşehir'den diye bir haber geldi ve biz bunu yazdık. Bunun biraz açar mısınız? Çünkü bize bu konuda mesajlar geliyor. Kimler faydalanabilecek? Hangi kategoriye giriyor bu esnaf? 11 ilçeyi tabii kapsayacak anladığım kadarıyla. Sayın Cüneyt Başkan'a da kapalı pazar yeri yani Perşembe pazarında yaptığınız az önce görselini gördüğümüz yer Perşembe günü kurulan tüm pazarcı esnafını içinde barındırabilecek mi? Ya da sadece pazartesi günü kurulan mı faydalanacak? Onu sormak isterdim. Teşekkür ederim. Abi şöyle, orası pazartesi pazarı için yapıldı. Perşembe pazarında 1000 kişilik bir esnafımız var. 20 dönüm arazi lazım. Yani orasının perşembe pazarını alma şansı yok. Zaten yaparken de biz pazartesi pazarı diye planladık. Sadece şunu yaptık. Pazartesi pazarındaki tekstilcileri de pazar gününe aldık. Ciddi anlamda yerimiz kalıyordu. Bekir Kaplan başkanla konuştuk. Pazar günüyle ilgili de Hükümet Caddesi esnaflarına da bu şansı tanıyalım. Gelsinler sosyete pazarı kuralım. Trakya'nın ilk sosyete pazarı olsun. İşte Leburgaz'dan atarak söylüyorum. Medine'den, Kırklareli'den neyse veya işte Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan sosyete pazarına insanları çağıralım. Bir hareket olsun pazar günü şehirde. Pazartesi günü pazarını da içeri alalım. Caddede açılsın, trafik kapanmasın. Perşembe günü standardı hiç bozmuyoruz. Yani Perşembe pazarı yeni pazar yerinin yapılana kadar. Çünkü abi dediğim gibi 20 dönüm yere ihtiyacımız var. Ancak 20 dönüme oturabiliyor pazar. Ona bu yıl zaten başlama şansımız yok projelerden. Ama önümüzdeki yıl onu da düşünüyoruz. Orası sadece pazartesi ve pazar pazarı abi. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili Ruhan Bey, sadece 2000 lira nakit yardımı olarak değil,
Ayrıca belediye, Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararı var. Bize ait olan iş kiracılarımızdan da kira ertelemesi, yarım kira veyahut da almama gibi çalışma. O da devam ediyor bunun yanında. Tabii bu şartlara uyan, bizim sosyal yardım kriterlerine uyan ve bize bugüne kadar müracaat eden 1600 kişi oldu. Ama bunların tamamı bu şartlara uymuyor. Onlar E-Devlet'ten bütün kriterleri inceleniyor. Ona uyanlar ödemeye, para ödemeye başlandı yani, hesapları yapmaya başlandı. Onu bir söylemek istiyorum ama gerçek kriterleri, daha net bilgi sahibi olmak istersen pazar günü bir uğra, arkadaşlar sana versinler, o zaman daha iyi. Ama mutlaka kendi esnaf odasından müracaat ederek geliyor bize. Onu söylemek istedim yani. Ya aslında esnaf 1600 kişi müracaat etmiş Ebu abi. Bak şu anda esnaf olarak bütün ili koyduğun zaman işin içerisinde, ki öyle düşünüyorum, 4850 esnaf var. Yani hepsini ver, hani seyalen verdiğiniz zaman. Ama böyle verme şansımız yok. Seyalen. Meclis kararı da olsun. Başkanım 9.700.000 lira yapıyor. Ver gitsin koca büyükşehir ya. Verirsen sonra bir kimiz öderiz parayı. Bir de bunun onun kriterleri var. Şimdi Dumansı Sanayili bugün de konuştuk daire başkanımızla birlikte. Abi büyükşehirin daha önce size de arz ettiğim şey var. Dumansı Sanayinin yolları ile ilgili. Tamam. İşte orada büyükşehire ait olan yerler var bizim. Bize ait olan yerler var. Biz bu sezon sonunda bir ucuz yolu, bir beton yol denedik. Ucuza mal oluyor ama 20 gün beton üstüne kimse çıkamıyor. Bu sefer de fabrikalar kapanıyor. Bu işi nasıl çözeceğimizi bu yaz karar vereceğiz. Yani ucuz yolu beton olsaydı çok rahat, kolay çözüyorduk işte bunu. Ama şey, işin içine asfalt ve normal o kuru beton dökmeye kalktığımızda fiyatlar biraz pahalı oluyor. Yani bir şekilde biz kullanılır hale bu yaz getireceğiz buraya büyükşehirle birlikte. Başka şansımız yok. Evet. Başkanım, merhaba, ben Mehmet Şen. Başkanım, benim soracağım tek bir soru var. Birincisi Büyükşehir Belediye Başkanımıza soru şu. Biliyorsunuz dünya bir kuraklık durumuna doğru gidiyor. Büyükşehir olarak yağmur suları veya yeraltı sularına ilgili bir projeleriniz olacak ve ikincisi Cüneyt Başkan'a yapılan yeni konutlarda bazı belediyeler yağmur sularının toplanmasıyla ilgili bir çalışmaların başlatıldığını duyduk. Evleri yapanların yağmur sularının depolandırılması ve ruhsatları ona göre verilecek diye duyumlar geliyor. Siz bununla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Yağmur suları ilgili bizim TESKİ'nin çalışmaları var. Büyük hazırlıklar var şu anda mecburen. Yapmak zorunda. Üstelik de yeni bir yönetmeni çıktı. 2002 ton muydu hocam? Bir telefon, çok yeni bir yönetmenlik var. Ben daha okumadım onu ama Sayın Hocam daha iyi biliyor. Güzel 2000 metrekarenin evet. Bundan sonra yeni bir genelge yayınlandı. 2000 metrekarenin üzerinde inşaat yapacaklar. Bundan sonra yağmur suyunu biriktirmek zorunda olacak çatı sularını bir yere, çatı sularını, ama binanın altına olmayabilir, yanına kenarına ne kadar olduğu belirtilmemiş ama böyle bir biriktirme zorunluluğu geliyor. Evet. 2000 metre çatısı olan diyemiş. 2000 metrekare, 2000 metreden büyük arsa. Arsa. Yani arsa da büyük. Evet, onda çatı suyunu biriktirmek zorunda. Evet. Güzel. Evet, tamam hocam, tamam. Hayır. Ya şöyle, ruhsat alamayacak diyor. Ruhsat yani, alamayacak. Tabii. Ya projesini nasıl elektrik su projesi gibi çiziyorsun? Onu da yağmur suyunu da ben toplama yapamazsam belki ruhsat alamayacaksın diyor. Arkadaşlar, doğru bir yönetmenlik. İsterseniz son 3 soruyu alalım. Öyle yapalım, toparlayalım. Saat 7.30 sokağa çıkma yasağı başlayacak. Evet, son 3 soruyu alalım. Evet ablam, buyurun, söyle. Buyurun. Orada kızdı. Hadi söyle. Çok kızdım hem de. Haklısın. Şimdi ilk sorum Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Şimdi Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nden geçti Aralık ayında. 55 kırsal mahalle belirlediler. 90 gün süre var. Bunu Büyükşehir'in en geç Şubat ayı toplantısında görüşmesi gerek bana göre. Bu Şubat ayı meclis gündeminde mi var? Ocak ayı meclis gündeminde izledim birazını. Yoktu. Bir de esnafa 2000 destek, bilmem kime 1000 lira destek de yerel basına niye destek yok, meclis kararı çıkarıp da Sayın Başkan? Bir de onu anlatır mısınız bize lütfen? Teşekkür ederim. Evet, şimdi bir... benim soruyu kaçırdım abla, hakkını et ya. Birinci soruyu bir daha söyler misin? Daha net.
Şimdi Süleymanpaşa Belediye Meclisi tamam. Aralık ayı meclisinde 55 kırsal mahalle belirledi. Yeni bir yasa çıkıyor. Tamam. Şunu diyoruz. Köyden mahalle. Yani bundan bahsediyoruz. Ha işte o. Köyden mahalleye dönenlerin tekrardan mahalli köy olarak dönmesiyle ilgili bir genelge çıktı. Bu konuda bize de geldi. Biz de ilçe belediyelerine yazı yazdık. Bu konuda meclis kararlarımızı alın, büyükşehire gönderin, orada görüşeceğiz ve 90 gün içinde karar vermek durumundayız. Şu ana kadar bütün belediyelere yazı yazdık. Süleymanpaşa Belediyesi, Malkara Belediyesi bize, önce Süleymanpaşa Belediyesi 55 mahalleye karar vermişler, bize gönderdiler. Biz de bu mecliste komisyonlara havale edip tartışacağız mecliste. Bugüne kadar da, bugün de bütün arkadaşlar telefon açtılar, söyledik. Yani söyleyin diye tembih ettim. Bütün belediyelerden gelirse hepsini birden toparlarız. Veya ara bir olan... O 90 gün size yazı tarihi geldikten sonra mı? 90 gün yazı iletildikten sonra? Bize geldikten sonra. Ben 90 teşekkür gün. Ederim. Evet. Bir de esnafa destek, taşıyıcılara destek, basına destek. Şuradan, bu sadece ve sadece son kararnameyle tamamen faaliyetleri durdurulan veyahut da işte ya paket şeklinde çalışan veyahut da bu esnafın desteklenmesi amacıyla ben esnaf odalarını davet ettim. Sayın Başkan Sami Bey'le beraber 15 oda var. Onları davet ettim. Bu şey uyan. Geldiler, konuştuk. Onlar bir taleplerde bulundular. Ama böyle seyyalen ben 2000 lira veriyorum herkese. Bir verme şansımız yok. Bunu inceledik. Detaylı olarak. Ama bunun yanında yani meclis kararı alsan da yok. Bunun yanında iş yapacak olan şu, bizim sosyal yardım kriterlerine uyan, yani ne bileyim şimdi bir liste geliyor bize, ben almak istiyorum diyor ama E-Devlet'e girdiğiniz zaman iki apartmanı, üç aracı, iki tane arsası var. Bunlar bunun yanında bir de hiç gelir olmayan ve sadece tek maaşla zor durumda olanlar var. Bunlar arasında tercih yapılıyor yani bu şekilde. Evet, sondan bir önceki soru. Bittiyse. İşletmelerden şirket olanlara ödeme yapmıyormuşsunuz. Şirket? Olanlara. Mikrofonu uzat bir zahmet duyalım. Vallahi İsa Bey şunu bir dakika. Büyükşehir 2 milyar lira destek. Hemen şimdi. Dinledim. İsa Bey al şu telefonu, mikrofonu da çok kısa ama 2 dakikada. Daha yok. Ruhan nerede? Sayın başkanlarım, değerli basın mensupları. Sosyal daire başkanımız. Evet. Teşekkür ederim. Değerli çalışma arkadaşlarım, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İsa Karadağ. Şimdi esnafa 2000 lira yardım kriterlerimiz şöyle. Bakanlığın, İçişleri Bakanlığı'nın 18 Kasım ve 30 Kasım'da iki genelgesi var. Bazı iş yerlerini kısmen veya tamamen faaliyetlerin durdurulmasına yönelik. İşte bunlar kahvelerdir, kıraathanelerdir, saunadır, spor sahalarıdır. Değişik 7-8 kalem şey var. Bunun içinde paket servisi yapmayan lokantalar da var. Bu kapalı olan, tamamen faaliyetler durdurulan esnafımızın bakanlığın genelgesinde yer alan iş kollarına, yine İçişleri Bakanlığı'nın E-Devlet Sistemi üzerinden sosyal yardımlar kriterlerine göre değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirmede işte esnafımızın iştigal ettiği meslek kolu dışında başka hane içine giren gelirinin olmaması, üzerinde birden fazla taşınır mal ve birden fazla taşınmaz tapu kaydının bulunmaması gibi kriterleri var, sosyal yardımlar. Bu şekilde veriyoruz. O iş kollarının dışında kalan yerleri verdiğimizde genelge dışına çıkmış olduğumuzdan sıkıntılı bir süreç başlıyor. Biz de onu kendimizi yasal bir dayanağı olmadığı için o genelgelere uymak zorunda peki, kalıyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir soru daha alalım. Son soru. Evet, soru yok herhalde. Peki. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Güzel, Güneş'im. Sen bir kapanış konuşması tamam. Yap. Ben bir kapanış konuşması yapıyorum. Abi açılışı ben yaptım. İstersen sen tamam, önce konuş. Tamam, peki. Değerli basın mensupları, değerli çalışanlarımız, bana göre verimli bir toplantı oldu.
Ben tekrar tekrar önce katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ama şunu da bilmenizi istiyorum. Önümüzde daha 3 sene, 2 ay gibi hizmet süremiz var. Özellikle 2020'nin pandemiden dolayı noksan olan hizmetlerimizin 2021'de birleştirilerek çok daha aktif bir çalışma içerisinde olacağımızı bilmenizi istiyorum. Ve bu kendi kitapçığımızda söz verdiğimiz seçim vaatlerinin de en azından büyük bir çoğunu yapmak durumundayız. Bunların hepsi yerine gelecek. Ama bundan sonraki diğer arkadaşlarla da beraber geleceğiz. 11 belediyemiz var. 11 belediye başkanı da benim hepsine eşit mesafede ve hepsine aynı destek olmak zorunluluğum var. Olmaya da çalışacağım. Bundan şüpheniz olmasın. Cüneyt Başkan'la da gayet iyi çalışıyoruz. Bugün de bu toplantı bunu kendilerine ispat etti. Daha iyi şartlarda çalışma yapacağız. Diğer 10 belediye başkanımızla da kısmetse basın toplantılarına bir araya geleceğiz. Sabahleyin Hayrabolu'daydım. Orada da bakın bütçede olmamasına rağmen Şalgamlı bir pazar yeri yapıyoruz. Bunun dışında birkaç tane daha proje, bunların belki rakamları daha da yatırım rakamının çok üzerine çıkacak. Süleymanpaşa'da bu bahsettiğimiz bütçede Sayın Başkan'ın göstermiş olduğu rakamın üzerinde yatırım alacaktır. Diğer ilçelerde elimizden geldiğince yeter ki kaynaklarımız ve gelirlerimiz eksilmesin. Ben hepinize sağlıklı günler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ben de kıymetli başkanıma öncelikle teşekkür ediyorum. Ondan sonra bütün basın mensuplarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ya gerçekten bu toplantı işte AK Parti, CHP belediyeleri tarafından ne olur, ne gider, tartışılır, şu olur, bu olur. Kadir Başkan'a söyledim, başkanım yani farklı karşı karşıya geldiğimizde vatandaşımıza karşı mahcup olacak bir şey ortamına düşmek istemem diye de söyledim açıkçası. Allah'a çok şükür ki basın mensuplarımız bu konuyla ilgili bizi mümkün olduğu kadarıyla sıkıştırmadılar. Ben çok böyle biz ara ara geliyoruz başkanım. O yüzden biraz daha rahat hareket ettim. Ama ben sözleri tamamlamadan önce bir iki tane not vardı, onu arz etmem gerekiyor. En azından da bu konuda belki de destek olabilirsiniz. Bu önergesini vermiştim. Sürekli yazdılar. Notlara da çıkarttım çocuklar. Not yazdılar da o yüzden başkanım hakkını evet. 100. Yıl Mahallesi'ndeki Hüseyin Rahım'ın Gürpınar Caddesi arkası ve yeni sanayi sitesi üzerinde kalan bölgenin yollarının yapılması ile ilgili. Yani yeni sanayinin üssüyle itfaiyenin arası büyük şehre kalmış. Orası ile ilgili sürekli yazıyorlar. Yorumlarda da yazdılar. O konu üzerimize kaldı. Başkanım onu da özellikle daire başkanımıza buradan söylemiş olayım. Diğerlerini zaten sürekli konuştuğumuz konular, hükümet caddesi vesaire, onlara hiç girmeye gerek yok. Bunu mümkünse ara ara yapabilirsek iyi olur. En azından bilgi kirliliğinin önüne geçmiş oluruz. Tamam. Her şey siyaset değil. Onun da bir kanıtı oldu bu toplantı. Vatan için, millet için, hizmet sevdası için bir araya gelmiş insanların çok daha farklı şeyleri birlikte yan yanayken yapabileceğinin bir göstergesi oldu. O yüzden emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, basın mensuplarımıza ve belediyeyi, her iki belediyede çalışan bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Her birinize hayırlı ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağ olun, var olun.